Efendim, iyi geceler. Enteresan bir program olacak. İstifade edeceğimiz, bizlerin de çok şey öğreneceğimiz bir program olacak. Çünkü bugünkü konumuzu en iyi bilen kişilerden biri aramızda Doktor Ali Güler. Ali Bey, Ali Hoca tarih doktorudur, üniversitede görevlidir. Fakat daha önce yıllarca subay olarak albaylıktan emeklidir. Ve Anıtkabir Müzesi'nin ilk komutanı olarak görev yapmıştır. Bize gayet enteresan görüntüler, filmler getirdiler. Daha önce, birkaç ay önce Atatürk'ün ailesi ile ilgili yaptığımız programa katılmışlardı ve epey yanlış, palavra, uyduruk bilgiyi düzeltmişlerdi. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun, hoş geldiniz. Ali Bey'i davet etmemizin sebebi malum, yarın 10 Kasım. Yani 45 dakika sonra 10 Kasım'a giriyoruz. Atatürk'ün vefatının 75. daimi kabrine, yani Anıtkabir'e cenazesinin naklinin 60. Aynı zamanda Anıtkabir'in inşasının da 60. yıl dönümü. Programımızın ilerleyen dakikalarında bugüne kadar çok az kişinin gördüğü bazı cenaze filmlerini izleyeceğiz. Yayınlanmamış değil, yayınlanmıştı fakat az kişi bilir. Çok geniş şekilde yayınlanmamıştı. Hoca sağ olsun onları getirdiler. Yani hepimizin istifade edeceği bir program olacak. Programa başlarken efendim çok eski bir arkadaşımı ve meslektaşımı rahmetle yad etmek istiyorum. Savaş Ay bugün vefat etti. Savaş benim 80 yılların başından 30 küsur senelik arkadaşımdı. Başın sağ olsun. Hayatının sonuna kadar gazeteciliğin temeli olan muhabirlik görevini, muhabirlikten hiçbir zaman ayrılmamışım. Her zaman bir haber heyecanı, haber merakı, daha doğrusu nasıl diyeyim, yani gazeteciliğin muhabirlik demek olduğunu bilen, bugün artık az sayıda kalmış birkaç kişiden biriydi. Senelerce Beyrut'ta, Lübnan'da, özellikle oralarda çok güzel vakit geçirmiştik. Birbirimizi çok o şekilde atlatmıştık haber konusunda. Farklı gazetelerde miydiniz? Önce aynı gazeteydik, sonra farklı gazetelerdeyken çok güzel günlerimiz geçmişti. Birbirimizi böyle atlatarak, haber konusunda tabii şey yaparak. Başın sağ olsun. Doğru. Allah rahmet eylesin. Evet. Tabii çok renkli bir gazeteciydi. Dediğin gibi o muhabir heyecanlı yaptığı televizyon programlarında da sergilemişti. Yani o yüzden de insanlar çok severdi. Allah rahmet eylesin. Amin. Efendim, şimdiden sorular gelmeye başladı. Ne oldu stüdyonuza diyorlar. Efendim, içeride çok güzel bir stüdyo yapıldı. Yani senelerce program yaptığımız mekan elden geçti, değişti. Fakat bir şey eksik kalmış. Programımızın alameti farikası olan o tarihin arka odası yazısı. Evet. Önde. Orayı uyduramadık. Unutulmuş. İnşallah bu hafta o eksikler yapılacak. Bir de Nurhan Hoca mesela oturamadı, masa yüksek dedi. Masa çok yüksek. Tahtrevan gibi çünkü. Evet. Yani o yazı yapıldıktan sonra önümüzdeki hafta eski stüdyomuz ama yeni bir görünümle devam edeceğiz. Bu arada geçen hafta, şimdi konuya girmeden önce bir iki güncel ve az bir çevrenin ilgisini çekse de kültür tarihimiz açısından önemli bulduğum, herhalde gülüyorsun, bir haber vereceğim. Geçen hafta duyurmuştuk. Klasik Türk Edebiyatı, yani divan edebiyatı ve klasik Türk edebiyatı konularında Türkiye'nin şu anda duayeni olan hoca Günay Kut, Profesör Günay Kut. Günay Hoca'yı belki, yani öğrenciler dışında pek tanımazsınız ama şöyle söyleyeyim, hani bir kere programa geldi, hep iki kere geldi bize de hepimiz hayran olmuştuk. Gönül Tekin vardı ya, hani hurufu mukatayı söylemek üzereyken hoca sakın sus dedim. Rica ettim, susturdum. Ondan sonra efendim Sümer metinlerinin dinlerle ilişkisinden bahsedecekti. Aman hocam dedim. Gönül Hoca'nın kız kardeşi. Chicago ve Londra'daki büyük üniversitede senelerce hocalık yapmış. Boğaziçi Türkiyatı'nın kurucusu, Türk Edebiyatı'nın kurucularından. Günay Hoca efendim geçen hafta bir kalp krizi geçirmiş. Kalp rahatsızlığı geçirmiş, kriz değil. Ama iyi bir yerde geçirmiş. Niğde'de kongrede geçirmiş.
Allah'tan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa Hoca oradaymış. Hemen almışlar Kayseri'ye götürmüşler. Orada efendim hocaya şimdi geçen gün şey takıldı. Kalp bile. Espri şöyle. Kayseri'nin üç şeyi, iki şeyi meşhurdu biliyorsunuz. Bir dakika not aldım neymiş. Pastırması ve mantısı. Üçüncüsü pili. Üniversite çok iyi. Üniversite. İlk gün Cumhurbaşı resmi göster de. Çok iyi pil mi takıyorlar? Geçen, evet çok iyi pil işte. Ah i̇lk gün canım büyüt, benim. Büyüt ilk gün şöyle full şey yap. Biraz aşağıya da gitti de hocayı, hocam duyunu söyleyeyim. Çok tipik boynunu şöyle yana döndürmesi. Şimdi boynunu değil o elini kaldırmış ben onun diye bağırıyordu bize. Çünkü bu söz verdin de değil mi kimseye göstermeyeceksin efendim, diye. Bir arkadaşım gönderdi. yanındaki bir arkadaşım gönderdi. Hoca da dedi ki hiç kimseye dedi gösterme. Söz mü dedi? Söz dedi. Ama kimseye göstermeyeceğim demek televizyonda yayınlamayacağım. Allah senin gelmez. Eline düşürmesin. Efendim hocaya bakın gayet iyi görüyorsunuz. İlk gün biraz daha zoom yap. Hocanın pilinin dengesi gitmiş olabilir. Doktor beyler seyrediyorlar sanmasınlar. Evet kafasını kesme ama ilk gün ha. Şöyle evet efendim. İki kız kardeş olarak bunlar Türkolojideydiler. Bu ikisi birbirinden felakettir. Efendim ben de sanat tarihinde biz çok iyi arkadaştık. Bunlar iki akıllı kızlar. Evet. Fevkalade akıllı ve çalışkan. Bir tane de ben onların haşarı arkadaşıydım. Çok yıllar geçti aradan. Hiç dostluğumuz eksilmedi. İkisiyle ayrı ayrı çok görüşürüm. Evet. Çok değerli. İkisi de birbirinden değerli iki tabii kız kardeştir. Yani bunlar inanılmaz. İnanılmaz. Bunlar deryadır. Derya hakikaten. Şimdi ama derya. O derya kabarmıştır. Şimdi bağırağını şedid halindedir değil mi hocam? Şimdi seyrediyorsun. Şimdi bunu seyrederken sana neler söylediğini tahmin edebiliyorum. Yalnız bir şey aklıma gelmedi. Pilin o şeyi falan inşallah bir şey olmamıştır. Ama neyse pastırması efendim mantısı ve pilleriyle meşhur bir şehirdeler. Evet efendim. Hocam tekrar geçmiş olsun. Allah şifa versin. Bakın sözümü tuttum. O arkadaşımızın yolladığı resmi kimseye göstermedim ama ekranda göstermeyeceğim diye söz vermedim. geçen hafta gösterdik yüzlerce telefon gelmiş. O kadar çok talebesi var ki. Geçmiş olsun. Öyle oluyor. Evet efendim. Seyircilerimiz bir seyircimiz. Eskiden baktıkça dinlenirdik. Şimdi konser seyrediyor gibi olduk diyor stüdyodan. Efendim haftaya çok daha güzel bir mekandayız. Dediğim gibi yazı unutulmuş. Evet. Bu arada yazı konusunda mesaj gösteren bir dostumuza çok teşekkür ederim. Anlayamamış. Evet efendim. Hocam Ali Bey ile sohbete başlamadan bu kitapların hepsi onun. İlk gün gösterirse kitapları şöyle. Hepsi onun bu kitapları. Anıtkabir Müzesi'nin ilk komutanı mı oluyorsun? İlk müze komutanı benim. Müze komutanı. Evet. Müze müdürü değil mi komutanı? Yok şöyle hocam. Daha önceden yani 2002'de bu yeni müze açılmadan önce yani müze yeniden düzenlendi. 2002'nin 28 Ağustos'unda açıldı. Ondan önce müze müdürlüğü şeklinde kadrosu vardı. Bir sivil bayan arkadaşımız orada müdürdü. Bu yeni müze düzenlenip yapılmaya başlandıktan sonra daha doğrusu inşaat aşamasında müze büyüyeceği için komutanlığa dönüştürüldü. Hı hı. Ve müze komutanlığı Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi komutanlığı kadrosu ihtas edildi. Ben harp okulunda o zaman görevliydim. Mesaj emriyle oraya atandım Ağustos neydi? Başında. Kara Harp Okulu'nda. Ne emriyle? Mesaj emriyle. Yani normal tayinlerin dışında silahlı kuvvetlerde normal atamalar belli dönemlerde yapılıyor. Hı. Onun dışındaki özellikle il içi atamalar mesaj emriyle oluyor özel atamalar. O şekilde ben oraya atandım ve müzenin kadrosunu da biz yaptık. İlk komutanlık kadrosunu. Güzel bir müze olmuştu. Dolayısıyla ben ilk müze komutanı olarak orada 2 yıl görev yaptım. 2 yıl? Evet. Hı. Sonra burada Harbiye'deki askeri müzeye atanmıştım. Ben tanıyor muyum o zamanda siyah? Görüştük hocam görüştük. O zaman evet. Görüştük. Askeri müzeyle siz ben bir yıl... çadır, çarşaf onları mı arıyordunuz? Ne yapıyordunuz? şey var orada, kubbeli kenef vardı onun için. Efendim Yeniçeri tuvalette. Nurhan Hoca'nın şöyle 20 kilo ağırlığında $800 fiyata sahip bir kitabı vardır. Yeniçeri helaları.
Yani ismi o, kusura bakmayın. Allah Allah. Yalan mı? Efendim, sayın seyirciler sakın inanmayın. Yani Yeniçeri Kenefleri diye bir kitabım yok. Yazmadınız mı? Ay, Otağı Hümayun. Otağı Hümayun'u yazdı. Otağı Hümayun diye padişah çadırlarıyla yani, ilgili. Yani Kenefi Hümayun'u yazdı. Bir kitap yazdım. Güzel örnekleri var. Hocam çalışması bütün bu konuda. Bütün Avrupa'yı dolaştım. Öbür şeylerden de yaptım. Hazırladım. Bir kitap var. Askeri müzeyde her zaman ben çalıştım. Tabii tabii hocam. Ve çok zevkle çalıştığım yerde. Biz de çok istifade ediyoruz sizin çalışmalarınızda oradayken de arkadaşlar. Çünkü orası gerçekten Murat Bey de işte beraber programda yaptı orada. Askeri müzeden canlı. Çok dünyada aslında en önemli askeri müzelerden bir tanesidir orası. Evet. Obje sayısı açısından da, objelerin eskiliği açısından da. Aslında zengin bir kültürümüz var ama maalesef işte hepsine istenildiği şekilde sahip çıkamıyoruz. Yani bir de öyle bir zafiyetimiz var maalesef. Bu Anıtkabir'deki müze tabii madem söze girdik, işte müsaade ederseniz ben biraz oradan bahsedeyim. Müzenin neden yapıldığından. Bu ilk aslında Anıtkabir inşaatının şartnamesinde, yani nasıl bir yer olacak Anıtkabir, proje yarışması açılacak ya, onun için bir şartname hazırlanmış. O şartnamede mesela şeyler var. Anıtkabir'de ne olması gerekir diye bir takım şeyler sıralamışlar. O sıralamalardan bir tanesinde müze şartı var. Evet, müze. Bir Atatürk'ün hatıralarının eskiyalarının... 60 sene sonra mı yapıldı peki? Yok yok, hayır, önceden yapılıyor. Şartname 42 değil mi? İnşaatla beraber yapıldı. 1939'da. Yani ama küçük bir müzeydi. Yani siz orası, evet, Atatürk'ün sadece özel eşyaları sergileniyordu. Şimdi bu mozolenin altındaki bölüm, galerili koridor dediğimiz bir bölüm var yani orada. Şu anda yani müze olan asıl bölüm. Mezara giden yol. Tabii tabii, evet. Şimdi orası kapalıydı. Onu konuşacağız. Boştu. Orası yeniden düzenlenerek müze haline getirildi. Evet. Sevgili seyirciler, mesaj yağıyor tabii efendim. Cenazeden bahsedeceğiz. Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki cenaze namazından, ilk defninden, yani Etnografya Müzesi'nden fotoğraflar ve film yayınlayacağız biraz sonra. Ve gerçek mezarının da görüntülerini vereceğiz. Hatta hem 1953'teki görüntüsünü gerçek mezarının, evet, o pek yayınlan bilinmez. Evet. Ali Bey getirdiler sağ olsun hoca. Hem de 2013'teki görüntüsünü de vereceğiz. Biz bu programı oradan yapmak istedik. Daha doğrusu Anıtkabir'den yapıp mezardan da, mezar odasından. Defin işlemini orada anlatacaktık. Orada şey yapacaktık ama evet, olmadı. İnşallah günün birinde evet, olur. Çünkü o oda maalesef kapalı. Askerlerin genelkurmayın takdiridir. Bir şey diyemiyoruz. Ziyarete kapalı. Evet, ziyarete evet, kapalı. İnşallah günün birinde ziyarete açılır. Çünkü diğer birçok ülkenin kurucusunun gerçek mezarda ziyarete açıktır. Şimdi 3-4 tane fotoğraf seçtik biz. George Washington'ın, Abraham Lincoln'ın, Napolyon'un ve Lenin'in. Onları bir görelim. Mesela ilk önce Washington'dan başlayalım. Capitol Hill'in, yani o rotunda denilen kubbenin Washington'daki iki kat altındadır mezarı. Şimdi ve ziyarete açıktır. Gelecek misin? Evet efendim, George Washington'ın. Bizim padişah türbeleri de aynı şekilde. Evet, evet. İşte bu. Bu efendim Washington'ın mezarı. Yani asıl mezar bu. Tabii üstünde bir tantanalı bir şey var. Evet. Bu. Efendim, Springfield'de, Illinois'daki Abraham Lincoln'ın mezarını göreceğiz şimdi. Yani Amerika'nın kurucusu gerçi Washington ama Lincoln'da o kadar önemli bir insandır. Bu. Bu ziyaret edilir. Her zaman açıktır. Şimdi Envalid'de, Paris'te Napolyon'un mezarını göreceğiz ki Napolyon orada hala defin devam ediyor orada, Fransa'nın önemli askerleriyle beraber. Yani mareşallerle beraber yatar. Ortada bu vardır. İlk gün biraz yaklaştırabilirsen ziyaretçileri görebiliriz. Evet, orada. Şurada bakın, arkada ziyaretçiler var. Evet. Tabii mezarın bunun dibine kadar girmiyorlar. Tabii tabii. Ama belli bir yerde. Gerekli yok. Güvenlik çemberi içinde evet, ziyaret de yapılabilir. Evet. Biraz yaklaşırsak ziyaretçileri daha net göreceğiz, ziyaretçileri. Şeyden bu, bakın bu meşhur evet, koca sandık, hatta bunun önünde film bile çevirmiştir.
Dezire'nin bir versiyonu bu da çevrilmişti. Hepimiz ziyaret ettik. Tabii oraya değil mi? Tabii. Bir de en son efendim Moskova'daki mezarı göreceğiz. Lenin'in. Lenin'in mezarını ben ziyaret etmedim. Önünden geçtim içeri girmedim. Maç mı bakıyordunuz niye? Bu. Önünde İçine uzun duruyor. Kuyruk var. Evet açık. Ve yani o buradan, kadar buradan giriyor, o kapıdan çıkıyor. Koca kuyruğa girip saatlerle bekleyecek. Mumyalı olarak herhalde saklanıyor değil mi hocam? Mumyalı da şimdi ki. Bir ara tartışılıyordu. Çok masraflı oluyormuş. Bakın. Çok masraflıymış. Evet. Hatta bir o sıkıntılı günlerinde şeyden komünizm sonrası işte gömelim mi edelim mi falan filan diyorlardı. Tabii sonra vazgeçtiler ama. Evet. Ama çok ziyaretçisi var. Çaması bir kuyruk. Hep kuyruk. Biz ben oraya bir protokol gideceğim, gezisinde gittiğimiz için beklemedik. Ha, özel. Bize öyle yok. Biz boynumuz bükük vatandaş. Hocam siz gidip Kremlin'deki don gömlek, kumaş, paçavra, kilim, çadır onlara halbuki... Mücevherlere de baktım. Efendim geçen hafta ders veriyordunuz. Eline sopayı alıp istediğini yaptıracaksın diyordunuz. Hani rektörlüğe. Öğrenciler niye yapmıyor diyordunuz. İyi de Rusya demedi. Ha Rusya demedi. Bu arada efendim biraz konunun dışında olacak ama hocaya bilgi vereyim. Biliyorsunuz burada 2 hafta önce bu İstanbul Üniversitesi korosunun diğersizliğinden, kapı dışarı edildiğinden falan bahsetmiştik. Hocam şimdi tansiyonunuz daha çok düşecek. Sağ olsunlar rektörlük Kuyucu Murat Paşa Medresesi'ne yer vermiş. Evet. Öğrenciler bu hafta çalışmaya gitmişler. Yallah size iyi verecek yerimiz yok. Burası meşgul demişler, çalıştırmamışlar. Efendim dediğim gibi daha önce konuştuğumuzu anlatmıştık. Bütün dünyada üniversiteler öğrencilerini sosyal faaliyetlere teşvik ederler. Bizde ise musiki gibi ve biz muhafazakar üniversiteyiz. Şunu yaparız, bunu yaparız deyip klasik musikisini, bu memleketin klasik musikisini canım bir hafta gitmemesi hemencik bir dakika genelleme. Bile miyimdir? Bir dakika bile miyimdir? Genelleme hemencik. Hocam şeyde Boğaz'da mekan inşa etmek şimdi konuşturmayın. Hemen nasıl oluyor? Alt tarafı tıngır tıngır şey yapıp üst tarafı kendilerine vermek. Yani biz de kardeşim sosyal faaliyette mi bulunuyorsun? Yallah kapı dışı alıyorlar ve bütün arşivini 60 küsur senelik nota koleksiyonu bilmem ne çöp atıyorlar. Yani yer verilmemiş bunu söyleyeyim efendim. Ben bir dakika hilafı başka hakikat. Şeye geçmeden konuya Deniz Müzesi beni çağırdı. Oraya gittim ne kadar güzel olmuş. Fevkalade güzel olmuş. Açıldı, evet. Bazı şeyler vardı danışmak istedikleri beni çağırdılar. Ben askeri müzeye de şeye de çağırıyorlar çok hoşuma gidiyor. Bazı şeyleri ben Deniz Müzesi'nin yeni şeklini görmedim, gezemedim ama televizyondan izledim. Ama çok yani güzel. Hakikaten güzel olmuş, çok yemek verildi. Evet, tavsiye ederim seyircilere gidip görmeleri orada için. Orada da şey var, gayretli bir komutan var, Fatih Albay var. Evet. Yani o da halk açmaya, araştırmacıları getirmeye çalışıyor. Orada çok büyük bir pencere var denize bakan. Tabii o şeylerin, saltanat kayıklarının, denize bakan, denizle böyle iç içe oluşu çok güzel. Doğru. Fakat tabii bir mahzuru var. Ultraviyole ışıklarının vereceği zarar. Fatih Albay çok hassas, çok bayağı şeyleri koruma şeylerini, prensiplerini iyi öğrenmiş birisi. Bütün film geçittirmiş. Doğru. Hocamlara çok güzel. Efendim, onlara çok memnun oldum. Bu 10 Kasım'da programı asker çıkartarak nasıl bir mesaj vermek istiyorsun diyor. Allah bazı Allah. Zeki seyircilerimiz. Kardeşim tarihçi, üniversitede hoca. Öğretim askerlikte üyesi. Öğretim üyesi. Ama hocam hiç şey yapmayın. O mesajı anlamaya çalışın. Tabii ki gizli bir mesajımız var. Hocayı boşuna mı çağıracağız buraya? Tabii ki gizli bir mesajımız sen var. Sen dil tarih mezunu muydun? Allah Allah. Tabii ki yani ben zaten... Ya harbi okulu mezunu değil. Kuvvetler'de de öğretmen benim sınıfım yani. Öğretmen albay olarak görev yaptım. Dil tarih mezunuyum. Dil tarihte okurken sivil öğrenci olarak kazandım genel Türk tarihini. 1 ve 2. sınıfı normal sivil öğrenci olarak okudum. Ondan sonra kara kuvvetleri öğretmen yetiştirmek üzere eleman alıyordu üniversitelerden. Ben de müracaat ettim. Mülakatla kara kuvvetleri adına öğretmen yetiştirmek üzere asker öğrenci oldum.
Yani 3. ve 4. sınıf asker öğrenci olarak okudum. Ve görev yerlerim de hep okullardır yani. Silahlı kuvvetlerdeki tarih öğretmeni. Tabii tarih öğretmeni olarak peki görev. Peki başka görevde de olsanız ne olacak? Doğru, fark etmez. Hocam, sonuçta ne olacak yani? Yaptığımız çalışmalar ortada yani. Şeyin evet. Bu demin bu mezarla ilgili yarım kaldı orada. Şimdi dünyada liderlerin mezarları ziyarete açık. Evet. Türkiye'de ziyarete bırak. Kameranın girmesi bile yasak. Sebebi ne? Şimdi şöyle bir hassasiyet var. Bu işin başından beri mezar odası, yani Anıtkabir'in her tarafı ziyarete açık. Tamam. Ve bütün faaliyetler... Ama Anıtkabir'in yapılış sebebi Atatürk'ün oradaki mezarı. Anıt mezarı. Tabii. Bir takım tabii Anıtkabir birazdan konuşuruz ayrıntılarıyla. Üniteleri var. Yani Anıtkabir'in birimleri var. Aha. Gezilen. Şimdi dolayısıyla Anıtkabir'in birimleri içerisinde sadece mezar odası ziyarete kapalı. Hı hı. Bunu şimdi ben o müze yapılırken, müze komutanlığına atandığım zaman üst kurulda komutanlar vardı. Yani isimlerini de verebiliriz. Yaşar Büyük Anıtpaşa o zaman ikinci Genelkurmay ikinci başkanıydı. Işık Koşaner Paşa da o zaman Milli Savunma Bakanlığı müsteşarıydı, kor generaldi. Devlet Güzel Sanatlar Genel Müdürü Mehmet Özel vardı. Bir de Atasa Başkanı vardı. Yani bunlar üst kuruldu. Müzenin yapımından sorumlu üst kuruldu. Onlara önerdim ben. O zaman dedim ki bu mezar odası, şimdi göreceğiz görüntülerini birazdan. Bir tonozlu galeri var. Onun 3 metre ilerisinde kapısı var. Bir tane pirinç kapı. O kapıyı açalım dedim. Önüne bir cam koyalım. Evet. Müzeyi gezen izleyiciler Washington zaten önünden gibi. Geçiyor. Evet. İlk önce bir daha göstermesin Washington'un mezarı. Bakın cam var önünde. Evet. İnsanlar orada geçerken yani müzeyi gezerken zaten önünden geçiyor şu anda. Orayı görsünler. İşte. Yani işte buna benziyor zaten biraz. Böyle bizde demir parmaklık yok. Bir pirinç kapı var. Onu açabilirdik. Bir cam koyardık önüne. Onu senin önerdim ben yani. Senin teklifin makulmuş. Nasıl evet. Karşılandı? İnsanlar orada çok ilginç bir şey geldi. İşte efendim insanlar çelengi yukarı değil buraya koymaya kalkar. Seccade serer namaz kılmaya kalkar gibi böyle düşünceler atıldı ortaya, tartışıldı. Kabul edilmedi bizim öneri. Aslında bir de ben onu sanki teklif etmemişim gibi tuttular. Kapıya bir de ön tarafa 3 metre bu tarafına koskocaman bir bakır rölyef kapı diktiler. Rölyef kapı? Bakır. Evet. Bakırdan daha da uzaklaştırmışlar. Halkı. Yani bu taraf açıktı aslında. Galerinin girişi açıktı zaten. Kapısı dip taraftaydı. Bu tarafa bir de rölyef kapı yapıldı. Bunun üzerine ben de müze komutanı olarak o cenaze törenini fotoğraflarla ve kısa notlarla 2 tane ayaklı pano yaptım. Oraya kapının girişine koydum ki izleyiciler... bunun farkına varsın, okusunlar, bilgilensinler diye. Şimdi burada anlatacağımız bilgiler orada koydum. Benden sonraki arkadaşlar da şey yaptılar. İçeriye bir hareketli kamera koydular. O kamerayla dışarıya da bir ekran koydular. Kapının, o bakır kapının önüne. Oradan şimdi geçen izleyiciler kameradan izleyebiliyor. Mesela. Halbuki buna gerek yoktu yani. Bu padişah türbelerinde de aynı şey var. Gidiyoruz, Fatiha okuyoruz, çıkıp gidiyoruz yani. Başka bir şeydi de aynı şey. Bu mezar odasının anahtarı... Anıtkabir komutanında duruyor. Burası mühürlü bir odadır. İlk yapıldığından itibaren Genelkurmay başkanlarının izniyle ancak o odaya girilebiliyor. Fakat 15 günde bir biz Anıtkabir personeli olarak görevimiz icabı. Zaten kirlenen bir oda falan değil. Her taraf güzel mermer, tertemiz, pırıl pırıl bir oda ama gene bir 15 günde bir gireriz. Ben müze komutanı olarak görev benimdi. Muhafız bölüğü var. Oradan da 3-4 tane asker Mehmetçik alırız. İşte ondan sonra ben temizlik elemanları bana bağlı Anıtkabir'de o zaman. Şimdi gene öyle müzeye bağlı. 3-4 tane eleman gelir. Biz besmele ile hocam kapıyı, mühürü açarız. Normal bir kabile görev gibi. Evet yani şeydir yani inançlarımızın gereği, geleneklerimizin gereği neyse o şekilde. Mehmetçiklerle beraber ayakkabılarımızı çıkarırız bakınız. Mermerdir zemin normalde girilebilir ayakkabıyla yani ama biz saygıdan dolayı yani ayakkabılarımızı çıkarırız. Temizliğini yapar Mehmetçikler yani bir pas atılacak onu yapar. Ondan sonra Fatiha'mızı okuruz hep beraber yani askerlerle beraber. Ondan sonra kapıyı tekrar mühürleriz çıkarız yani. Mühürleniyor mu kapı? Tabii mühürlü. Kilitli ve mühürlü. Kapı. Affedersiniz ne kadar zamanda bir yapılıyor? Bu 15 günde bir, 20 günde bir yapılan bir işlem. Zaten kirlenen bir oda değil yani temiz, güzel böyle bir oda zaten göstereceğiz izleyicilerimiz birazdan görecek. Yani Ali Hocam kapının olduğu yere cam bir kapı yapılsa halk geçerken tabii ki mezarı yani görebilecek. Tabii. Yani rahatlıkla. Orada insanlar içeride bir şey yok zaten. Sonuçta bir mezar kapağı var yani sanduka şeklinde.
Odanın içini görebilir. Orada pirinç vazolarda işte vatan toprağının örnekleri var. Yani aslında bilinmeyen şeyler insanlarda merak uyandırır, dedikodu üretilmesine neden olur. İnsanlar bilirse, görürse daha iyi. Daha i̇şte iyi bakın olur. Geliyor, bilinmeyen evet. Bir sebep mi var, gizli bir evet. Sebep mi var? Şimdi bilmiyorum. İnsanlar merak eder, neden açmıyorlar? Acaba bir şey mi var? Halbuki bir şey yok. Yani aslında Atatürk'le ilgili birçok üretilen yalan yanlış iddianın tabii. Geri planında bizim devletimizin bu yanlış tavrı var bence. Aslında buradan da bu çağrıyı yapmış olalım komutanlara. Yani Necdet Paşa bu konulara duyarlı bir insan. Yani milletin değerleriyle barışık komutanımız. Dolayısıyla burada belki şey yapabilir yani. Yani burada şunu söyleyelim. Atatürk'ün toprakta defnedildiğini şey bilmiyorlar hocam. Görmedikleri için. Oraya geleceğiz. Daldım çok soru geliyor. Evet hocam. Şimdi hocam bu bizim biraz silahlı kuvvetler açısından baktığımız zaman sokaktaki vatandaşımız ne düşünür? Ne yapar? Efendim vatandaşımızın manevi konularla olan ilişkisi nasıldır? Askeri nasıl görür? Bu algılar üzerinden vatandaşla olan ilişkilerde biraz bir zafiyet var. Bu son yıllarda da bunu gördük zaten yani. Özellikle 28 Şubat sürecinden sonra. Şimdi bu algının da yıkılması için bu tip şeylerin yapılması lazım yani. İnsanımızın değerleriyle örtüşen ölçülerde Atatürk'ü onlara anlatmak lazım. Şimdi bu anlatılamadığı için maalesef sıkıntı doğuyor. Şimdi bu mezar odası da bunlardan birisi. Ben orada görev yaptım. Yani bizim insanımız o kabirde nasıl davranması gerektiğini biliyor zaten. Mozole'de Atatürk'ün mozolesinin önünden geçerken bile yukarıda saygıyla eğilerek geçiyor. Elinde çiçeği varsa onu bırakıp geçiyor. Hocam dua eden okuyor, oluyor mu? Tabii hocam çok. Türbanlı insanlar da geliyor oraya çünkü geliyor. Çok soru geliyor. Başörtülü insanlar yani efendim yaşlısı, genci, köylüler geliyor. Mesela Çandarlı diye bir köy var Ankara'da. Onlar her yıl belli tarihlerde muhtar getiriyor. Böyle şalvarlı kadınlar şeyler köy olarak Anıtkabir'i ziyarete gelirler. Onlar mesela orada. Hayır çok soru geliyor. Evet. Dua edilmesi istenmediği için açılmamıştı ödeniyor. Ya hayır, duayı her yerden yapabilirsiniz yani. Yani Mozali'de yapılıyor tabii, değil mi? Tabii onun altı mezar odası zaten. Şimdi önünden geçerken yapan da var. Yani şu anda mezar odasının önünden geçiliyor. Zaten dua etmek için tabii. Herhangi bir... Hocam o başka bir şey. Büyük... Şeyi diyoruz, hayır. Mozole'de edilmez ayrı bir şeydir. Tabii. O başka bir şey. Mezar odasının önünden geçiliyor şu anda. Orada da yapıyorlar. Mozole'de de yapıyorlar. Kimisi Fatiha okuyor, kimisi saygı duruşunda bulunuyor. Bir selamlama yapıp geçiyor. Işte yani bu insanımız zaten... Kendi geleneksel kültürümüz içerisinde bunlar var hocam yani. Evet. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Buranın önüne Erhan hocamızın bahsettiği gibi, bizim teklif ettiğimiz gibi bir şey yapılabilir. Bunda bir mahsur yok bence yani. O bakır kapı açılacak. 3 metre ilerideki esas ana kapı var. Pirinç kapı. Onu da açacağız. İçeri doğru açılıyor zaten. Ondan sonra oraya birazdan geleceğiz. Cam kapı. Cam yani koyacağız. Kapadık şeklinde. İnsanlar geçerken müzeden, oranın önünden geçerken müzeyi gezdiklerinde orada Fatiha'da okuyabilir, odanın içine bakabilir. Yani saklanacak bir şey yok. Bir kere yasak bir oda dakika, tabiri ya. Bile çok olumsuz bir tabir. Herhalde yorum yani. Yapma da bilgi alıyoruz evet. Şu anda. Şimdi Murat yorumu Bey, sonra yaparsın. Şurada önemli bir şey var. Mesela çoğu insan bilmiyor. Bu tam müzeyi gezerken mezar odasının önüne geldiğiniz zaman yön belirten bir yıldız yapılmış mermerden. Tam mezar odasının önünde. Burada talimatlar da var. Bayındırlık Bakanlığı'nın talimatı o inşaat yapılırken Diyanet İşleri'ne görev verilmiş. Kıble yönünün tespitini istiyor mezar odasının için. Hı. Şimdi dolayısıyla mesela insanlarımız baktığı zaman orada o mezarın batı doğu istikametinde olduğunu görecek. Odayı gördüğünde. Atamız başı batıya gelecek şekilde yatırılmış, hafif sağına çevrilmiş, kıbleye baktırılmış. Şimdi bunu yapan Diyanet İşleri temsilcisi var. Birazdan ayrıntısını anlatırız. Defin işlemi sırasında. Şimdi bunlar insanlar görsün yani. Ne var bunda yani? Ve belki Atatürk'le ilgili asılsız birçok iddiayı da böylece ortadan kaldırmış olacağız. Yani bunun bence yapılması lazım. Yani İslami usullere göre gömülmüş. Defin işlemi yapıldı. Evet. Hocam. Evet zaten biliyorum. Çok soru geliyor. Şimdi yalnız reklamımız var. Hep şey soruluyor, cenaze namazı kılındı mı? Hocam, en az 50 kere söyledik burada, konuştuk, anlattık. Sizin biraz konuşuruz, var. Ondan sonra bir daha söylemeyeyim yani. 2009'da yazmışsınız hocam gazetede, bende kültürü var. Yazdık, konuştuk.
Efendim, kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, mezar görüntülerini efendim, 1953 ve hocam çok ses şey yapayım. Yapmayalım. 1953 ve 2013 görüntülerini birazdan izleyeceğiz. 1953'teki büyük merasimin az yayınlanmış görüntülerini getirdi Ali Hoca, getirdiler. Onları efendim birazdan izleyeceğiz. Vasiyet konusunu konuşacağız. Efendim mumyalı mı değil mi, hepsini bunların efendim konuşacağız. Reklamdan sonra devam ediyoruz. Evet efendim, konuğumuz Doktor Ali Güler, Hacettepe Üniversitesi, demin unuttuk söylemeyi, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi, tarihte. Daha önceki hayatında Anıtkabir müze komutanı, ilk müze komutanı, albaylıktan emekli olduktan sonra üniversiteye geçiyorlar. Fakat harp okulu mezunu değil, tarihçi albay. Evet. Ali Bey zaten bu kitaplarını da birazdan göstereceğiz. Bu yeni kitap nerede? Bunu da alalım, şöyle göstereceğiz efendim şimdi. Şimdi hocam, 10 Kasım dedik, işte Atatürk'ün asıl mezarı falan defnedildiği yer, ki birazdan filmleri seyredeceğiz. Durmadan soru geliyor. Sık gelen bir soru, bu uzun zamandır gelir. Atatürk niçin Gaziantep nüfusuna kayıtlı? Benim bildiğim Ankara'ya kayıtlı. Evet, doğru. Bu Antep nereden çıkıyor? Şimdi hocam bu konuda çok şey, hep tartışmalar zaman zaman oluyor bu hemşerilik şeyinden dolayı. Atatürk'ümüzün nüfus cüzdanları Anıtkabir'de sergileniyor. Burada resimleri de var yani şey olarak. Bir ilk nüfusu harf inkılabından önce nüfus kağıdı var, cüzdanı var. Bir de harf inkılabından sonra nüfus cüzdanları var. İkisi de bunların Ankara'ya kayıtlı. İlk Hacı Bayram'a kayıtlıdır. Ankara Hacı Bayram'a, daha sonra Çankaya'ya kayıtlıdır. Köşke geçtiği için. Daha önce Ziraat Mektebi'nde kaldıkları için 6-7 ay Hacı Bayram'a kayıtlıdır. Şimdi bu Antep ve aynı şey Erzurum'la ilgili de var. Bu şehirlerimizin hemşerisi olmuştur. Fahri hemşerisi olmuştur Atatürk. Ondan dolayı onlar adına, Atatürk adına o şehirlerde nüfus cüzdanı çıkarılmıştır. O fahri hemşerilik şeydir yani. Ben de Gaziantep'e gittiğim zaman... belediye başkanı mı yahut vali mi bana bir şey hediye ettiler, böyle mag hediye ettiler. Onun üstünde Atatürk'ün nüfus cüzdanı Antep vardı, Antep'te. Ama bu çok yanıltıcı bir şey. İşte onu bu, çıkarmışlar hemşerilikten bu dolayı. Bu şekilde çok yanıltıcı bir şey çok, hocam bu. O dağıtıldığı için herhalde herkes de, evet. Yani ben de orada yapılmış diye. Çünkü onun fahri olduğunu ben anlamadım. Şimdi efendim tabii biraz akademik cevaplar oldu. Benim anlayacağım şekilde, anladığım kadarıyla izah etmeye çalışayım. Efendim Atatürk Antep'te kayıtlı falan değil. Atatürk Ankara'da kayıtlı. Evet. Fakat bazı vilayetler fahri hemşerilik verirken bana göre hata olan bir davranışta bulunmuşlar. Kendi vilayetlerine kayıtlı gibi göstermişler. Bunlardan biri de Antep, Gaziantep. Ve tabii birçok seyircimiz akşamdan beri şey yapıyorlar. Niye Antep'e kayıtlı diyorlar. Antep'e kayıtlı falan değil. O Antep'in Gaziantep'te vaktiyle yapılan bir şey. Ama evet. Yanlış bir şey hocam. Yanlış tabii. Çok yanlış bir şey. Tabii. Yanıltıyor muydu? Atatürk efendim nüfus kağıdı Ankara'ya kayıtlı. Anıtkabir'de görebilirler. Orijinal nüfus cüzdanları Anıtkabir'de. Aynen nüfus cüzdanı gibi görünüyor. Yapmışlar. Yani bana, varilik, bana Memphis'ten verdiler. Evet, Fahri evet. Hemşehrilik. O böyle bir sertifikadır. Amerikan ID'niz var mı? Böyle bir şey... Vatandaşlık şeyi var. Öyle bir belge vermediler tabii. Hocam hatta şey var. İkincisi soyadı kanundan sonra, bu yeni hatlarıyla olan hususundan ikincisi soyadı kanundan sonradır. Onda Kamal diye adı. O soyadı kanundan çıktıktan sonra aşırı özleştirme aşamasında biliyorsunuz. Kamal o da soruluyor çok. Aldı. Evet. O niye da Kemal geçici Kamal bir süredir oldu? Yani. Aşırı özleştirme ile ilgili Türkçe konusunda güya Kamal'ın kale, sert anlamına gelen bir Türkçe kelime olduğu, onun için onu kullandığı şeklinde bir şey, nüfus cüzdanının da
son yani öldüğündeki nüfus cüzdanında Kamal Atatürk diye kayıtlı. Soyadını aldıktan sonraki nüfus cüzdanı o. Yani elimizde 3 tane nüfus cüzdanı var. Anıtkabir'de görebilirler. Bunları gezerken ilk bölümde müzenin Atatürk'ün özel eşyalarının sergilendiği bölümde orada bunlar var. Evet. Efendim. Evet. Bir diğer soru. Antep şey, bunu sorayım mı sormayayım yani en iyi bilenlerden biri olacak. Birisisiniz. Atatürk mason muydu? Evet. Akşamdan beri geliyor. Allah Allah. Şimdi Murat Bey bu konuda önemli aslında. Çünkü ben de görüyorum sosyal medyada Atatürk'ün ayakta dik dururken elini şöyle koyduğu bazı resimleri var. Bu aslında çok sık yaptığı bir davranış Atatürk'ün. Tatbikatlarda filan üniformada da yapıyor, yurt gezilerinde de yapıyor böyle eli burada. Bu mason duruşuymuş güya. Ondan dolayı efendim... Ay o Napolyon Bonaparte duruşu. Evet. Hocam o da mason. Şimdi bazıları da şey diyor, Bilge Kağan duruşu bu diyorlar, mason duruşu değil filan. Orada ben tartışmalar izliyorum da. Şimdi hocam işin aslı şu. Eğer Atatürk mason olsaydı bir araştırmacı olarak bunu da söylemekten biz bir sakınca duymazdık yani. Ama Atatürk mason değil. Yani bunu biliyoruz. Çünkü kendisine mason locasına kaydolması teklifini getiren Şükrü Kaya İçişleri Bakanı geldiği zaman sizin diyor üstad-ı azamınız kim? İşte Fransa'da Michon bilmem kim. Ben diyor bir dünyayla harp etmiş bir insan olarak diyor bir filan Michon'un diyor emrine mi gireceğim diyor. Kovalıyor Şükrü Kaya'yı ve emir veriyor. Mason localarının kapatılması emrini. Kendisi de mason olan İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'ya mason localarını kapattırmıştır Atatürk 1934'te. Mason hocalar İsmet Paşa döneminde 42 yılında tekrar açılacaktır. Dolayısıyla Atatürk mason değildi. Şimdi bir iddia var. Mesela birazdan konuşacağız. Atatürk'ü mason olan doktorları zehirledi diye. O gün Deli gazeteci bunu ortaya attı. Sonraki birçok kitapta da bunu kullandılar. Aslında bu iddia da doğru bir iddia değil. Yani hem Atatürk mason diyorlar hem mason olan doktorları zehirledi diyorlar. Evet. Neden? Locayı kapattığı için. Şimdi bu 8-10 sene önce tam hatırlamıyorum yılını ama bir televizyon programına çıkan mason locası lideri Atatürk'ün mason olduğu yönünde bir iddia atmıştı. Yani bizden evet. De diye. Yani o 8-10 sene... hocam onlar. Şimdi bu büyük liderleri... Kendileri dediler. Tabii. Yani, büyük evet. Liderleri, büyük devlet adamlarını sahiplenip kendilerinden gösterip onun prestiji üzerinden toplumda bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bunun sebebi o. Masonluk aleyhtarı pek çok yayının da yapan kendileri. Bunu da biliyoruz. Çünkü bir heylo yaratıp teslimiyetçi bir ruh yaratmaya çalışıyorlar. Özellikle gençler üzerinde. Atatürk mason değildi. Yani bunu biliyoruz. Kesin olarak. Her yönüyle zaten milli bir insan yani. Böyle uluslararası bir takım yapıların içerisine girecek. Ondan sonra orada faaliyet gösterecek bir insan değil. Mesela Osmanlı'nın son döneminde mason olan insanlar var. Biliyoruz yani. Sultan Reşat'la ilgili mesela böyle şeyler var. İddiatları 5. Murat. 5. Murat. 5. Murat'la ilgili. Evet. Biliyoruz ama mesela Atatürk'le ilgili böyle bir şey söz konusu değil yani. Olsa da bunu söylerim. Efendim. Hocam. Bir soru soracağım da ama önce kısa ben müsaadenizle bir yorum yapayım. Sevgili seyirciler, son 8-10 senedir söyleyecek, ortaya çıkartacak gerçek bilgisi olmadığı için böyle efsaneler, paranoyak yaklaşımlar içerisindeki bazı ifadelerle milyonlarca kişinin beynini yıkayan bazı zevat vardı. Bunlar ne dediler? Atatürk'ün gizli bir vasiyeti vardı. 75. yıl dönümünde açıklanacak. Hem de şeyde. Onu gör, hocam göstermeyelim. Yok, hiç göstermeyelim. Abuk subuk yayın. Yani, evet. Aptal aptal yayın açık söylüyorum. Yarın 75. Hatta şimdi... Hadi bakalım şimdi yarın... Ha şu anda 75 oldu. Oldu mu? Oldu. Evet 75'e girdik. Olmayan şey... Evet oldu. Yarın akşama kadar hatta 24 saat daha bekleyelim. Açıklanacak. Vasiyet bu hocam işte. Şimdi evet onu söyleyeceğiz hocam. Evet. Efendim gençliğin ve hatta milyonlarca kişinin gizli vasiyeti vardır Atatürk'ün şudur budur diye bir takım maalesef cahil, menfaatperest ve ekranlarda kendini göstermeye meraklı adamlar senelerce beyin yıkadılar. 75. yılda açıklanacak. Önce 50. yıl denmişti ben çok gençliğimde. Evet, evet. 50. yıl geçti 75 dediler. Şimdi bakın göreceksiniz
2-3 gün sonra 100. yılında açıklanacak diyecekler. Sanki levh-i mahfuzdan bir şey iniyor. Şeyde. Bu tamamen bir palavradır, gizli vasiyet meselesi. Yarın akşama kadar bekleyelim. Hadi bakalım kim açıklayacak, ne olacak. Fakat lütfen inanmayın. Programın başından beri gizli vasiyet... Hayır, vasiyet niye yapılır? Saklanmak için mi yapılır? Dur ya. Açıklanacak mı diye dünya varmış 75. Ya herifler çatlak, hasta ve reklam düşkün. Ne yapacak, söyleyecek sözü yok. Bilgisi yok. Okumuyor, etmiyor, palavra atıyor. Ama maalesef birçok Türkiye'de, yani birçok değil, hemen hemen bütün televizyonlarda bu laflara meraklı bir sansasyon getiriyor. İşte dün de Pir Reis hakkında vardı yine bir şey. Neydi bilmiyorum. Pir Reis'in haritası kayıp mı, Amerika'ya gitti, gelmedi mi diye. Ya soru önergesi verilmiş. Evet. Meclis o başka meclise bir şey. Kadar gitti yani iş. Alttaki yazılar tutmuyormuş. Yazılar niye tutmuyor biliyorsun. Çünkü 50'li yıllarda birisi yazmıştır. Bir araştırmacı yazmıştır. Yani Pir Reis. Ve o sonra aman hocam isim vermeyin. Adam öldü gitti ama. Efendim? O da Topkapı Sarayı'na girmesi yasaklanmıştır. Yani o, şimdi nereden nereye atladık efendim? Pir Reis haritasında hani yazılar tutmuyor falan filan diyorlar ya. Evet. İşte Amerika'ya mı gitti, orada mı kaldı, orijinali yok mu falan diye. Çünkü iki çeşit yazı var. Alttaki, dipteki o şöyle o kenarı şey ya, yamuk ya. Sağ taraftaki yazıyı bir tarih yayıncısı kendisi uydurmuş ve maalesef yazmış orijinal haritanın üstüne utanmadan. Sonra fark ediliyor, herifin girişi falan yasaklanıyor. Topkapı Sarayı'nda bir daha. Resmen katliam gibi bir şey yani. Bu böyle bir şey. Yani böyle. Bu palavraları şey yapıyoruz. Şimdi. Ali'ye soralım. Atatürk'ün vasiyeti. İşte elinde hocanın. Evet. Şimdi hocam bu Aleykümselam kitabında yeni yayınlanan. Onu şey yapayım. Bu hocanın yeni çıkan kitabı. Ayrıntısı var yani. Şunu en göstereyim. Kadar. Ali Bey, Doktor Ali Güler yıllarca Anıtkabir'de görev yaptı. Askeri tarih, Genelkurmay'ın tarihle ilgili kısımlarında görev yaptı. Zaten aslında profesyonel tarihçi. Dediği gibi üniversitede okurken askeriye geçmiş. Bu yeni çıkan kitabında çıktı mı piyasaya? Çıktı hocam. Yeni çıktı. 2 gün oldu. Aleykümselam. Vallahi bilmiyorum. Mustafa yayınlamış seni. Yeditepe'den. Aleykümselam'ı ben böyle yazmam. Hocanın itirazı. Mustafa nerelidir? Hayır, Mustafa ile alakalı değil. İşte zabıt da öyle geçiyor. Evet. Ali Bey'in yani Hasan Rıza Soyak öyle aleykümselam demiyor. Aleykümselam deriz. Yani imzada yanlışlık yapmışsın. Harfi tarifi bile atarız biz. Evet. Aleykümselam deriz. Atatürk öyle demiş. Evet. Efendim Murat Atatürk böyle demez. Osmanlı paşasıdır. Türkçeyi senden benden hepimizden çok daha iyi bilirdi şimdi. Evet. Osmanlı paşasıdır. Son sözü biliyorsun onu. Şeyi unutma. Seyircilerimize. Şimdi Erhancığım şeyi lafı çevirme. Evet. Atatürk öyle demez. Osmanlı burada. Yahu onun da kabahat. Hata benim. Estağfurullah. Hocam hata yayıncılığındır. Mustafa seyrediyor mu? Seyrediyor. Mustafa'cığım sen kurucuk aleyküm selam mı diyorsun? Aleyküm selam mı diyorsun? Neyse. Şaka bir tarafa hoca Atatürk'ün... Hastalığı, bölümü... Sen anlat bari. Anıtkabir'e defni ve gizli vasiyetinin olup olmadığı gibi konuları tartıştığı bir kitap. Ayrıntılı. Burada resim, fotoğraflar, belgeler. Bilgiler, belgeler hepsi var. Hatta mezar odasının maliyet belgesi bile var içinde. Evet. Evet, evet efendim. Şimdi hoca bize bu... Vasiyet meselesini bir kısaca anlatırsanız. Şey, özetleyelim yani şöyle. Şimdi elimizde vasiyet var. Bunu ayın 5'inde Atatürk Hasan Rıza Soy'a çağırmış. Akıbet yaklaşıyor. Aslında konuşmakta zor bunu diye Hasan Rıza Soyak yazmış anılarında. Hasan Rıza Soyak kim hocam? Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'nın genel sekreteri. Evet. Dolayısıyla ona vasiyetini yazdırmış. Şu şurada kamera bunu gösterebilirse izleyicilerimize. Biraz kaldırsanız İsterseniz hocam. Size vereyim. Siz şey yapın yani belge olarak. Bu. Bu vasiyeti Atatürk yazmış. Bildiğimiz vasiyeti bu. Yani altı madde. Kendi el yazısı. Tabii kendi el yazısı. Ya. Kanunen zaten öyle. Evet. Bunu yazıyor. Bir zarfa bu. Koyuyor. Kapatıyor. Çekmecesini koyuyor. Daha sonra... Beyoğlu 6. noteri. Çok affedersiniz. Şunu da hatta bir şey göstereyim. Bu Atatürk'ün el yazısı orijinalinin fotokopisi. Bu daktilo edilmiş metin. Bakın arkasında bir damga var. Tabii bu fotokopi. Evet. Buyurun. Şunu yaklaştırabilir miyiz arkadaşlar? Daha yaklaşıp şöyle zoom 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 önden. Bakın. Anıtkabir komutanlığı Atatürk nesi diyor? Atatürk belgeliği. Arşiv yani. Evet abi Anıtkabir'in evet. Arşivi. Yani şunları okuyabiliyor musunuz? Tersler olduğu için okuyamıyorum. Hocam orijinal orada sıra no, numaraları var işte şeyin dosya numarası. Konu numarası, evet, sıra numarası, envanter numarası. Envanter numarası. Orijinali Cumhurbaşkanlığı arşivinde bunun. Hı. Vasiyetin. Yani bu. Metin bu.
Hiç evet. bozma ilk gün şu. Dolmabahçe 5 Kasım 1938. Yok, 9. ayda. 9 Eylül, Eylül'de. 38 Pazartesi. Hazırlayıp yazıyor, zarfa Yok. Koyuyor. Ondan sonra 6. Beyoğlu 6. noterini. Bu. Şey vasiyetname bu. Evet. 6 Eylül günü de şunu... ertesi gün tekrar tünelde, yaklaşalım. O da yani görev yeri Beyoğlu 6. noteri geliyor. Sayın Kunter'i çağırıyorlar. Hatta bu. Çok fazla şey olmasın diye de getiriyorlar. Doktor Neşet Ömer İrdert ve Hasan Rıza Soyak. Ondan sonra burada anlatıyor noter yani bu. Ne olduğunu. Gazi Paşa'nın diyor yanına girdik beraber bu. Diyor. Demiş ben vasiyetimi yazdım. Öldükten sonra kanuni işlem neyse onu yaparsınız dedi. Bana verdi bu. Bir zarfın içerisinde vasiyetini. Sonra evet. dışarı çıktık diyor. Bu zabıt varakasını tuttuk diyor. Ondan şey yazıyor. Sonra... Dolmabahçe Sarayı'na gittim. Evet. İstanbul mebusu Profesör Doktor Profesör Neşet Ömer İldar Riyaseti Cumhur Umumi Katibi Hasan Soyak'ın evet. delaletiyle Türkiye Cumhur Reisi Atatürk'ün huzuruna çıkarıldım ve şey yapıyor işte vasiyetim demiş hocanın dediği evet. gibi. Evet. O vasiyetini o notere veriyor. Noter evet. bu zabıt varakasını tutuyor. Daha sonra bu vasiyetinin öldükten sonra mahkemede Makbule Hanım'ın da bulunduğu şeyde açılıyor. Mahkeme heyeti öncelikle bu vasiyeti bir daktilo metni haline getiriyor. O suretini çıkarıyorlar. Bu kitabı onu da koyduk. Onun şeyi de var. Yahu hoca, sevgili seyirciler, deminden beri söylüyor. Nasıl dinliyorsunuz yahu? Cumhurbaşkanlığında aslı diyor Çankaya'da. Nerede bu diyorlar. Noterinki bu. El yazısı rahmetlinin bu. Vasiyetin diye yazmış. Evet. Ertesi gün noteri çağırmış bu noterin zaptı. Noteri nerede teslim ediyor. Allah ben öldükten Allah. Sonra kanun ya işlemini şunu, bakın, yapınız kulak. Diyor. Bunu da dinleyin. Belki 5 kere söyledik. Şunu da dinleyin ya. Başka şey değil kulakla. İşlem de yapılmış. Ondan sonra aynı zamanda hemen Atatürk'ün ölümü üzerine tereke kayıtları da çıkarılmaya başlanmış. Şimdi bu gizli vasiyet konusunda o da önemli Murat Bey. Yani Dolmabahçe Sarayı'ndaki Atatürk'ün eşyaları, ondan sonra Çankaya Köşkü'ndeki eşyaları, kitapları dahil her şeyi bir heyet tarafından, mahkeme tarafından oluşturulan bir heyet tarafından sayılıyor. Tereke kayıtları tutuluyor. Ondan sonra onlar da Ziraat Bankası'ndaki kasalarda saklanıyor. Şimdi bu gizli vasiyet denen şey iddia, güya bu tereke kayıtlarındaki bazı dosyaların kaybolduğu üzerinden üretiliyor. Fakat bizim burada Murat Bey'in biraz evvel gösterdiği şu vasiyetin dışında hiçbir hocam, öyle bir şey söyledin ki, vasiyeti yok. Öyle bir şey olma ihtimali vardır diye anlaşılıyor. Yok yok onu söyleyeceğim şimdi. O iddiayı niye dayandırdıklarını bahsetmek için evet. söyledim. Bu vasiyetin dışında hiçbir vasiyet yoktur. Şimdi 2002 yılında Murat Bey, Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı iken bir talimat verdi. Personel Genel Müdürlüğü'ne Cumhurbaşkanlığında oradaki görevlilerle beraber ben de Anıtkabir'de müze komutanı iken biz bir envanter çalışması yaptık. Atatürk'ün tereke kayıtlarının tamamı alındı. O kayıtlar üzerinden bu eşyalar nerede diye bir araştırma yapıldı. Ve bu aşağı yani özel eşyalar. Tabii yani. Tabii özel eşyalar. Dağılmış mı? İşte 3 cilt tabii dağıldı müzelerde yani. Mesela Anıtkabir'de olan var. İşte Çankaya'da olan var. Başka Akşehir'deki müzeye verilmiş. Bazı yerlere gönderilmiş falan. Bunların tamamı tespit edildi. Kayıp denen belgeler de 1964 yılında Genelkurmay Atasa Başkanlığı'na teslim edilmiş. Orada şu anda tasnifi yapılmış araştırıcıların hizmetinde. Bütün bu kayıtların içerisinde İşte Atatürk'ün hilafetten bahseden, yok efendim Kürt meselesinden ile ilgili bir ileriye dönük anlattığı falan bir vasiyeti yoktur. Kenan Evren'in bir Murat Birsel'e şeyi var, demeci var. O da var burada elimizde yani şey yapabiliriz. Şimdi orada Kenan Evren diyor ki 82'de herhalde. Efendim diyor işte bir diyor eski yazı kitap vardı el yazısı diyor. O çok şeydi diyor onu diyor açıklayamayız falan diyor orada. El yazısı kitap dediği şey Kur'an-ı Kerim. Atatürk'ün 5000'e yakın özel kitabı var. Allah. Ve bu kitapların içerisinde el yazması kitaplar da var. Evrenpaşa da bilir eski Türkçe. Evet. Hepsini biliyoruz. Bilmesi yani böyle lazım tabii. Bir şey yaratılmış ama öyle bir şey yok yani. Gizli bir vasiyet yok. Her şey var ortada. O belgelerde Atasa Başkanlığı arşivinde tasnifli gidip çalışmıyoruz biz. Araştırıcılar da gidip çalışabilir. Kaldı ki Atatürk
Ne söyleyecekse söylemiş, ne yapacaksa yapmış bir devlet adamı. Niye bir gizli vasiyet bıraksın yani? Hayır, şey enteresan. Şimdi 1988'de diyorlar. Kenan Evren açıklanacaktı. Kenan Evren bunu 25 yıl öteye attı. 25 yılda bugün doldu. Hocam öyle iddialar var ki. Mesela bu vasiyeti okuyanlar hep öldü diye. Mesela Menderes bundan dolayı öldü. Efendim işte. Ya buna paranoya bu sahtekarlık. Yani, evet, tam ya bir hasta, ruh hastası. Şimdi mesela bir seyircimiz Mustafa Bey. Sayın Mustafa Güler. Beyefendi, ara vereceğiz, tamam. Şu Mustafa Bey, sorunuza bir cevap vereyim. Bundan sonra ara vereceğiz. Yazdığınız ismi burada tabii bir söylemeyeceğim. Şahsın ismini şimdi. Atatürk'ün gizli vasiyeti var diyenlere cahil palavracı gibi ifadelerle hakaret ediyorsunuz. Hakaret etmiyorum. Hakikati söylüyorum. İftira, hakaret başka şey. Hakikati söylüyorum. Belki dediğiniz doğrudur. %1500 doğru söylediğim. Buna inanın. Ama bu konuyu filanca dillendirmektedir. Kişinin cahil, o kişinin cahil olmadığı ortadadır. Bu durumda o kişi hakkında isim vermişler. Bu da ne diyeceksiniz kardeşim? Bunu inanarak söylüyorsa ruh hastasıdır ve cahildir. Ama bildiği halde ilgi çekmek için söylüyorsa sahtekardır. Bakın, ara reklam arası vermeden önce son defa söyleyeyim. Konuğumuz Doktor Ali Güler. Türkiye'de askeri arşivleri en iyi bilen, en fazla evrak görmüş ve hepsinde çalışmış tek kişidir. Yani başta o gibi. Sizin kadar yok mu yani fazla? Evet, bir iki kişi var ama siz var, asıl şeyin başındaydınız. Ya. Evet. Mezar odasının başındaydınız. Yani, mezarın başındaydınız. Evet. Dolayısıyla yok diyorsa yoktur. Kitabında da 20 sayfa yer ayırmış. Vasiyet tartışması. Yeni bir kitap yeni çıktı, dur. Evet. Burada 20 sayfa anlatıyor. Mustafa'nın ismini yanlış yazdı. Aleyküm selam. Yani aleyküm selam demek istiyorlar. Şu. Yayıncı Mustafa yanlış yazmış. Yani evet. Burada da 20 küsur sayfa anlatıyor. Yani budur. Evet. Sayın Mustafa Güler'e de cevap verdi. Kardeşim, son defa kısaca söyleyeyim. Bilmeden böyle bir şey söylüyorsa cahildir. İnanarak söylüyorsa paranoyaktır. İşin doğrusunu bildiği halde böyle bir iddia ortaya atıyorsa sahtekardır. Vasiyet konusunu ortaya atanlar. Evet efendim, şimdi... Şeyi de söyleyelim. Affedersin. 2005 yılında ANAP milletvekili olan o zaman Emin Şirin bile gündeme getirmiş. Soru önergesi vermiş. Ayrıca mesele Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bile gitmiş. Ya bu isim vermek gerekir mi bilmiyorum. Ben biliyorum kimin uğraştığını da yani. Beni de aradı o zat. Sizin programdan sonra Eylül ayındaki program. İsim vermiyorum. Programdan sonra yani. Sizin programdan sonra beni aradı. Ya beni de işte çıkarsaydın, beni de konuşsaydın. Böyle bir şey yani. Paranoya. Yani ha, evet yani. Reklam için her şeyi yapıyor. Efendim beni de var diyor. Kasada kilitli diyor. Getir kardeşim o zaman dedim. Ben yok diyorum. Sen var diyorsan getir belgeyi bakalım yani. Nedir bu diye. Efendim diyor, kasada diyor, siz gelin diyor, çıkarayım ben bir gün evvelden diyor, haber verin diyor. Ya böyle saçma şey. Ya Cumhurbaşkanı açıklasın diyor, bilmem ne diyor. Sen gördün mü? Gördüm. Ne var? Hilafetle ilgili şey varmış. Bu şey olur mu ya? Allah Allah. Hayır, hilafet yeniden gelecekse Atatürk niye kaldırıyor o zaman? Yani. Ya kardeşim niye vasiyetname yazsın hilafetiyle ilgili? Yani işe de getirirdi yani, Allah Allah. Eğer ihtiyaç görüyorsa kaldırmazdı kendisi, geliştirirdi onu yani. Doğru. Sizin dediğiniz doğru yani. Doğru, niye kendi kaldırıyor? Kaldıran kendisi. Sayın Fatma Kocaer, efendim, hanımefendi, bahsettiğim kişi ya cahil, ya çatlak veyahut sahtekar dediğim kişi ismini verdiğiniz kişidir. Yani o isme uymuyor diyorlar, uyuyor. O kişiyi kastettim. Tek kişi değil bu. Kanal kanal ulaşanlar var, gizli vaziyet bir taraflarından uydurup. Yallah. Ortada en ufak bir şey yok, bir belge, ne bileyim, bir delil, bir emare, hiçbir şey yok. Evet efendim, ara veriyormuşuz. Yoksa ilk gün vasiyetimizi yazdırırız. Evet efendim, birazdan tekrar beraber olacağız. Efendim devam ediyoruz. Çok bir kitaba bakıyoruz, hocanın yeni kağıdını. O ismi burada göremedim, unuttum. Şimdi konuşacağız zaten. Tamam. Efendim. Bu vasiyet meselesi epey ilgi çekti. Seyircilerimizden bu konuda görüş bildiren, daha doğrusu Atatürk'ün gizli vasiyeti vardır İddiasında bulunanların isimlerini yolluyorlar. Bu da cahil mi?
Efendim bu da bilmiyor mu? Bu da efendim son defa söylüyorum. Atatürk'ün 75 sene sonra açılması kaydıyla bıraktığı bir gizli vasiyeti vardır diyen tarihçimsi, tarihçi, tarihçi geçinen kim varsa bilmeden söylüyorsa cahildir. İnanarak söylüyorsa paranoyaktır, ruh hastasıdır. Ama olmadığını bilip de böyle bir şey ortaya atıyorsa böyle bir iddia sahtekardır. Kim olursa olsun 75. yılda açılıyor işte 10 Kasım. 10 Kasım'ı 22 dakika geçiyor. 23 saat efendim 35-37 dakika kaldı. Göreceğiz. Ama tekrar söyleyeyim. Çok büyük ihtimalle bu cahiller veya bu işten prim yapmak isteyenler 100. yıl atacaklar. Çıkacaklar. 25 sene daha atacaklar. Çünkü 50. yılda da atıldı. Evet. Bu sahtekarlıktır. Cehalettir. Bu hastalıktır. Pilav daha çok su kaldırır yani. Ama böyle şeylere dikkat çekiyor. Bak 2012'de de kıyamet kopacaktı evet. Maya takvimine göre. Evet. Yani. Ne oldu? Ne oldu? Millet içti. Şirinciye gitti. İçti işte sarhoş oldu diye kıyamet koptu. Hiçbir şey yok. Şirinciye gitti mekan tuttular. İşte orada içtik de öyle kaldı. Sarhoş olduk. Şirince'de iyi şarap sattı herhalde. Yani. Ha Şirince kurtulacaktı değil mi? Şarabı meşhur Şirince'nin. Hmm. Kardeşim Nutuk'un orijinal metninde bu şeyler yazılıymış. Şimdi hocam Genelkurmay Başkanlığı nutku yayınlayacak. Orijinal metinleriyle beraber karşılaştırarak şimdi bir çalışma yapıyor arkadaşlar. Bitmek üzere. El yazısıyla yani Atatürk'ün nutkunun el yazısı, belgeleri el yazısıyla orijinali. Genelkurmay Atatürk Başkanlığı arşivinde hocam. Kura bize de var fotokopisi. Yani getirin el yazısı şimdi. Şeyi. Yazmadan mı yayınlayacak herhalde şu anda? Efendim? Yazmadan mı? O yazmaya karşılaştırıyorlar. İlk Osmanlıca yayınıyla beraber. Hayır. Yazma farklı ama metin farklı. İşte ikisini karşılaştırarak. Yani farklı dediğim şimdi, yani yanlış anlaşılacak gene. Dili düzeltmiş biraz yumuşatmış. Tabii tabii yani mesela 10. yıl nutkunda da var. Çizdiği yerler var. Evet. Okumamış mesela onları falan. Tamamı mı yayınlanacak? Tamamını dipnotlu bir şekilde, açıklamalı bir şekilde yayınlayacak Genelkurmay Başkanlığı. Atatürk Başkanlığı. Yukarıda. Çalışıyor arkadaşlar. Bir de matbun. Erhan bak şeyi getireceğim. Onu getir. Çünkü benim direk var ya arkadaki. Arkasındaki kütüphane var ya. Arka taraftaki. Zannedersem odadır. Geçen gün çıkartmışım yerine koydum. Klasörler var üstte. En üstte eski Türkçe bir fotokopiler olacak büyük boy. Bir baksana. Yani klasörlerin üstündekileri bir getirsen zannedersem onlar. Eğer onlar bu, değilse klasörlerde de bulamamışım. Bu iddiadan bu Ali şeyde vardı. Birisi. Onu da söyleyeyim de bu matbu neşirde Milli Eğitim'in neşirinde bazı birkaç kelime eksik ya da hatalı okunmuştu. Hocam o da yani var. Ona dikkat etmek lazım. O da var. Artı mesela söyle ad altında yapılan ha, yayınlar. O tam bir şey de normal. Ya bilinmeyen şeyi konuşmayalım ya. Evet. Erhan'cığım tam açık. O söylev de tam gitmiş artık. Ama mesela, normal çeviri metinde de problemler vardı yani. Yani evet. O şimdi arkadaşlar Osmanlıca ilk yayınıyla el yazısı metinleri karşılaştırıyorlar. Onu açıklamalı dipnotlu bir şekilde de şey yapacaklar. Güzel iyi yani, güzel olur. Yani en azından o yazmada çıkar ortaya. Tabii tabii. Yani doğru bir çalışma olur. Bu vasiyet, gizli vasiyet. Vasiyeti rica edebiliyor muyum hocam? Efendim hocam? Şu vasiyeti sizdeki bir şey söylüyordu bir seyircimiz. Burada İsmet Paşa'nın çocuklarına para bırakması genelde merak edilir. İsterseniz onunla ilgili bir evet. şey söyleyelim. Bizim bu Aleykümselam kitabında Atatürk'ün maddi birikimi konusunu ayrıntılı bir şekilde yazdım ben belgelerden. Şimdi Atatürk bu 5. maddesinde vasiyetinin İsmet İnönü'nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç olacakları yardım yapılacaktır diyor. Şimdi buradan hareketle diyorlar ki Atatürk ve İsmet Paşa'nın arası bozuktu. İsmet Paşa'yı ortadan kaldıracaktı, öldürtecekti. Onun için çocuklarına mirasından pay bıraktı Allah diyorlar. Allah Allah. Evet. Şimdi halbuki işin gerçeği şu. Çok ilginç böyle iddialar var. Atatürk İsmet Paşa'ya 1927'den beri maaşından 2000 lira yardım yapıyor zaten. 1927'den beri. Hatta son dönemde bunu 3000 liraya çıkarıyor. Hatta Refik Saydam'a da 500 liraya maaşından para ödüyor. Niçin? Refik Saydam bakanlıktan alındıktan sonra. Paraları yok adamların. Neden? Mağdur. Bir vergi yasası çıkmış. Yüksek maaşlardan daha çok kesinti olmuş. Başbakan çocukları var. Geçinmekte zorlanıyor İsmet Paşa. Onun için yardım yapıyor. Ve Kasım ayına kadar yani 38 Kasım ayına kadar almışlar. Hem Refik Saydam almış o parayı hesaptan hem de İsmet Paşa almış. Dolayısıyla şimdi İsmet Paşa'da bir de rahatsız, böbrek rahatsızlığı var. Ölürse çocuklar ortada kalır diye Atatürk bu maddeyi koydurmuş. Yani eğitimlerini çocuklar devam ettirsin diye.
Şey amacı bu. Başka bir şey yok yani. Ben de burada bunu söyletmek için sordum. Evet hocam. Evet. Yani o kadar çok böyle tevatür şey artık biz de şaşırmaya başladık yani. Maalesef memlekette cahillik biz boyu yani. Ama şey çok güzel. Şu anda bizim kopyamız, taklidimiz olan bir tarih programında böyle kara kutulardan belgeler çıkıyormuş. 11 Kasım'da Atatürk'ün yanı başındaki yani Dolmabahçe Sarayı'ndaki heykelin Milli Saraylardan çıkartılıp kırılıp parçalandığının belgesi. Benim yayınladığım belgeyi, ben yayınlamışım o belgeyi. Mehmet Yavuz Gökçe'ye göndermişler. İşte beyefendiciğim, işte aradaki farkı görüyorsunuz. Benim bundan 5-6 sene önce yayınladığım belgeyi yeni keşif gibi çıkarttılar. Belge şu. Vefatından birkaç gün sonra Atatürk'ün İsmet Paşa Resulü oluyor. Dolmabahçe Sarayı'nda bir heykel var. Bir de bazı şeyler var. Onları çıkartıp başka bir yere götürüyorlar. Ne dedin o hani böyle palanca gibi? Ceraskal. Ceraskal onun şey yapıp onun makbuzu. Faturası daha doğrusu. Onu ben yayınlamıştım. Yeni şey diye veriyorlarmış. Buluş diye. Hayırlı olsun. Yani hakikaten bu şey. Şimdi birçok seyircimizden gene bu Ayasofya şeyi geliyor. Evet. Sorusu yani Yusuf Hoca'nın. Bugün bayağı tartışıldı o günlerdeydi. Evet. Evet. Yusuf Hoca'nın dediği şu. Yani Profesör Yusuf Halaçoğlu, eski tarih kurumunun eski başkanı. Şimdi milletvekili. Şimdi milletvekili. Yusuf Hoca o kararname sahtedir diyor. İmza onun değildir diyor. İmzası sahtedir diyor evet. Yerine atılmış olabilir diyor. Şunu göstereyim sevgili seyirciler. Bu yeni yayın mı? Yeni çıkan mı? Hocam daha o eski. 2002'de biz yayınlamıştık bunu. Anladım. Şimdi efendim bakın. Şurada. Hiç oynamayalım arkadaşlar. Dur ben tutuyorum arkadaşlar oynatmayalım hiç. Şu gördükleriniz şunlar. Atatürk'ün mühürleridir. 1932-33 sonrası. Birçok kararnamede ıslak imza yerine bu mühür vardır. Evet. Bu mühürler vardı ıslak imza yerine. Yani o dünya kadar kararnameyi belki imzalamak istemedi. Yani vakit alacak, şey yapacak diye. Mühür basmışlar, iki ayrı mühür. Ve şeyde de ne derler? Ayasofya kararnamesi de budur. Birçok kararnamede daha bu mühür vardır. Aslında Yusuf Hoca çok sevdiğimiz... Kararname örneği hocam, İsmet Paşa ile ilgili buyurun. Yok, Atatürk'ün uçak. Yani hayır, yani aynı sistem. Celal Bayar'ın da var. Yok, Atatürk'ün bir şeyi vardı. Yukarıda vardı benden, keşke şey yaptım. Atatürk'le Atatürk ilgili de şu anda burada yanımda yok. Yani ama... şu, buna İsmet Paşa'nın şeyleri, evet. Mühür gene, bu da mühür. Evet. Fakat Atatürk'ün 32 sonrası genellikle birçok kararname ıslak imzalı değil, mühürledir. Yusuf Hoca... bilgisini hepimizin saygı duyduğu bir tarih üstadıdır. Yusuf Bey ve uzun yıllar arşivin genel müdür vekilliğini yaptı zannedersin. Evet. Arşivin başında bulundu. Yusuf Hoca bunu bilmez mi? Bilir herhalde. Senin doktor hocan herhalde. Ama politikacılık başka bir şey herhalde. Getir getir getir. Bakayım alttakini getir. Getir yavrum gel, getir. Gel. Allah Allah ilk gün bozulacak. O değil o değil. Onlar başka şey. Maalesef dosyalar bunlar değil. Maalesef bunlar değil. Onlar değil. Onlar değil. Dosya klasörlere koymuşuz. Bulamayız. Onları aynı yere koyar mısın? Mutlu getirecek. Aha, fotokopisini. Evet. Şimdi efendim şeyde kalmıştık. Bu Ayasofya'da. Ayasofya kararnamesi. Evet soyadı kanunundan çıkmasından 3-4 gün öncedir. Ama resmi gazetede yayınlanması soyadı kanunun sonra o arada Atatürk soyadını yayınlanmış mı resmi gazetede? Tabii soyadı kanunu yayınlanıyor. Hı, soyadı kanunu olduğu için Ayasofya Bakanlar Kurulu kararıdır. Yani müzeye dönüştürülmesi. Orada Atatürk soyadı var. Soyadı kanundan önce diye tartışılan konu o. Ama soyadı kanunu çıkıp resmi gazetede yayınlanana kadar geçen sürede müzeye dönüşme kararı var. O soyadını kullanabilir yani. Evet. O sürede. Çünkü kanun çıkmış yani. Yani hocanın dediği kanun çıkmış fakat henüz resmi gazete yayınlanmamış. Aradaki 3-4 günlük fark diyorlar oradan ileri geliyor. Evet. Şunu da unutmayalım. Her kararname, Erhan'cığım şu kitabı bırak ya benim dikkatim dağılıyor. Yok yok, şey, evet, sen devam et. Her, bu da ders çalışıyor.
Yarın üniversitede vereceği dersi şey. Yarın dersi yok. Her kararname Türkiye'de de garip bir şey vardır. Resmi gazetede yayınlanmaz. Evet. Şey hatırlarsanız 80'li yıllarda bir rabıta tartışması vardı. Evet. Resmi tabii. Gazetede yayınlanmamıştı. Evet. Kıyamet kopmuştu hatırlarsınız. Şimdi tabii Atatürk'ün iradesi evet. dışında haber olmadan böyle bir Ayasofya Camisi'nin müzeye çevrilmesiyle ilgili bir bakanlar böyle kurulu bir kararı karar olması mümkün değil yani. Değil. O Atatürk'ün bilgisi dahilinde yapılmış bir uygulama ama bunun gerekçelerine bakmak lazım. Benim çok iyi bildiğim, hakim olduğum bir konu değil ama muhtemelen şeyden biliyorum, master çalışmamdan biliyorum. Bu Yunan meselesini ben çalışmıştım, mütareke sürecini falan. Oradan biliyorum Ayasofya ile ilgili Batı dünyasında, Hristiyan dünyasında çok ciddi şeyler var, baskılar var yani. O işgal İstanbul'unda da aynı şekilde Ayasofya'ya çan taktırılacağı efendim işte. Ama Ayasofya'ya bomba konmuştu yani havaya evet, uçurma hazırlıkları yapmışlar. Evet yani Batı'da evet. böyle çok şey var yani. Dolayısıyla bu dönemde de kilise olarak açın baskısı varsa onun müzeye engellenmesi açılması. Amacıyla belki böyle en bir müze koruma şey müze yöntemi. Şimdi arkadaşlar. En akıllıca Atatürk'ün, şey müzeye çevirmek. Evet Yusuf Hoca. Kararnamedeki imzası sahte dedi ama şunu yani daha ne söyleyeyim yani. Hocanın bunu bilmemesi politikacılık başka bir şey demek ki. Şimdi efendim bakın şu kitabı bulursanız Atatürk ve Kurtuluş Savaşı mı? Müzesi. Şu anda yok onun yenisini basacaklar arkadaşlar. Basıldığı vakit bulursanız şuradaki mührü şunu. Ya şunu bakın imzayı görüyorsunuz. Hocam müzede sergileniyor şu anda. Orada hayır başka bir şey soracağım hocam. Bu da bu yayını bulursanız şu mührü skeniniz varsa tarayın. Photoshop'la ters yüz edin resmi. Ayasofya kararnamesindeki imzadır karşınızdaki. Yani oradaki metin yani Gazi Mustafa Kemal yani Kemal Atatürk Reis-i Cumhur ibaresinin altındaki 32 sonrası birçok imza bu mühürdü. Hatta yazıyı, imzayı hazırlayan da şeydi. Neydi o? Robert Kolej'in Ermeni... Sen yazmıştın. Şey, evet, resim evet. şey hocasıdır. İsmini unuttum şimdi. Budur efendim. Yani akıl var, izan var Allah aşkına. Atatürk'ten Ayasofya gibi bir mekanın Atatürk'ün haberi olmadan kapatılacağını aklınız yetiyor. Ama hoca çok güzel açıkladı o şeyi. O sırada soyadı kanunu çıkmış, ismi kullanıyor. Vahram bir şey yandır. Zannedersem şeyin ismi. O imzayı yapan da. Yani estetisyene yaptırıyor şeyi. Efendim çıkmıştır. Kanun çıkmıştır soyadı kanunu. O arada soyadı kullanmış. Kararname resmi gazetede yok. Evet. Çünkü yayınlanmayan çok kararname vardı. Rabıta da yayınlanmıştı. Evet efendim. Bir dostumuz şey yapmışlar. Agop Arat mı diyorlar? Değil değil. 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 Vahram Çerçi yandı galiba. Ne yandı? Çerçi yandı. Vahram Çerçi yandı değil mi hocam? Çerçi Vahram. Çünkü Orhan'ın hocasıydı. Ben de nereden biliyorum? Çerçi yandı. Rahmetli Sevgi Gönül'ün hocası. Tabii işte. Hepsi de yazı, yazı kaligrafi dersi hocası. Çerçi yandı. Evet, Vahram Çerçiyan. Tamam. Onun da olayım sana. Evet, evet. Ben ama devinden beri kararnamedeki efendim imza mühürdür. Diğer, hatta şöyle yapalım. Keşke bak getir dediniz, getirmedim. Küçük şey var ya masadaki çelik olan şey. Onu getirsin, o zaman bir şimdi kendi ıslak imzası vasiyetinde var. Bakın hocam. Islak imzası bu. O K harfini şöyle yan yana koyalım. En sondaki K'ye mesela kısadır ucu. Şöyle koyalım. Şeydeki de aynıdır. Zabıt varakatındaki de o vasiyetteki aynıdır. Şeydeki farklıdır. El yazısı imzası arkadaşlar şu. 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 Vasiyetinde ıslak. Islak imzası. İmza bu. Evet. Bu mühür olan imza. Bu. Şu. Şu. Aradaki yani şu K'yı biraz çekiyor. Evet, bu şey doğru. Değil. Şu iki K, bakın, K'yı da bunda hiç bozmayalım. Da zabıt varakasında. Bu da öyle. Notere evet. imzaladığı belgedeki imzadır. Bakın bu, şu. Bu da
mühür olan imzadır. Evet. Hmm. Ve bu 1950'lerde falan da böyle şey var. Bitti bitti geçebiliyoruz. 50'lerde de damga kullanma şeyi var. Evet. Şimdi evet. Islak imza. Evet. O zaman kullanıyorlar. Sorular, şeyler geliyor. Hocam, benim dilimde tüy bitti, bir de siz söyleyin. Cenaze namazı kılındı mı? Hocam anlatalım. Bu kadar çok anlattın. Ayrıntılı biliyoruz yani. Makbulan. Agop Bahram Çarkıyan, evet. Çarkıyan. Feyzullah Bey göndermişler, Feyzullahçımız, evet. Benim. Şimdi isterseniz şöyle ben kısaca şeyi özetleyeyim. Yani Atatürk o ölümü nasıl oldu yani? Ondan sonra hangi işlemler yapıldı? Cenaze namazını öyle gelelim isterseniz Murat Bey. Bir bütün bakın herkes de filmi soruyor. Aha, onu da şey yaparız. Şimdi şöyle, Atatürk 8 Kasım günü, 2 gün önce yani vefatından 2 gün önce 18.30'da saat 18.30'da son komaya girdi. Son komaya girişi de şöyle, Doktor Neşet Ömer İrdel muayene edecek. Paşam dilinizi çıkarır mısınız diyor. Dilini çıkarıyor. Sonra biraz daha çıkarır mısınız paşam diyor. Bu sefer Atatürk tamamen dilini geri çekiyor. Ve yatağında sağına dönüp Neşet Ömer İrdelp'e bakarak aleyküm esselam diyor. Son sözü budur. Onun için kitaba bu şeyi koyduk. Murat Bey'e göre aleyküm selam. Yani imla olarak öyle. İmla değil. Söyleyişi de, telaffuz da. Selamun aleyküm der biri, siz aleyküm selam dersiniz. Evet. Aleyküm esselam. Bu biraz şeyin Hasan Rıza Soyak sadece bu anıyı anlattığı için, o da orada çünkü, odada yani. Neşet Ömer İrdelp'in yanında. Arkasından 38 saat 5 dakika Atatürk komada kalıyor, son komada. Ondan sonra 10 Kasım günü 9'u 5 gecede beyin ölümü gerçekleşiyor. Şimdi nöbet defterlerinde bunları, bu süreyi anan şey yapıyoruz. Hükümetin resmi tebliğleri var. Oradan da bunları anan takip edebiliyoruz. Netice itibariyle ilk yapılan işlem şu. Şimdi Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doktor Asım Arar, Atatürk'ün yüz ve ellerinin mulajlarının alınmasını istiyor öteden beri. Evet. Bununla ilgili bir yazışma trafiği var. Elimizde belgeleri var bunların. Aslında Ankara'dan almayın diye. Hastayken mi? Tabii. Yani mulajlarını alalım diye düşünüyor. O müsteşar, Sağlık Bakanı müsteşarı. Fakat Ankara'daki yazışmalarda almayın, gerek yok diye cevap geliyor valiliğe, İstanbul valiliğine. Fakat bu arada ilk daha sabah hemen 10 gibi filan onlar aldırıyorlar mulajlar. Onların resimleri de var. Daha önce otopsi resimleri diye yayınlandı. Otopsi resimleri değil. Burada bir şey var, bilmiyorum reklam şey açısından şey olur. Yok, bunu göstermeyelim. Yani göstermeyelim. Bu siz bakın yani. Biliyor musunuz? Yani biliyorsunuz zaten. Bu Nuri Hakkı Aktansel alan mulajları. Mulajların resimleri elimizde. Ben bakabilirim. Hocam vereyim size şöyle. Bu mulajlar alındıktan sonra yani bir... Aman hocam göstermeyin. Yok. Şunu işte hocam siz şey şunu şey yapabiliriz. Bir de şimdi Anıtkabir'de yeni yayınlanan 60. yıl dolayısıyla bir kitapçık var. O kitapçığın içerisinde var. Atatürk'ün yüz maskı mulajı, bir de sağ el mulajı alındı. Bunlar Anıtkabir'in müzesinde duruyor. Yılmaz Büyükerşen Bey mesela bir Madame Tussauds Müzesi'ne yaptı. Bir de Anıtkabir'e yaptı. Balmumu heykelini Atatürk'ün. O masklardan istifade ederek o şeyleri yaptı. Dolayısıyla ilk işlem bu. İkincisi, Atatürk'ün naaşı İslami usullere göre yıkandı, kefenlendi. Yıkama işini yapan Ordinaris Profesör Mehmet Şerafettin Yatkaya. O dönemde İslam Tetkikleri Enstitüsü Müdürü, Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi, Ankara'nın meşhur Milli Mücadele'deki meşhur müftüsü. O ölünce 48'de Rıfat Hoca, onun yerine ikinci Diyanet İşleri Başkanı olacak. Şerafettin Yatkaya Hoca. 43 Mehmet miydi? Şerafettin Yatkaya. 43 galiba değil mi? Börekçi 43 mü 48 ben mi? Ben 48 diye hatırlıyorum ama. Şey, yani, benim aklımda da 43 gibi konuşuyor. Olabilir. şimdi o yıkama işlemi, kefenlenme işlemi bittikten sonra Atatürk'ün naaşının uzun süre saklanması düşünüldüğü için Anıtkabir inşaatından dolayı
ciddi bir tahnit işlemi yapılması emrediliyor Başbakan Celal Bayar tarafından. Tabii. Ve bu tahnit işlemi şey yapılacak. Bu arada doktorlar bir ayrıntılı ölüm raporu yayınladılar. Hükümet bir resmi bildiri yayınladı. Bunlar elimizde belge olarak var. Ve Atatürk'ün naaşına otopsi yapılmasına gerek olmadığıyla ilgili bir doktorların raporu var. Çünkü hastalık ani bir ölüm değil. Hocam, hastalık çok karışacak. Süre... Neyi anlatıyoruz şimdi? Hemen 10 Kasım gününden sonraki işlemleri. Onu bir ara verelim de. Tamam, nasıl ondan isterseniz. Sonra, çünkü uzun sürecek filmi de gösteririz evet, sırada. Evet, tamam. Bu arada Yusuf Hoca mı bağlanmak? Yusuf Hoca aradı, herhalde bağlanmak istiyor olabilir. Efendim çağırdı. Yusuf Alaçoğlu, Yusuf Hoca bağlanmak, bu demin bahsettiğimiz Ayasofya kararnamesi için. Yalnız şeyde bunu da bulamadım. Ben şeyi rica edeceğim sizden. Masadaki laptopu, siyah laptopu, bir de şeyi, elektrik şeyini. Orada çünkü bazı hoca bağlandığı vakit ben de bir iki şey hocaya sorayım o zaman. Benzer başka kararnameler var. Buna da yayınlanmamıştır. Bir de şey tam anlaşılmamış, bir iki mesaj geldi. Cenaze namazı meselesi tam anlaşılmamış. Ona geliyor. Şey, çok teferruata gelince karışıyor. Onu hemen söyleyeceğim. Efendim cenaze namazı kılınmıştır. Daha aradan gelmedi. Anlatalım. İmamette Şerefettin Yaltkaya vardır. Şerefettin derler ki yanlış. Şerefettin derler eskiler. Evet. Şerefettin Yaltkaya vardır. Namaz Dolmabahçe Sarayı'nda kılınmıştır. Ve 19 Kasım sabahı. Evet efendim. Ve Türkçe okunarak kılınmıştır. Evet. Ezan Türkçe okunur. Evet efendim. Fahrettin Altay Paşa Tören Fahrettin Komutanı. Altay'ın röportajı 10 Kasım 1967'de şey yapmış. Buyurun. Kitabında da var. Yani Fahrettin Altay en yakın silah arkadaşlarından biridir. Tören komutanı aynı zamanda Murat. Efendim diyor. Cenaze namazının sarayda kılınmasını ben temin etmiştim diyor. Namaz efendim kılınmıştır. Çünkü şu sorun kısa olmuş. Bir aradan sonra girelim. Evet, evet tamam, ayrıntısını anlatalım. Evet efendim, evet. Birazdan beraberiz. Evet efendim, devam ediyoruz. Bu arada biraz sonra Yusuf Hoca bağlanacak da ben mesela şu şeyi gösterelim. Bir iki örnek göstereceğim şimdi bu Atatürk'ün imzası hakkında. İlk günüm sen Yusuf Hoca'yı ararsan bir zahmet. Haber olacak, bağlanınca arkadaşlar haber verirler. Efendim Profesör Yusuf Halaçoğlu. Türk Tarih Kurumu eski başkanı, Kayseri'den milletvekili. Kayseri milletvekili. Evet. Şu anda Kayseri milletvekili. Bağlanana kadar burada gelen bir iki mesajla soruya hoca cevap versin. Atatürk öz soyadını kullandı mı hiç? Yok. Şimdi o soyadı kanununda Kemal Özatlı diye evet. Başlıyor Özatlı, evet. Madde. Ondan hani ilk adı Kemal olan işte Atatürk soyadını aldı diye. Ondan dolayı yani kanun burada var, okuyabiliriz. Anlaşılmadı yani. Bizim... Kemal Özatlı dedi ya. Evet. Hani ad soyad diyor ya, adı Kemal. Evet. Onu kastediyor orada. İlk adı Kemal anlamında yani. O, o yüzden Kemal Öz, ilk soyadı Özlü evet. Diye iddialar var. Öz zannediyorlar. Evet. Cümleyi anlamamışlar yani. Cümleyi evet. Anlamamışlar. Evet. Budur. Yani hocam hiç anlaşıldı o. Evet. Hocam bir başka soru. Programın başından beri geliyor. Gerçi konuyla alakası yok ama birkaç ay önce geldiğinizde onu bırakalım, o kitapta bırak, şey evet. Yani birkaç ay önce geldiğinizde söylediğiniz bir konu var. Rıza Nur'un İngiltere bağlantısı. Evet. Onu soruyorlar, nedir? Şimdi bu o konuyu bana da sonradan maille falan soranlar oldu. Onunla ilgili bir makale yayınlama artık farz oldu diyelim. Şimdi Lozan sürecinde İngiliz gizli belgelerine baktığımız zaman Salahi Tonyel'in yayınladığı belgelerde Bolşevik yanlısıdır, Bolşeviklerden para alır diye bir istihbarat raporu var Rıza Nur'la ilgili. Hı hı. Fakat zaten Rıza Nur'un sistemle ters düşmesi o Lozan sürecinde değil. Ondan sonra ters düşmeye de gitmeyelim de. Süreçte. İngiliz. Dolayısıyla bu İngilizlerin numaralı fiilen Robert Olson'un kitabında fiilen belge numarası vererek ifade ettiği bakan, yani İngiliz istihbaratına çalışan bakan, casusluk yapan bakan diye adını vermeden kastettiği adam Rıza Nur. Bu. Yani İngiliz belgesinde mi geçiyor? Yok, Robert Olson, evet tabii İngiliz belgesinde onun numarasını vererek kitabında bahsediyor. Onu
yakında bir makale olarak yayınlamayı düşünüyorum. Onu bir an önce yayınlasanız da. Evet. Şimdi efendim, hatta Yusuf Hoca var değil mi, bağlandı. Evet efendim, Türk Tarih Kurumu eski başkanı, Türkiye'nin önde gelen saygın tarihçilerindendir. Erhan'ın da doktor hocası değil mi? Evet hocamdır. Yani manevi pederin sayılır. Evet. Ön üyelikler. Hocaya. Bir doktor annesi vardı, bir doktora babası vardı. Doğru. Akademik şeyde biliyorsun. Ve şu anda efendim Kayseri Milletvekili hoca Ayasofya'nın ibadete açılması için bir kanun teklifi galiba verdiler. Ve bu kararnamenin kararnamedeki imzanın sahte olduğunu söylediler. Şimdi o konuyu konuşacağız. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Murat Bey. Biraz açabilir miyiz ses arkadaşlar? Hocam iyi akşamlar. Hocam, evet hocam, buyursunlar. Buyurun. Şimdi Murat Bey, bu kararnamedeki ben tam izleyemedim. İmzayı siz gösterdiniz mi? Orada herhangi bir şekilde sizin gösterdiğiniz kalıp şeyle, imzayla, kararnamedeki imza tamamen farklı. Şimdi hocam şunu söyledik biz. Kararnamedeki imza mühürdü dedim ben. Şimdi müsaade ederseniz ben size arkadaşlar arada benim yukarıdaki bilgisayarı getirdim. Oradan bazı yani devlet arşivindeki bazı belgelerin fotokopilerini almıştım. Bunlar 2-3 ay sonra çıkacak bir kitabım içindir. Şimdi ilk öncüm şu ekrandakini verebilir miyiz? Mesela bir kararname bu. Burada Atatürk'ün üstte imzasını görüyoruz. Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal. Mühürdür bu. Islak imza değil. Fakat başvekil İsmet, Milli Müdafaa Vekili Abdülhalik. Bunlar normal imzadır. Şimdi bir belge daha göstereyim size. İlk gün bunu kapıyorum. Ondan sonra hocam size soracağım şeyi, rica edeceğim. Bir diğer imzayı görelim. Şöyle yapalım. İlk gün ben göstermeden, sakın söylemeden sakın gösterme bunları. Lütfen. Evet. Efendim. Evet ilk gün gösterebilirsin. 12 Şubat 1930. Mühür. Ama altına iniyoruz şimdi belgenin. Hepsi Şükrü Saracoğlu. Abdülhalik Renda. Şeyin Harciye Vekili şey. Tevfik Üçlü. Bunlar ıslak imza. Şunu söyledim yani. 30 sonrası birçok kararnamede, Atatürk'ün birçok kararnamesinde ıslak imzası yok, mührü vardır. Benim görebildiğim kadarıyla 3 ayrı mühür kullanılmıştır. Biri bu Gazi Mustafa Kemal yazıldı soyadı kanunundan önce. Soyadı kanunundan sonra zaten şu şey, şu gördüğümüz mühür, arkadaşlar bunu yaklaştıralım. Şu biraz önce belgede gösterdiğim mühürdür. Şu Gazi Mustafa, biraz daha yaklaşalım. Anıtkabir'de, müzede şu anda. Anıtkabir'deymiş. Evet. Bu Vahran Çerçiyan'ın yaptığı imzalardan biridir. Soyadı imzadır. Kemal Atatürk şeyine şu mühür. Bundan bir tane daha var. Ben şeylerde rastladım, mühürleri görmedim. Cumhuriyet Arşivindeki belgelerde, kararnamelerde, Bakanlar Kurulu kararlarında ıslak imza yerine mühür basıyorlar Atatürk'e. Hocam söylemek istediğim de buydu. Ayasofya kararnamesinin altındaki de taklit imza değil, mühür. Kararname yani burada bu bilgisayar... burada Murat Bey. Evet hocam. Şimdi bakın, o sizin gösterdiğiniz, mühür olarak gösterdiğiniz o kalıplar ve ona benzer diğer bütün imzaları ben de karşılaştırdım ve elimde Atatürk'ün pek çok imzası da var. Ama bu kararname üzerindeki imza bunlardan hiçbirine benzemiyor, bu birincisi. Hocam o ıslak imza mı? Bu ıslak imza, evet. Şimdi ama... bunun dışında az önce gösterdiğiniz İsmet Paşa'ya ait imza da bu kararnamede aynı imza değil. Şimdi siz bu benim söylediğim kararnameyi gördünüz mü? Tabii biliyorum efendim kararnameyi. Ama bakın o kararnamenin orada şeyi varsa, fotokopisi varsa bir karşılaştırın. Bu bilgisayarda şimdi hocam, ilk öncüm şunu gösterebilir miyiz? Hocam bakın, İsmet Paşa zamanında 19 Mart 1940'ta şuradaki imza, İsmet Paşa'nın imzası mühür. Alttakiler Refik Saydam, Fethi Okyar. İşte onu söylüyorum size. Bu imzaların, İsmet Paşa'nın şu anki benim önümdeki kararnamedeki imza da İsmet Paşa'nın imzasına benzemiyor.
Mustafa Kemal'in imzası da kendisinin diğer işte burada Kemal Atatürk'ün K harfinin üst çizgisi işte Atatürk'ün adına kadar, hatta T harfine kadar uzanan Atatürk K harfleri de, ben de sizin biraz bunlara hiç benzemiyor. Hayır, siz aşağı doğru. Görüyor musun efendim? Bu da başka bir imza olarak gösteriyor. Tamamen üstten, üstten. Bu sizin söylediğiniz Atatürk'ün vasiyetiyle alakalı olan imza. Bende de var o. Yani noter tasdik edildi. Hocam, hocam bu vasiyet değil. De hocam bu vasiyet değil. Bakın, hayır hayır, demin ki gösterdiğiniz imzayı diyorum. İstanbul, o vasiyet, o vasiyet, evet. Gösterdiğinizi söyledim. Zaten hasta o diye biz yaptık. Şimdi o kadar gösterdiğiniz... Ama bu mühürdür. Bu şeydeki, kararnamedeki imza ile hiç alakası yok. Tekrar ediyorum. Şimdi onu arıyorum birincisi, ben. Birincisi, bunlar hiç alakası yok. İkincisi, kararname buradaki tarihe göre 24-11-934 tarihli. Bu tarih biliyorsunuz soyadı kanunun kabul edildiği tarihtir. Ama soyadı kanununun resmi gazetede yayınlandığı tarih 27-11-1934'tür. Fakat Ali Bey, hoca ona başka bir şey söyledi. Hocam ona bir şey yapar mısınız? Yani hocam, ben saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Ali Bey. Şimdi önemli bir konu tabii gündeme getirdiniz. Şimdi kanun kabul edildikten sonra resmi gazetede soyadı kanunu yayınlanana kadar geçen sürede kullanmış olabilirler dedim ben. Ama Atatürk'ün biliyorsunuz ki asla resmi gazetede çıkmadan... Devlet adamı sıfatını da göz önüne alırsanız, daha önceden resmi gazetede yayınlanmadan, kanun çıkmadan kullanması mümkün değil. Atatürk buna çok dikkat eden bir insandır. Başka konularda da biliyorsunuz. Hocam, yalnız biraz önce gösterdiğim damga olan kararnamelerdeki, yani mühürle, imza yerine mühür basılan kararnamelerin, evet, onlar 18 tane buldum ben. Hiçbiri resmi gazetede yayınlanmamıştır. Yalnız bakın, tarih sayı resmi gazetede hepsinin olması gerekir. Şimdi hayır hocam, hocam yok, şey de yok. Göre, hayır Murat Bey, şimdi bir defa sayı ve tarih bazıları, sayı ve numara bazılarına alınmamıştır. Bazı gizli kararnamelere. Bunun araştırması da söz konusudur. Hı-hı. Ama sizin söylediğiniz tarzda 1924 Anayasası'na göre kanun hükmüne girebilmesi için kararnamenin muhakkak resmi gazetede yayınlanması gerekir. Kaldı ki bu kararname öyle gizlilik taşıyan bir kararname değildir. Ve bu kararnamenin safahatına baktığınız zaman, yani Atatürk'ün Ayasofya'yı 1931 yılından itibaren özellikle ele alındığı tarih, yani ilk kazma vurulduğu tarihtir şey, Ayasofya'nın tekrar düzene sokulması ile ilgili ilk ki bunu Ziya Tebüzzüya Bey çok geniş bir şekilde, evet, anlatır biliyorsunuz. Evet. Şimdi 1931 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ki bulunan Bizans Enstitüsü adına Thomas Whitmore tarafından bir caminin mozaiklerinin temizlenmesi, tamir edilmesiyle ilgili bir başvuru söz konusu olmuştur. Evet. Ve ilk izin de bu kişiye verilmiştir. Haliyle bu tarihten itibaren Ayasofya'da bir takım düzenlemelere başlandı. 32'de uzmanlar işe başladılar. Ve panolar ortaya çıkmadı. Çıkmaya başladı. Şimdi buna bağlı olarak da 1934'te, 97-1934. Şimdi Atatürk'e bu konuyla ilgili, yani caminin mabet dışındaki kısımlarının temizlenmesi ve caminin ortaya çıkarılması ile ilgili fikirler beyan edildiğinde Atatürk kabul etti ve buna bağlı olarak da bir heyet kurulmasını istedi. Bu heyet içerisinde Abidin Özmen, İstanbul Müzeler Müdürü Aziz Ogan başkanlığında bir heyet kuruldu. Bunun içinde Tahsin Öz, Ettalettin Bey, Osman Ferit Bey ve Alman Profesör Ungar da vardı. Eckhard Urman da vardı. Hocam, şimdi bunun şeyle alakası nedir müze olmasıyla? Şimdi onu söyleyeceğim. Şimdi o tarihte, yani 1931'e kadar Ayasofya çok mezbele durumda bulunuyordu. İbadete açıktı. Ki açık olan yer bugünkü meydan olan kısmıdır. Giriş bölümüyle alakası yok. Avlular dolu. Birçok iğreti bina yapılmış, dükkan yapılmış. Ve ahşap binalar var çevresinde, duvar kenarlarında da.
Bunların hepsinin temizlenmesine karar verildi ve temizlik başladı. Hatta bu arada Ayasofya medrese de yıkıldı. Fatih medresesi de yıkıldı. Yani yetimler yurdu olarak nitelendirilen burası da yıkıldı. Dolayısıyla bu değerli eser de ortadan kalktı. Müze yapılması şu şekilde oldu. Bu 9 kişilik heyet bir çalışma yaptı ve bir takım tavsiyelerde bulundu. Bu tavsiyelerin başında işte diyor ki müze olması için ama ibadete kapatılması kelimesi asla yok bu raporda. Şöyle diyor, Bitmore'un çalışmaları bitmelidir. Dış kısımlar, kapı pencereler tamir edilmeli, son cemaat mahalleleri teşhir edilecek hale getirilmelidir. Binayı ihate eden kahve, sundurma, köyüne ahşap, bina, dükkan, kulübeler yıkılmalıdır. Yani hocam şeye gelsek, müze olarak, yapmaya gelsek. Şimdi gelelim. Şimdi burada bunlar yapıldıktan sonra kapıdaki o mozaikler vesaire bunlar ortaya çıkınca içeride de çalışma yapılması isteniyor. Ve şöyle bir tavsiyede bulunuyor bu heyet. Meydan kısmına eski Bizans eserlerinin teşhir edilmesi ve bu arada da Osmanlı eserlerinin de burada teşhir edilmesi gibi bir teklif geliyor. Bu teklif üzerine bir oylama yapılıyor. Bunun müze yapılmasıyla ilgili maalesef bu oylamalarda Alman, Ungar hariç hepsi müze yapılması konusunda da hemfikir ve karar veriyorlar. Durum Atatürk'e bildirildiği zaman Atatürk buna şiddetle büyük bir, daha doğrusu büyük bir kızgınlık eseri gösteriyor. Kızıyor Atatürk böyle bir konuya ve hatta o zaman da toz toprak içerisinde bulunduğu için bu tamirat meselelerinden ve sıvaların temizlenmesi sırasında geçici olarak aynen bu ibare geçiyor. Geçici olarak ibadete kapatılıyor. Ve halılar kaldırılıyor. O kıymetli halılar kaldırılıyor. Yalnız hocam o arada başka şeyler de olmuştu. Yani gayet iyi bilirsiniz. Oradaki o büyük kazasker hatlarının dışarı çıkartılmasına karar verilir. Onların dışarı çıkartılmasına karar veriliyor. Kubbenin de temizlenmesine karar veriliyor. Fakat ama bunların hepsi sonunda reddediliyor biliyorsunuz. Hayır. Hayır çıkartılmasına karar veriliyor. O uygulanmaya çalışılmış. İndirilmiş hepsi. Yok uygulanmaya çalışıldığı da belli. Bu, Allah'tan kapıdan sığmamış da çıkartamamışlar. Rapora istinaden yapılıyor bu. Ama sonunda çıkarılmıyor. Kubbenin hocam çünkü sığmıyor, kapıdan bir çıkmıyor. Bir takım resimlerin var olup olmadığı meselesi de gündeme geldiği için bu da mesela kurtarılıyor. Ama şunu söyleyeyim. Tamirat meseleleri son zamanlara kadar devam ediyor, açılamıyor. Ne zamana kadar? Atatürk'ün vefatından sonra da devam ediyor. Hala hatta depo olarak kullanıyor bir müddet İkinci Dünya Savaşı sırasında. Saraçoğlu'nun, Şükrü Saraçoğlu'nun 45 yılında İkinci Dünya Savaşı sırasında Mayıs 1945 sonunda başvekil oluyor. Hocam şimdi buradaki meseleden biz konudan uzaklaştık. Uzaklaşmıyoruz, hayır. Siz kararname sahte mi diyorsunuz? Burada kararname ile ilgili bir şey söyleyeceğim Murat Bey. Onun için bunu söylüyorum. Şimdi kararnamede, şimdi mesela Yeni Sabah gazetesi sahibi Celalettin Saracoğlu, Ayasofya'nın henüz düzenli bir müze halini alamadığını ve daha ne kadar ibadete kalacağını soruyor Saracoğlu'na. Saracoğlu aynen şunu veriyor, cevap veriyor. Biraz nefes alalım, hepsini düzenleyeceğiz ve tabii olarak ibadete açılacaktır diyor. Kaç yıl hocam bu? Hocam hangi sene? Yıl 1945. Hocam Ayasofya kapatılalı çok olmuş. Bakın 1 Şubat 1935'te müze olarak açılan kısım sadece ortaya çıkan tasvirlerin bulunduğu kısım. İbadethane kısmında hala tamirat devam ediyor. Yani bütünüyle müze haline getirilmiyor tarihte. Hala ibadethaneye kapatılmış, tamirattan dolayı ibadethane yapılmayacağına dair bir kayıt yok. Nitekim 1945 yılın sonrasında ne zamana kadar sürüyor bu ortaya, gerçek ortaya çıkan şey şu. 1947 yılında evet. Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı zamanında bir çalışma yapılıyor. Bir yayın çıkarılıyor. Bu yayın eski eserlerle ve müzelerle ilgili kanun, nizamname ve emirler başlığı altında bir eser çıkarılıyor.
bu eser içerisinde 64-65. sayfalarda Ayasofya'nın müze yapılmasıyla ilgili bir takım çalışmaların, belgelerin hepsi burada yer alıyor. Hocam. İşte kararname burada söz ediliyor, kararnameye sadece. Hocam. Bir dakika, şimdi bir dakika, mesele başka bir hale geldi. İlk defa 64'te mi çıktı diyorsunuz ortaya kararname? 1947 yılında 47. ortaya çıkardı. Hocam, 47'de. Hocam, hiç söz edilmiyor. Hocam, her şey karmakarışık oldu. Hiçbir yerde bulunmuyor bugün. Hocam, her şey karmakarışık oldu. Şimdi sizin şu anda söylediğiniz başka, fakat geçen gün basına yansıyan şekli bambaşka. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi burada başka bir hadise anlatıyorsunuz. Bu hadise, buna doğru biliyorum bunları. Fakat basına yansıyan şuydu. MHP Kayseri Milletvekili, Türk Tarih Kurumu eski başkanı Profesör Doktor Yusuf Alaçoğlu, Ayasofya'nın bir sahte kararname ile kapatıldığını söyledi dediler. Böyle mi söylediniz siz? Evet, bu kararnamenin sahte olduğunu söyledim. Hocam, peki şunu sorayım ben size. Bir açık cevap verir misiniz? Atatürk hayatta, Atatürk'ün evet, sağlığında, Ayasofya gibi bir konuda sahte kararname çıkartma imkanı var mı? Ben de işte onu söylüyorum. Atatürk döneminde bu kararname yok ortalıkta. Böyle bir kararname yok. Ayasofya bakın. 47'de çıktı diyor kararname. Böyle bir kararname evet, yok. Belki Atatürk dışında bu kararname hazırlanmıştır ama hiçbir zaman ortaya konmamıştır. Ne o dedi? Olabilir. Kararnamenin tarihini taşıyan dönemin resmi gazetelerine baktığınız zaman böyle bir kararname yoktur. Sadece o tarihte 5 tane kararname yayınlanmıştır. Sadece atama kararnameleridir. Diğer sonrasında ise Ayasofya ile ilgili sadece tamiri ile ilgili kararnameler vardır. Onun dışında başka kararname yok. Şimdi bakın. Yani yok derken yayınlanmamasını mı kastınız? Ben şunu demek için bütün bunların geriye kadar kararname yok piyasada diyor. Hocam, peki şunu sorayım size. 1934'te, 35'te, 36'da, 37'de, 38'i saymıyorum çünkü Atatürk rahatsız. O senelerde Ayasofya'da namaz kılınıyor mu? Ayasofya'da namaz kılınmıyor çünkü tamirat olduğu için ibadete kapalı. İçinden bütün halılar, kıymetli halılar, her şey içeriden alınmış. Hatta o tarihlerde kubbenin de, kubbedeki yazının da sökülüp altındaki diğer resimlerin çıkarılması teklif ediliyor. Bu kabul edilmiyor. Düşünün. Niye kabul edilmiyor sizce o zaman? Hocam, yalnız Ekrem Hakkı ay verdi, biliyorsunuz. Bu konuda enteresan bir yayını vardır. O Ekrem Hakkı, rahmetli Ekrem Hakkı Bey, kazasker levhalarını kurtaran 2-3 kişiden biridir orada. Ankara'dan gelen talimatla diyor, levhaları dışarı atın dendi bize diyor. Nasıl tamam, derdi anlayamadım. Ekrem Hakkı Bey. Evet. Ki o grupta zannedersem Necmettin Efendi, Necmettin Okyay, birkaç o dönemin önemli hattatları, sanatkarları vardır. Ankara'dan gelen talimatla bu büyük yazıların, yani oradaki kazasker levhaları var ya efendim, Hulefai Raşidin, Hazreti evet, Peygamber. Bunların dışarı çıkartılması talimatı verildi diyor. Gittik, levhalar indirildi ve o sayede gerçek Elif'in gerçek boyunda öğrendik diyor, 3 küsur metre. Fakat kapıdan çıkmadığı için, ya dışarıya çıkamadı, çıkartamadıkları için Ankara'dan rica minnet kalması kararını aldık diyor. Şimdi bunlar da var. Yani bakın, söylediğiniz doğrudur. O levhalar indiriliyor. Dışarıya çıkarılmak için indiriliyor. İşte o sırada kubbenin temizlenmesi konusu da gündeme geliyor zaten. Ama o tarihte o hadiseler göz önüne alınarak kubbedeki yazının ortadan kaldırılmasına da engel olunuyor yalnız. Onu da göz önüne alın. Şimdi sonra tekrar asılıyor o şeyler. Hulefai Raşid'in, Hazreti Hasan ve Hüseyin'in yazıları yeniden yerine asılıyor. Dikkatinizi çekiyorum. Bu eğer, ama dışarı çıkamadığı için. Niye kubbeyi o zaman, madem ki her tarafı müze yapılacaktı, niye yazılar kubbenin şeyleri de, sıvaları da sökülmedi sizce? Ama bakın, tekrar ediyorum. Böyle bir kararnamenin
yayınlanmış olması halinde veya ortaya çıkması halinde niye önceki tarihlerde ortaya konmadı da 1947'de ortaya kondu kararname sadece? Hocam onda haklısınız. Ama Atatürk'ün sağlığında, yani son senelerinde tabii, Cumhurbaşkanlığı'nın son senelerinde Ayasofya kapalıdır. Tamirattır veya başka bir sebeptir ama Ayasofya ibadete kapalıdır. Hocam şu var. Venizelos'u kabul ediyorum, biliyorum onu. Ama bu sizce yani bir milletvekili olup politikacı olarak değil, seçkin bir tarihçi olarak sizin kanaatiniz hakikaten restorasyon mudur yoksa başka sebep midir? Bakın Murat Bey, bunu konuşmamız gerekiyor. Okuyacağım size. Hocam hayır, bu soruma bir cevap verir misiniz? Politikacı olarak değil. Politikacı olarak değil. Zaten siz Türkiye'nin önemli tarihçilerinden birisiniz. En önemli eseriniz de karşımda oturuyor Erhan. Yani Murat Bey, buyurun. Ayasofya'nın ibadete, bakın cami demiyorum, İbadete açılması için zaten cami orası. İbadete Fatih Sultan Mehmet'in mülkü olarak değil mi? Üzerine tapulu değil mi? Hayır, vakıf. Bakın hayır, ama tapusu Fatih Sultan Mehmet üzerine. Vakfiye onun üzerine. Vakfiye onun üzerine. Şimdi vakfiyesi de var. Vakfiyesinde hani siz daha önceki bir programda da şunu söylemiştiniz. Caminin yıkılması veya bozulmasıyla ilgili bir bedduadan söz edilmişti de siz demiştiniz ki böyle bir şey söz konusu olmaz demiştiniz. Evet. Sadece vakfımı bozanların, ki her vakıfnamede vardır. Hepsine var, evet. Kim bu vakfımı bozarsa diye vardır, biliyorsunuz beddua. Burada da aynı beddua vardır. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Burada bir siyasetçiden çok ben bir tarihçi sıfatıyla Ayasofya'nın dönen bu dolaplar sonrasında neden sonra ibadet açılmasını dolaptan sonra. Hocam affedersin. Hocam bahsettiğimiz konular arasında 12-13 sene fark var. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Yani daha doğrusu bunlar gayet açık cevap verebilirsiniz ama lütfen tarihçi olarak cevap verin. Yani hakikaten yani bunu komplimanım için falan söylemiyorum. Yani Yusuf Alaçoğlu'nu tarihle alakalı, Türk tarihiyle alakalı herkes tanır. İskanlar, aşiretler başta olmak üzere birçok konuda Türkiye'nin, Türk tarihçiliğinin en önemli ismisiniz. Demin de arz ettiğim gibi en önemli eseriniz karşımda oturuyor. Senelerdir Erhan, doktora talebeniz. Şimdi hocam, bir, Atatürk zamanında herhangi bir arkadan oyun çevirerek, daha açık söyleyeyim, üç kağıt yaparak şu bu, Atatürk'ün rızası hilafına Ayasofya'yı kapatma imkanı var mıydı? Bir önce sorun bu. İkincisi, lütfen gene tarihçi olarak cevap verirseniz, daha açık sorayım. O restorasyon bazı kararları yani Ayasofya'nın ibadete kapatılması uygulamasını, mesela Venizelos geliyor orada. Türk-Yunan yakınlaşması var. İbadete kapatılmasının bir gayri resmi projesi, uygulaması olamaz mı? Şimdi Murat Bey, genelde bütün Ayasofya'nın müzeye çevrilmesiyle ilgili buna benzer pek çok iddia vardır. Başlangıç olarak açıkçası buna benzer iddialar konusunda benim de acaba gibi bir hep istifham kafamda kalmıştı. Ve ancak bu konuda çok ciddi çalışmalar yapmış arkadaşlarımız da var. Yani Ayasofya üzerinde Yaşar Baş arkadaşımız 10 yıl bir çalışma yapmış. Ayasofya'nın durumuyla bunlarla ilgili. Bu araştırmaları da incelediğiniz zaman hakikaten bir takım konular ortaya çıkıyor. Ne gibi? Burada bakın size tarih verdim. 1931 yılında Bizans Enstitüsü temsilcisi olarak gelip Ayasofya'yı düzeltmeden başlayan bir süreç var. Ve kurulan heyetin Alman, Ungar dışında bütün 8 üyesinin müze yapılması teklifi de var. Ancak bakın, en son size şunu ifade edeyim. Ziya kendi yazılarında şunu ifade ediyor. Acaba diyor, mesela Abidin Özmen'i ziyaret ediyor. Ayasofya hakkında Milli Eğitim Vekaleti'nin şeyini soruyor.
kanaatini. Açık kalıp ibadete kapatmak düşüncesinde olup olmadığını soruyor. Diyor ki Ayasofya camidir, aynı zamanda da müze olacaktır. Maksat budur diye cevap veriyorlar. Bununla yetinmiyor Ebu Ziya. Gidiyor Atatürk'e yakınlığıyla bilinen... Hocam affedersiniz, şöyle yapalım mı? Haftaya teşrif edebilir misiniz? Ayasofya konuşalım. Şimdi burayı bitireyim de lütfen. Kimsenin telefonla... bir problem hocam kalmasın. Anlaşılmıyor. Çok karışıyor çünkü. Ha, haftaya teşrif ederseniz saatlerce Ayasofya'yı konuşalım burada. Dahiliye Vekili Şükrü Karabey Atatürk'ün çok yakını biliyorsunuz. Galatasaray'dan ama çok yakını da biraz. Olan, bir takım kişiler aracılığıyla Şükrü Karabey'e varıyor Ebu Ziya ve aynen Şükrü Karabey şöyle söylüyor. Kesinlikle söz konusu değil diyor. Atatürk'le konuştum. Kesinlikle ibadet bölümünün Bizans Müzesi yapmak fikrine Atatürk şiddetle itiraz edip kızmıştır diyor. Hocam ama Ayasofya gibi önemli bir konunun tek kaynağı rahmetli Ziyad Bey olmaz ki. Kesinlikle değil. Bakın size söyledim. Bu konuda birçok araştırma yapmış arkadaşlarımız var. Yani hocam, tamam. Önümüzdeki hafta hocam, geleyim konuşalım. O kadar hocam, basit şey değil. Hocam. Basit değil. Şimdi konuşuruz hafta içerisinde. Bu önümüzdeki hafta veya sonraki hafta teşrif edersiniz. Rahat rahat konuşuruz ama ben şu kadarını söyleyeyim. Çünkü telefona zaten tam anlaşılmıyor. Şu kadarını söyleyeyim. Ayasofya'nın ibadete kapatılması sırasında görevde olan, önemli yani dini görevlerde bulunan birçok kişiyi ben son zamanlarında tanıdım. Ve hatta bazıları 80'lere kadar yaşamışlardı, 80'lerin başına kadar. Şimdi bütün söylenen kapatılacak talimatı geldi derlerdi. Ama imam tayin kadrosu vardı. O var. Peki niye imam kadrosu, müezzin hocam, kadrosu, hatip o var, kadrosu, hala kayyum var. Kadrosu var Murat ama Bey? Ama hocam onlar şey değil ki hala var. Devam ediyor. Hocam o hala var. Hocam affedersiniz. Hala yok artık. Yok şimdi. Şimdi yok mu? Şimdi son yok. Mahmut Topbaş Hoca'yı. Hocam şeyde kılınıyor. Cemaat mahfilinde diyorsunuz. Hayır artık o da kılınmıyor. O kalktı mı hocam? O da kalktı. Daha önce ben şeydeyken arşiv genel müdürlüğündeyken Hünkar Mahfili'nde kılınıyordu. Mahmut Bey diye bir imam vardı. Evet, Mahmut Hoca. Ali Paşa Camii'nde de şeydi, hatipti, orada vaaz verirdi. Biz evet. Bunları biliyoruz ama şimdi değil. Ama hocam, imam tayini Ayasofya'ya çok yakın zamanlara kadar devam etmiştir. Hocam Ayasofya'da namaz kılındı, bu kadar onu söyleyeyim. Yani yeni yakın zamanlarda kılındı. Ayasofya'nın neresinde kılındı? Hünkar Mahfili'nde. Hayır, içeride. İçeride kılınmadı Hünkar Mahfili'nde. Peki. Hocam, hocam bu telefonda olacak şey değil. Teşrif ederseniz. Yok şey, benim anladığım hocam şu. Uzatmayalım. Yok yok. Hocam iddianız şu galiba. 1934'te Ayasofya geçici olarak ibadete geçici olarak kapatıldı, tamir altı alındı. Fakat Atatürk'ün ölümünden sonra 1947'de bir kararname ortaya çıkarılarak müzeye mi dönüştürüldü? Kesinlikle, kesinlikle. Evet, hocam. Çünkü oradaki imza da sizin gösterdiğiniz hiçbir imzaya benziyor. Geldi, geldi efendim, yani haklısınız. Siz o kararnamedeki imzayı gördüyseniz. Haklısınız, burada imza. Ağası kapital, ağası kapital gösteremiyorum şimdi. Ağası büyük harf. Hocam, önümüzdeki günlerde teşrif ederseniz uzun uzun konuşuruz. Önümüzdeki hafta maalesef başka bir cumartesi başka yerdeyim. Öbür hafta? Çünkü bu çok ondan uzayacak. Ondan sonraki hafta bakarız. Tamam, konuşuruz. Erhan, Şakir'diniz. Evet. Temas eder. Hocam çok teşekkürler. İyi akşamlar. Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hocam, çok teşekkürler. Şimdi... Evet efendim, bu telefonu halledilecek mesele değil. Evet. Evet evet. Yani ama programı son 5 dakikasında açan, dinlediğini anlamayan ve böyle mesaj yağdıran bazı kişilere söyleyeyim. Kardeşim, Ayasofya'nın açılması gerekiyor diye bu programda 50 kere söyledim. Yani gene bir tarafınızı da dinleyip sen kapalı olmasını istiyorsun diye iftira atmayın. Bu programda Ayasofya camidir. Kılıç hakkı vardı, camiada kalmalıdır diye açık açık defalarca söyledim. Yine de söylüyorum. Yani paranoyayı lütfen bu tip mesajları atanlar için söylüyorum, bırakın. Biraz dinleyin, ne söylüyorlar anlayın. Hatta bu hafta bir arkadaş dedi ki Murat Bey'e söyle dedi. Hiç kıvırmadan dedi, lafını dümdüz söyledi, Ayasofya camidir, kılıç hakkıdır dedi. Bana... Tabii tabii yani. Yani bu hafta bir arkadaş söyledi, yani bu hafta geçti, evet. Gündeme geldi. Yani en ciddi tavır koyan insanlar değil mi? Nasıl dinliyorlar ya? Allah Allah. Efendim,
Bakın. Nasıl anlıyorlar ya, Allah Allah. Anlatamıyoruz insanlara. Bir ara verelim mi? Çok uzun konuştuk hocayla. Kısa bir ara verelim. Efendim, hoca herhalde önümüzdeki öbür hafta teşrif eder. Yusuf Hoca. Sadece Ayasofya değil, birçok konuyu konuşuruz. Evet. Ve o da görürsünüz Erhan yanında nasıl siyakat babı gibi böyle durur. Herhalde. Doktor hocası bu şu vaziyette. Herhalde hocanın yanında da siyakat babı gibi durur Erhan. Siyakat o. Evet, öyle derler. Şimdi ara vereceğiz. Ondan sonra çok ayrıntılara daldık. Atatürk için 1953'te yapılan cenaze merasiminin filmini seyredeceğiz, izleyeceğiz. Ondan sonra da efendim mezar odasının önce 1953'teki görüntüsünü, sonra 2013'teki görüntüsünü izleyeceğiz. Ve çok nadir bir ses kaydı yayınlayacağız. 10 Kasım 1953'te Atatürk Anıtkabir'deki son kabine defnedilirken, yani şeyden alınıp, müzeden, etnografyadan oraya nakledilirken, Ankara Radyosu'nun canlı yayında yayınladığı ses kaydını, yani definle ilgili ses kaydını da dinleyeceğiz. Çok kısa bir ara, ondan sonra efendim beraberiz. Evet efendim, devam ediyoruz Tarihin Halkı Odası'na. Ayasofya tartışmasından önce şu cenaze meselesi muğlak kalmıştı. Bunu evet. Tam olarak bir Ali söyledi. Ali böyle kısa olarak tamam, cenaze namazı bir de nasıl kılındı? Nasıl kılındı? Yani şöyle, cenaze namazıyla ilgili bir tartışma var. O da şu, cenaze namazının için camide kılınmadı. Şimdi çünkü 16'sında atamızın naaşı halkın ziyaretine açıldı. O ziyaret sırasında yoğun izdihamdan dolayı 11 kişi ezilerek öldü. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile Başbakan Celal Bayar tereddüt etmişler. Yani camide kılınırsa... Affedersin, bunu tekrarlar mısın? Bu 7 kadın, 4 erkek, 11 kişi evet, izdihamda ölüyorlar Atatürk ziyaretinde. Bundan dolayı camide kılınırsa gene aynı şey manzarayla karşı karşıya kalabiliriz diye tereddüt içindeler. Bunun için Fahrettin Paşa da itiraz ediyor. Kılınması lazım, nerede kılınacak diye soruyor. Şerafettin Yaltkaya Hoca. Evet, tören komutanı çünkü evet. O. Şerafettin Yaltkaya Hoca da diyor ki dinen camide kılınma zorunluluğu yoktur. Rıfat Börekçi'ye soruyorlar Diyanet İşleri Başkanı. O da aynı şekilde cevap veriyor. Onun üzerine 19 Kasım sabahı 8.30'da Ankara'ya nakil töreni var cenazenin. Ondan hemen önce saat 7.45'te 8 arasında Dolmabahçe Sarayı'nda, Muayyede Salonu'nda hazır bulunanlar tarafından 4-5 saf yapılmış ve atamızın cenaze namazı kılınmıştır. Kaç kişi? 4-5 saf halinde orada hazır bulunanlar. Muayede salonu. Muayede salonunda. 4-5 saf dediniz, birkaç yüz kişi alır. Yok yani öyle. Hayır. Çok büyük saf değil yani şey anlamında. Yani o mekanın alacağı şekilde arka arkaya 4-5 saf yapılmış ve kılınmış. Namazı kıldıran da Şerafettin Yaltkaya Hoca, imametini yapan. Atatürk'ün özel hafızı, binbaşı rütbelidir biliyorsunuz. Hafız Yaşar Okur da Türkçe telkinler getirmiş ondan sonra. Bu şekilde cenaze namazı görevi yerine getirilmiş. Kız kardeşine bir köşede beklemiştir o. Makbule Hanım beklemiştir. Yahya Galip Kargı ilk Ankara'da geldiğinde Atatürk defterler. O fenalaşmış hatta, ağlamış filan cenaze namazından sonra orada. Hakan diyorlar ona. Evet. Yahya Galip aynı zamanda bir tekkenin şeyini biliyorsun. Evet. Evet. Şimdi efendim. Yani Türkçe dua mı ediliyor? Tabii Türkçe dua edilmiş. Yani burada var elimizde onların da şeyleri var. Yani uzatmayalım diye ben şey yapmadım. Türkçedir. Üzerinde Türkçe. Durmadım. Ezan kavmi Türkçedir. Evet. Yani efendim şey kılınmış. Cenaze namazı kılındı. Ondan sonra Ankara'ya nakledildi. Cenaze İzmit üzerinden. Yahu ne yorumlar yapıyorsunuz? Ayasofya'nın müze olması insanlığa verilmiş bir hediyeymiş. Tabii. Atina'daki, bilmem neredeki, şuradaki, buradaki camilerin de kiliseye çevrilmesi veyahut kapatılması. Taverna yapılması. Taverna yapılması, seks filmlerinin oynatıldığı sinema yapılması ve ahır yapılması. O da kainata verilmiş bir hediye. Bu arada şu ilk günüm internette problem varmış. Gene çok şey yapılıyor. Ya bize hediye veren hiç kimse olmuyor. Evet. Neyse herhalde bunu seni şey yorum gidiyor, yapma evet. Sen. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Hadi söylemeyeyim. Söyle. Söylemeyeyim.
Yok şey oluyor ya bak, en son günlerde de şu tartışma vardı. İşte bu taş evleri eskiden Ermeniler, Rumlar yapmıştı, gittiler. Ya bir günde Yunanistan'dan veya bu tamam, birisi çıksın. Burada Türkler oturuyordu Kavala'da, Dınava'da, Serez'de. Ne güzel komşularımızdı. Bunlar niye gitti diye soran bir Yunanlı yok. Ben görmedim şimdiye kadar. Evet maalesef. Yani. Ya Ayasofya hakkında kendi görüşümü açık açık söyledim. Camidir bana göre. Açılması, namaz kılınması lazımdır. Ha, Hristiyan bilmiyor musun? Müze olarak gelsin, ziyaret etsin. Notre Dame Katedrali'ni etmiyor muyuz? Evet. Gittiğimiz vakit. Ediyoruz. Adam o da ayin yapıyor. Ayin saati dışında ziyaret yaptırıyorlar. Hatta onun müze kısmı şeyi falan vardı içinde malum. Yani bu benim şeyim efendim. Yani şimdi cenazeye dönüyoruz. Namaz ne zaman kılındı Ayasofya'da? 19 bilmiyorum. Kasım sabahı. Hayır o değil, o değil. Ha. Ayasofya'da. Ha, evet. Sen biliyor musun Erhan? Bilmiyorum, hiç haberim yok. Erhan galiba biliyor. Evet. Evet, Atay'a dönelim. Şimdi efendim, cenaze Ankara'ya gitti. 20 Kasım'da Ankara'da. Etnografi Müzesi'ne kondu. 21'inde 15 sene kaldı. Bir dakika, burada evet. Ali'ye bir şey soracaktım. Kitapta da okudum da aklımda. Ali şimdi buradan niye trenle gitmiyor da önce Yavuz Zırhlı sana konulup İzmit'e götürülüp oradan trenle? Yani bir tartışılmış mı bu? Yani? Yok, tartışılmıyor. Normal tören programı bu şekilde hazırlanıyor. Belki güvenlik açısından böyle bir düşünce var. Bir de denizden şey var hocam. Denizden bir uğurlama var. Çünkü evet. Düşman zırhlılar, yani düşman dediğimiz zamanında savaştığı Atatürk'ün İngiliz donanmasına mensup gemiler gelmiş mesela, başka gemiler gelmiş. Onlar denizden bir uğurlama töreni yapıyorlar Sarayburnu'nda açıkta. Tantanalı merasim. Tabii tabii çok evet. Büyük yani. Çok uçaklar uçuyor, şey yapıyor Yavuz Zırhlısı'na konuncaya kadar. Yavuz Zırhlısı'nı onlar uğurluyorlar yani İzmit'e. İzmit'te mayın iskelesinde karaya çıkıyor, trene konuyor Ankara'ya. Evet, şimdi cenazenin naklini filmleri izleyeceğiz ama seyirciler bir şey hatırlatıyorlar. Daha önce söylemiştim diyorlar, tekrar söyleyeyim. Cenaze törenine katılan iki kişiyi ben tanıdım. Namaza mı? Cenaze namazına evet. Katılan iki kişiyi tanıdım. Daha önce söyleyeyim, Harun Bey şey yapmış. Harun Ege İnce. Evet tekrar söyleyeyim. Namaz kararı var mıydı yok muydu bilmiyorum. Fakat bana söylenen kız kardeşi Makbule Hanım'ın Mustafa'mı namazsız göndermem dediğidir. Soruyor nerede kılınacak diye zaten evet. Onun üzerine bu tartışma oluyor. Çağda kıyamet evet. Kopmuş. Tabii tabii. Nerede kılınacak namazsız tabii. Göndermem demiş. Tabii. Ankara'ya telgraf çekilmiş. Fahrettin Paşa tören komutanından istifa ederim diyor. Evet. Anılarını anlatıyor yani eğer Müslüman bir ülkede Müslüman bir devlet adamının namazı kılınmaz mı kardeşim diyor. Fahrettin Altay efendim. Evet Fevzi Çakmak'la konuşuyor. O da diyor ki Celal Bey gelecek, biz hani özet geçtik. Onunla görüşün diyor. Onun üzerine o görüşmeler yapılıyor. Şerafettin Yalçıkaya'yla ve Rıfat Börekçi'yle. Mesela Cemal Kutay bunlardan birisi. Ya namazı kılan Anadolu Ajansı'nın memuru, görevli memuru. Onun var mı? Tabii var kitabında. O da görevli ve cenaze namazını kılmış. Evet. Kendisi anlatıyor yani Atatürk'ün son günleri kitabında. Başka bir yerde var mı? Efendim? Başka bir yerde var mı? Başka bir yerde bilmiyorum. Olabilir. Evet. Evet. Efendim. Şimdi 15 sene etnografyada kaldıktan sonra Anıtkabir'in inşaatı yapılıyor ve 9 Kasım'da 4 Kasım'da tabut çıkarılıyor. 4 Kasım'da pardon 4 Kasım 1953'te Atatürk'ün etnografyadaki geçici mezarı açılıyor. Evet. Şimdi ilk günden rica edeceğiz. Bir numaradan itibaren ilk önce ben söyledikçe resimleri devam et. 15-16 tane resim var. Bu resimler efendim Atatürk'ün geçici kabrinin açılması ve bir arada göreceğiz bazı resimleri. Hoca hangisi ne zaman o zaman söyler. 4 Kasım günü açılması, 10 Kasım günü 9'unda tabut açılıyor. Evet, tahnit bir bozulma evet. Var mı yok mu ona bakalım. Şimdi efendim evet bir numaralı resimden başlıyoruz. Etnografya Müzesi'ndeyiz. Gençler 15 yıl bu şekilde kaldı. Evet. Devlet töreni burada yapıldı. Kelenkler buraya bırakıldı. Bu mermer layık bunun altında hazırlanan geçici kabre evet. İndirildi. Tabut bayrağıyla beraber. Evet. Şimdi ikinci geçelim ilk gün. Burada efendim şeyleri göreceğiz. Mermerler kaldı. Şimdi işte şu yazıyı indirirsen ilk gün çok daha kaldırsın. Heh. 4 Kasım 1953. Şimdi bu o katafalkın mermerleri kaldırılıyor. Evet, Yaraskal geçelim. Var bakın orada. Kenarda evet. Zincirlerini görüyoruz.
Evet. Şimdi efendim, o beton, yani şeyin altındaki beton kırılmış. Evet. Mahfaza beton. Evet. Cerat ne deniyordu onun hocam? Ceraskal. Ceraskal. Onun şeyi onunla, de burada yani. Onun izahnamesi şey. Burada bakın. Belge yani orijinal. Evet. İndirilme ameliyatını anlatıyor. İkinci bölümde çıkarılmasını hiç anlatıyor. Hiç karşılıklı şey yapalım. Evet. Şimdi bu mezar açılmış. Katafalk'ın betonu bu. Evet. Birazdan tabuta ulaşılacak. Geçiyoruz ilk gün. Evet. Kız kardeşi Makbule Hanım. Geliyor oraya. Paşa kimdi? Ankara kumandanı. Neyse. Tam hatırlayamadım. Makbule Hanım'ın tam arkasında uzun boylu meclis reisi Refik Koraltan. Paşa'nın sol arkasında da Adnan Menderes. Adnan Menderes. Başbakanı. Demokrat Parti iktidarı var çünkü. Evet, geçiyoruz. Evet. Şimdi efendim tabuta ulaşıldı. Evet, mezarın içindeyiz şu anda, geçici yani mezar. Geçici kabrin içerisinde kabir bu. O şeyin içerisinde, tabutun içerisinde bir tabut daha var zannedersem. Tabii, kurşun tabut var. Kurşun tabut gül ağacından taşıma tabutu var. Üzerinde bayrak örtülü. Şimdi bu tabuta ulaşıldı, bu tabut yukarı çıkartılacak. Evet ilk gün geçelim. Evet. Şimdi efendim tabut çekiliyor. Bakın hükümet erkanı arkada. Evet. Meclis reisi Celal Bayar, yani reis-i cumhur, başvekil, hükümet erkanı orada. Geçiyoruz ilk güncüm. Ankara valisi var. Tabut çıkartıldı. Zemine konuyor. Evet. Dışarıya. Temizlenecek şimdi. Evet. Geçiyoruz ilk gün. Evet. Refik Koraltan, yanında Adnan Menderes. Belediye başkanı var, Atıf Benderlioğlu. Atıf Bey ve Atıf Benderlioğlu var. Sonra 12 Eylül'den sonra, pardon, 12 Mart sonrasında bakan oldu Atıf Evet, Bey. Evet. Dışişleri Bakanı galiba ve son senelerde şeyle düşürülen ilk bakan değil midir? Yok, şeydi pardon. O kadın milletvekili, kimdir? Pardon, milletvekili oldu. Evet, evet. O kadın oldu. Kimdir? O Türkan Yaylalı, Kız Teknik Öğretmen Okulu Öğrencilerinin Başkanı. Bir Erkek Teknik Öğretmen Okulu Öğrencilerinin Başkanı Yekta Güngör Bey var. En arkada o da. Sağda bize göre ekranda. Evet. Evet. Onlar görevli yani. Öğrenciler evet. Var. Evet. Geçiyoruz ilk güncüm. Buna 4 Kasım 1953. Evet. İşte tutanak zabıt imzalanıyor. Tutanak imzalanıyor. Geçiyoruz ilk gün. Tutanak da burada. Evet. Adnan Menderes imzalıyor. Başvekili imzalıyor. İmzalayanlar Refik Koraltan, Büyük Millet Meclisi Reisi. Başbakan Adnan Menderes. Eski Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda. Evet. Genelkurmay Başkanı Nuri Yamut gördük. Nuri Yamut, Renda evet. Kim hangisidir? Hocam şimdi geçtiriz. Reis Başkanı. O da burada yani. Evet. Şu anda gözükmüyor. Cumhurbaşkanlığı Umumi Katibi Nurullah Dolan. Ankara Valisi Kemal Aygün. Ankara Belediye Başkanı Atıf Benderlioğlu. Evet. Eski Cumhurbaşkanlığı Umumi Katibi Kemal Gedereç. Evet, önceki. Geçiyoruz. Bu resmide ilk gün. İşte. Evet. Rahmetli Menderes şeyler, evet. Evet, Devlet Erkan'ın. Seyircimiz Fatih Bey'in görüşüne katılıyorum. Bir seyircimiz bir şey yapmıştı ama söylemeyeceğim şeyi. Mesajı, hiç alakası yok onunla ama katılıyorum, seyircimize söyleyeyim. Evet, geçiyoruz ilk gün. Kız kardeşi Makbule Hanım. Makbule Hanım ağlıyor. Ağlıyor ve dua ediyor. Hiç şey yapmaya gerek yok. Şimdi programın başında seyircilerimizden şey geldi. Vay efendim, Kur'an koymasına bile izin verilmedi. Yani defnedilirken Kur'an koymak istemiş. Ya kardeşim, Müslüman kadın bu. Evet. Kur'an gömülür mü yahu ölüyle beraber, cenazeyle? Böyle şey mi olur? Makbule Hanım örtü oraya bile, hocam, örtüsü bile konmuyor. Olmaz. Örtülmüyor. Kefenle şey yapılır. Gömülmüyor. Makbule Hanım oraya, yani mezara şey, daha sonra defnedilmeden önce bir şey koymak ister. Muska. Evet. Koyar. Yani orada kız kardeşine hayır koyamazsın mı diyecekler. Evet. Kim cüret edebilir öyle bir şey? Koymuştur. Kız kardeşi ya. Kardeşi ya, o da hani. Ne arıyor falan orada diye mesaj yolluyorlar. Kardeşi, ya, duydunuz mu? Aynı anne, aynı baba. Resmi tek mirasçısı. Tabii. Evet, tabii. Geçiyoruz. İlk gün geçelim. Şimdi efendim şeyden çıkılıyor. Etnografiden çıkıyorlar. Etnografiden çıkılıyor. Makbule Hanım, başvekilin, başbakanın, Adnan Menderes'in kolunda. Solda gördüğümüz efendim meclis reisi. Refik Koraltan.
Neyzeni var ya, karşımda Koraltan duruyor, işte paşam bak. Evet. Hala o eğilmez başı dimdiktir efendim. O günle ilgili bir hicividir o. Hmm. Ama okumayayım. Geçiyoruz ilk güncüm. Evet. Bu şu anda cenaze töreni. Evet, şimdi 10 Kasım'a geldik, evet, değil mi? Evet, ertesi güne geldik. 10 Kasım yani 1953'e geldik. Oraya geldik. Şimdi bu arada yapılan bir işlem var. Ondan kısaca bahsedeyim Murat Bey. Gördüğünüzde tabut çıkarıldı, temizlendi, bayrak yenilendi, orada katafalka kondu. 9'unda devlet erkanının huzurunda tabut açıldı. Tahnit çözüldü. O işlemi yapan da Kamile Mutlu Hoca'dır. Şevkiye Kamile Mutlu, patolog. O gün tabutun değiştirilmesi aslında düşünülüyor. Fakat diyor ki nöbetçiler etkilenebilir bu eriğin kokusundan. Onun için yarına bırakalım bu tabut değiştirme işini diyor. Geçici bir tahnit yapıyor. Kapatıyorlar kurşun tabutu o gün. 9 Kasım günü. 10 Kasım günü tekrar öğrencisi Cahit Özen geliyor. Tabutu açıyor. Kurşun tabuttan atamızın kefenli naaşını alıyorlar. Ceviz ağacından yapılan tabuta koyuyorlar. Ondan sonra gül ağacından yapılan tabuta koyup taşıma tabutu. 10 Kasım günü o şekilde taşınacak. Şimdi seyircilerimiz soruyorlar niye tabutla gömüldü beyler? Anlatın efendiler. 15 sene etnografya. Bu geçici kabir bu. Geçici kabir tahnit edildi. Şeyde evet, belgelerde muvakkat diyor zaten. Geçici tabii, demek muvakkat. İşte yani. Aynı kanunide de öyle diyor, biliyor musun? Ziget var da muvakkat kabir diyor. Tabii. Evet. Tabii. Yani mumya değil o, tahnit. Evet. Mumya başka bir şey. Evet. Yani cenazenin bozulmaması için yapılan bir ameliyat. İlaçlama işlemi, evet, belgeleri var onun. Formalin, formaldehit evet, deniyor. Oraya geleceğiz hocam. Evet. Şimdi efendim, evet, nerede kaldı resimler? İlk cenaze günü bunu da geçelim. 10 Kasım 1953'teyiz. Devlet töreniyle Anıtkabir'i naklediyoruz. Türkiye'deki bütün dinlerin temsilcileri, evet, Diyanet İşleri Reisi, evet, ve diğer dinlerin, gayrimüslim cemaatlerine temsilcileri hepsi hazır bulunmuşlardır. 60 yıl önce iyi yaşıyoruz şu, evet, anda resimlerde. Bu 60 yıl önce. Biraz, evet, sonra filmini izleyeceğiz. Evet, geçiyoruz ilk gün. Bitti galiba. Bitmiş mi? Yok. Stüdyo şefi şey seyrediyor. Ekrandan seyrediyor. Etnografyanın önü burası. Bitmiş mi? Bitmemiş mi? Evet efendim. Etnografyadan şimdi şeye. Anıtkabir yolunda. Makbule Hanım'ın kolundaki bir subayın kızıymış. Evet. Üst düzey bir general olabilir. Bir öndeki general de Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı taşıyor. Evet. Başka var mı ilk gün? Bitmiş. Evet. Dersi. Şimdi bu şekilde hocam. Şimdi filmi izleyelim. Buyurun. Şimdi sevgili seyirciler. İzleyeceğimiz film tam 60 sene önce bugün çekilmiştir. Evet. Filmin bazı bölümleri sesli. Siz sesli kısımda işaret, yani ses başlayınca vakit söyleyin, susalım biz. Veya zaten buradan duyuyoruz. Şimdi efendim, 10 Kasım 1953 günü Atatürk'ün naaşının şeyden, Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrinden çıkartılıp Anıtkabir'e götürülmesinin filmini izleyeceğiz. Dediğim gibi bazı yerler seslidir. Oraları. O filmin belgesi şey de burada. Filmi alınması de hükümetin talimatıdır. Evet. Önde radyo yayının talimatıdır. Hocada maşallah. Bütün hepsinin canlar belgeleri çim var. Ayaklar çim, ayaklar. Şekerim, ben Anıtkabir komutanı olsam şeyi, bütün askeri arşivleri görsem neler yani. Tabii hoca kadar toplayamaysa. Evet. Aziz Atatürk'ün naaşının Anıtkabir nakli dolayısıyla 11 Kasım 53 günü yapılacak olan defin merasiminin safhalarını filmlerle tespiti uygun görülmüştür. Ekibinizdeki merasim zamanında falan ekip gönderin diyor. Bayındırlık Bakanı efendim, Öğretici Filmler Merkezi Müdürlüğü'ne, Milli Eğitim'e, evet, yazmış bu yazıyı. Bu yazıdan sonra efendim o film çekilmiş. 38'deki töreni Ruslar çekmiş. Evet. 53'tekini biz çekiyoruz. O da radyo yayınının emridir üstteki belge. Bu da biraz sonra dinleyeceğiz efendim, evet, ses kaydını. Şu. Bu da gene Bayındırlık Bakanlığı'ndan Basın Yayın Turizm Umum Müdürlüğü'ne, eski Matbuat Umum, evet, Müdürlüğü, yani basın, evet, yayına gönderilen radyo yayını talimatı. Şimdi önce efendim filmi seyrediyoruz. Hoca bize film sırasında, evet, ne olduklarını anlatacak. Evet Ekinci, başlatabilirsen. 10 Kasım 1953. Evet. Bu değil, bu değil, bu değil, bu mu? Töreni göster. Bu mu? Başı bu mu? Emin misiniz? Evet hocam. Bu mezar, şu anda bu değil ikincim, bu değil, bu sonuncusu bu. Bu 53'teki mezar, bu değil. Evet, mezar odası. 7 dakika 02 olan ilk film. Oradan seyredeceğiz. Hani
Behçet Kemal konuşuyor arada. Yalnız evet, kaldı. Evet. Celal Bayar'ın konuşması var. Celal Bayar konuşuyor. Hani şeyde gidiyorlar ya hep beraber. Onu seyredeceğiz. Yani sana söylediğim 42. dakikadan itibaren olan kısmı seyredeceğiz. Hocam güzergah belli mi? Güzergah belli. Etnografi'nin bunun şeyi de var. Yani çizilmiş gazeteleri de yansımış. Bu plan olarak da var. Etnografi'den çıkılıyor. Aşağı Opera Meydanı şimdi Ankara'nın iniliyor. Oradan Ulus'a heykelin oraya. Onun devamında mıymış? Dönülüyor. Ters monte etmişler. Peki koyalım peki. Heykelin evet, oradan ilk meclis bu kısmı geçsin meclisin... ondan sonra oynatsın. Bunu sonra oynatacağız. Allah'ım peki. Öyle yapsın, bir daha tamam. Seyretmiş oluruz. Yani peki, bize, tekrar, konuşalım tekrar o evet. Şeyin üzerinde, törenin üzerinde. O zaman hocam şeyi anlatırsanız, siz görüntüyü anlatın. Olur. Evet ilk gün. Evet ilk gün. Mezar odası burası. Mezar odasının işte bakın o pirinç kapı. Burası bir galeri. 60 yani, sene önceki hali. Tabii 60 sene önceki hali. Şu anda o görüntüler de zaten siyah beyaz. Yani aslında o da turkuaz renkli çinilerle falan evet. Süslü. Çok güzel. Bu şekilde şey yapılmış. O aydınlatmadır. Kapalı bir mekan. Sekizgen bir oda. Mozolenin tam altında bu. 7 metre altındadır mezar odası. Bu odada atamızın mezarı tamamen İslam usullere uygun olarak hazırlanmış ve defin işlemi de o şekilde yapılmış. Batı doğu istikametindedir mezar. Onu belirten bir yön belirten yıldız da yapılmış kıbleye kapının girişine. Yani. Kıbleye çeviriyor yani sağına çevirdiğiniz zaman kıbleye bakıyor. Zaten evet. Defin işlemi de öyle yapılıyor. Yerdeki vazolarda evet. Da toprak. Onu soracağım hocam şimdi bu şimdi başladı evet. Evet hocam. Evet, protokol tören geliyor. Başladı. Şimdi Cumhurbaşkanı... 10 Kasım 1953, tam 60 sene önce. Bunlar şu anda şeye giriyorlar, etnografiye. Evet, evet hocam. Tabut etnografiden çıkıyor şu anda. Anlatın hocam siz. Ve bu şekilde bizim Mehmetçikler şimdi top arabasına koyacaklar. Top arabasını çeken ne araç ne hayvan hiçbir şey yok. Harbiyeliler çekecek. 53 mezunu harbiyeliler bakın. Onlar yürüdükçe top arabası yürüyor. Arkada da bir bölük var. Onlar da fren vazifesi. Onun için mi? Önde bir şey var. Tabii doğrusu. Halat var aralarında. Halat, gerilmiş her sıranın arasında halat var. Yanlarda da var. Onlar yürüdükçe şey de bakın hareket ediyor. O halat. Evet. Onun şimdi etnografyadan o opera meydanına doğru gidiyor. Türk Ocağı'nın önünden geçip kortej. Şimdi bu buraya getirilirken onu da hatırlatmış olalım. Bu İngiliz Marşal Birdort var. O mesela Türk Ocağı'nın balkonundan izlemiş töreni. 38'deki nakil törenini. Şu anda meclisin önünden geçiyoruz. Eski meclis. Evet eski meclisin önünden. Yani, İstasyon tarafından gitmişler. Evet şeyden geldiler. Yok. Ulus'taki heykelin önünden buraya döndüler. Buradan aşağı doğru iniyoruz şimdi istasyona doğru. Ulus yoluyla geçiyor. Evet istasyona doğru iniyoruz. Karşısı bunun Ankara Palas. Şimdi ikinci meclisin önünde kortej. Oradan geçiyoruz. Evet hocam. Evet bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi para. Sesini dinleyeceğiz. Sahip olan Türk milletinin kalbindeki hüzün gibi düşüyor. Atatürk'ün şehri Ankara, yapılarından ağaçlarına, sütunlarından insanlarına kadar ayakta, bir saygı duruşu içinde Atatürk'ü ebediyet yolunda uğurlamaya hazırlanıyor. Şimdi önümüzde rüzgarda dallar gibi ağır ağır sallanarak kadın ve erkek izciler geçiyorlar. O bu şehirden kaç defa böyle uğurlandı. Kah cepheye, bozgunları durdurup zaferler sağlamaya, kah yurt köşesine yeni bir imar ve iman hamlesi götürmeye, kah bir memleket kasabasında yeni bir inkılabın fikriyatını yapıp yaymaya, bu sefer de gidiyor fakat artık dönmemek üzere 15 sene evvel yine böyle bir Kasım günü Ankara'ya bir daha ayrılamamak üzere, bir daha cisim olarak görünmemek üzere gelmişti. Şimdi o günü hatırlıyoruz. O yurdun bütün bir kalp halinde çırpındığı, bir çift göz halinde bütün milletin ağladığı günü. Yok gayri bizlere uyku dinek vay, kime bel bağlayak kime dönek vay, vay amansız ecel alçak felek vay, Türklük yüreğini dağlasın gayri, cihanda bizimle ağlasın gayri, kaybını yıldızlar bile bileler, kırıla kanatlar düşe yeleler, kurt kuş duyup ölüsüne geleler. Türklük yüreğini dağlasın gayri, cihan da bizimle ağlasın gayri.
Gök düşsün, toprağa toza belensin. Gece mezarına yıldız elensin. Şehitler doğrulsun, nöbet dolansın. Türklük yüreğini dağlasın gayri. Cihan da bizimle ağlasın gayri. Bakışları şimşek gibi çakardı. Yarını görürdü, düne bakardı. Kürsüye çıktı mı arşa çıkardı. Türklük yüreğini dağlasın gayri. Cihan da bizimle ağlasın gayri. Gitti, her ocağın söndü alevi. Yeryüzü dediğin bir ölü evi. Cihan türbe olsa almaz bu devi. Türklük yüreğini dağlasın gayri. Cihan da bizimle ağlasın gayri. Ankara bu Radyosu. Ses şeyin, Behçet Kemal'in kendi sesidir. Efendim, bu ataya ağıt diye. Aşık Ömer mahlasıyla evet. Yazdığı bir kendi şiirini okudu. O şiiri sonra Münir Bey bestelemiştir. Münir Nurettin. Evet. Bir de uzun bir bestesi vardır onun. Şimdi bu 24 noktaya Ankara Radyosu muhabir yerleştirmiş. Ankara, İzmir ve İstanbul Radyosu canlı yayınlamış. Bu yayını. Şimdi Arıkhabir'e geldik. Aslanlı yolun başına. Katafalk'tan askerler aldı. Orada hazırlanan bir sistemle bakın. Top arabasından aldılar. Şimdi omuzlarını alacaklar inince aşağıya. Ve Aslanlı yolda atamızın naaşını mozoliye doğru götürecekler. Evet, merdivenleri çıkıyorlar. Aslanlı yolun başındaki merdivenleri. Evet, seyircilerimiz soruyorlar. Evet. Şiir Behçet Kemal'in mi? Evet, Behçet Kemal'indir evet. Efendim. Ataya ağıt, yok gayrı bizlere uyku dinek vay. Evet. Diye başlar. Ve Münir Nurettin de besteleyip okumuştur korosuyla. Şimdi 262 metrelik Aslanlı yolu Mehmetçiğin omuzunda atamız kat ediyor. Naaşı. Bu Aslanlı yoldan bitiminde sola dönecekler. Şu anda dönüyorlar. Ve o Mehmetçi Kulesi'nin önünden mozoliye çıkacaklar. Bu arada şimdi birazdan göreceğiz. Mozoliye'nin önünde izci gençler, çiçeklerle hep gelen çelenkler oraya orta bölümü konmuş. Orada izleyicilerimiz hatırlayacaklar. Bunlar. Bakın bir şey var burada. Hitabet kürsüsü dediğimiz hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir yazan mermer bölüm. Onun orada hazırlanan katafalka kondu. Şimdi koyuyor askerler Mehmetçikler. Merdivenlerin altında değil mi? Yok, şu anda biz yukarıdayız. Yani. Şu anda Anıtkabir'in açık mekanındayız. Mozoliye'nin önü burası. Burada şimdi Cumhurbaşkanımız bir konuşma yapacak. Yani Celal Bayar o zaman. Zannedersem onu da dinleyeceğiz. Evet. Sonra defin işlemi başlayacak. Evet, birazdan bayağı dinleyeceğiz. Seyircilerimiz hep soruyorlar. Efendim, İsmet Paşa oradaydı açılırken. Arkada hatta görünüyordu. Niye İsmet Paşa yok diyorlar. Şimdi o sırada İsmet Paşa ana muhalefet lideri. Evet. En önde Cumhurbaşkanı, yani Celal Bayar, meclis reisi ve başvekil var. Yani protokol sırası. Tabii. İsmet Paşa arkada, bir de biraz fenalaşmış. Evet. Şeyde. O zabıtlarda var şeylerde. Ama orada. Yani İsmet Paşa niye yok diyorsunuz efendim, orada. Şimdi efendim şiir, tekrar söyleyelim, biraz önce okunan şiir, yok gayrı bizlere uyku dinek vay, Behçet Kemal Çağlar'ın Ataya Ağıt isimli kendi şiiridir. Yayında kendi sesinden kendi şiirini okumuştur. Çok da güzel aslında. Kime bel bağlayak, kime dönek vay. Vay amansız ecel, alçak felek vay. Türklük yüreğini dağlasın gayrı. Cihan da bizimle ağlasın gayrı. Siz, çok da hoş yani. Bestesini dinlediniz mi? Yani. Bestesini dinlediniz mi? Yok. O büyük eksiklik. Var mı şimdi yani onu hocam siz de dinlemişsiniz. Hep okurdu. Her okasını yani. Okurdu Münir Bey onu. Kızlar var diyor korosu. Koroyla okurdu. Hayır, sende kaydı var mı? Tabii hocam, sizde yok mu? Yok. Baktım. Şimdi efendim. Ay. Ne oldu? Hocam duygulandı. Dertlendim, duygulandım. Evet. Gayet tabii. At. Doğal olarak. Evet. İyisiniz değil mi? Neyse. Evet efendim. Hocam. Evet. Şimdi bir şey anlatabilir miyim Murat Bey? Yani hoca, şimdi üstüme gelme. Şey ya, Allah Allah. Hoca şimdi bu ben her 10 Kasım'da şey yaparım böyle. Ya, hakikaten çok hüzünleniyorum Atatürk. Ve tabii okurum Atatürk'e. Rahmetle anıyorum.
Ona Fatiha okuyorum, dua ediyorum. Gayet tabii bu bizim her şeyimiz, her şeyimizde onun payı var bugünkü yaşamımızda. Ona çok şey borçluyuz. Evet. Kurucu Cumhurbaşkanı. Bunu hissetmemek, duygulanmamak bir Türk için mümkün değil. Benim kayınvalidem 32 doğumlu. Evet. Şu anda hayatta. Allah daha uzun ömür, sağlıklı ömürler versin. Benden 2 yaş büyük. Onun büyükmüş. Kayınvalidenin babası öğretmendi Karaman'da, Abdullah Efendi. O diyor eve ağlayarak geldi diyor. Kayınvalidem anlatıyor. Babam diyor ağlayarak geldi. Ne oldu baba diye sorduk. Kızım Atatürk'ümüzü kaybettik dedi. Ağlamaya devam etti. Biz de başladık ağlamaya diye diyor. Bunu her anlattığında gene ağlıyor. Şimdi bir şurada filmde de gördük. Mesela resimlerde de var. Tabii. İnsanlar hep ağlıyor yani. Evet. Çocuklar, yaşlılar, gençler. Hep herkes ağlıyor. Bir kurucu... Millet nerede? Herkes biz neden ağlıyor. Bahsediyoruz? O zaman tabii yani çok... Kurucu bunu, kahraman. Yani bir kült. Bir kahraman o, yalnız o kahramanlık değil. Evet. Yani nereden çıkmışlar? Evet. Bir bataktan çıkmışlar sanki. Şey nerede? Ve efendim? Yani Atatürk'ün sayesinde çıkmışlar. Sevgili seyirciler, şimdi bu oynatılırken akrabası var mı diyorlar. Beyler, daha önce gösterdik şu kitabı bulursanız, şunu. Yeni çıktı zaten, var piyasada. Evet, hocanın kitabı. Kaç akraba var hocam hayatta? 184 tane erkek tarafından, baba tarafından, 107 tane de anne tarafından isim burada 180-284. Var. 184. Evet, bir büyük kısmı hayatta yani şu anda. Evet, bütün... Kuşaklar. Siz televizyonda da çıkardınız yani. Her şeyi evet. Var işte, şeceresi, isim isimleri var. Hepsi var. Akrabası var mı diyorsunuz? 184 baba tarafından, 107 anne tarafından, 184, 291 evet. 291 akrabası var. Ama ben şu suyum, ben bu suyum, yok torunuyum, çıkmazlar gönüllü o. Çocuğuyum, şu torunuyum falan filan diye ortaya hiçbir çıkmıyor. Evet. Ben de manevi evet. Şeyim. Evet. Hocam onlar çıkmıyorlar. Gerçekler çıkmıyor da manevileri çok dolaşıyor orada. Ben de ortalarda dolaşmıyorum ama. Estağfurullah, sizin için evet. Demedim hocam. Estağfurullah, haşa. Çarpılırız. Şimdi efendim, cenaze Anıtkabir'e geldi. Biraz önce gördük. Katafalka kondu. Evet. Orada Reis-i Cumhur Celal Bayar ilk gün orayı göster, beni göstereceğine Allah Allah. Hoca hüzünlendi. Söyleyeyim mi? Söyle. Sen söyle, anlat. Neyi? Hoca ne hüzünlendi. Başka ne yaptı? Evet. Efendim hoca Fatiha okudu. Evet. Okurum ya. Okudu yani. Bunu deme, bir şey demiyor usta. Evet. Tabii anında yetişemiyor. Hoca efendim Fatiha okudu. Allah kabul etsin. Yani niye okunmasın? Şimdi biz bunu şey yaparken o da tarihi filmi gösteriyoruz. Hı. Vesairede Hagia Sophia bir kilisedir. Cami değildir. Canım benim, sevsinler. Böyle mesajlar geliyor. Hagia Sophia. Ayasofya dedi. Hagia Sophia. Tabii. Bir camide, kilisedir. Cami değildir. Hey Allah'ım ya. Efendim, filmi tamam biraz sonra hazırlarsanız bir 5-10 dakika sonra yeniden gösteririz. Kaydedeceklermiş. Doğru, kaydedilecek bir film. Şimdi efendim, o zaman şimdiden hazırlayın lütfen. Anıtkabir'in önünde Celal Bayar'ın yaptığı çok güzel bir konuşmadır o. Evet. O konuşmayı zamanın Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın sesinden dinliyoruz. Fakat şimdi başlayacağımız için kaydedemeyebilirler. Evet. Tekrar yayınlarız. Evet İlkgüncüm, o filmi verirsen Anıtkabir'in önünde katafalkta. Mozole'nin önünde. Mozole'nin evet. Önünde orada Celal Bayar. Üzerinde frak, ne güzel hepsidir o. Evet. Frak'la efendim son konuşmayı yapıyor. Definitif, o şıklığı da Atatürk getirmiş. Frak ama daha önce de var hocam. Milletvekillerinin şeyi hep ama, şey, evet. Silindir ama Atatürk. Ya çok şık. Etrafı. Çok ya. Yakışıyor, çok şık. Evet. Ama frak yani onunla gelmedi bak. Evet. Evet biliyorum evet. O kadar. Ama evet efendim. Ya hocama göre her şey Atatürk'le geldi diyecek. Yani hayır. Sen de şey yapma. Her şey işte. Atatürk'le yani. Gelmedi. Kim ne zaman ne geldi gitti biliyoruz ki yani. Frak Tanzimat'la geldi. Ama frak değil olmasa bile yani jaket. Ama böyle şık giyinmek, bunu bir adet haline getirmek Atatürk getirdi. O balolarda bilmem neler. Topluma yayılması belki şey anlamında.
Yani kültür tarihçisi olarak hocam tabii ona dikkat ediyor yani. Ne tarihçisi hocam? Kültür tarihçisi değil hocam. Evet. Evet, yani, sanat tarihçisi değil. Sanat tarihçisi. O zaman cahil olur. Yani beni şey yap, sanat tarihçiliğimi unuttur. Tenzih ederim efendim. 80 yıl sonra hocam yani hem sanat tarihçisi. 80 yıl sonra televizyon yıldızı oldu ve kültür tarihçisi olduğunu öğrendi. Evet. Hocanın moralini düzeltmek için konuşuyoruz. Bunu efendim demin ağlıyordu hocam. Evet hoca çok duygulandı. Evet efendim. Şimdi Celal Bayar'ın definden önceki çok güzel olan o konuşmasını kendi sesinden dinliyoruz. Cumhurbaşkanı Celal Bayar. Başlıyor. Türk kurmadı. Atatürk tam 15 yıl önce bugün hayata gözlerini kapamıştı. O gün bütün Türk milleti gözyaşı dökmüş. İnsaniyet alemi emeğinize iştirak etmişti. Çünkü Türk milleti büyük bir evladını, beşeriyet, insanlık idealine hadim en kuvvetli bir rüktünü kaybetmişti. Şimdi şu anda maneviyatını ruhlarımızda mukaddes bir varlık halinde yaşattığımız Kemal Atatürk'ün fani vücudunu ebedi metfenine Anıtkabir adını verdiğimiz buraya tevdi için toplanmış bulunuyoruz. Milli irade yolunu seçtim. Hayatı ve şahsiyetini milletinin hizmetine vakfettim. Türk'ün gıpta ettiği, tahsiz ettiği, öldüğü ve öldüğü vasıflara maliktim. Bütün bu meziyetlerinde Türk'ün ta kendisiydim. Şimdi seni kurtardığın vatanın her köşesinden gönderilen mukaddes topraklara veriyoruz. Belki hakiki yarın daima inandığım ve bağlandığım Türk milletinin minnet dolu sinesidir. Nur içinde. Şimdi buradan sonra şey evet, diyor. Şimdi bakın devlet erkanı içeri girecek. Sonra askerlerin omuzunda Atatürk'ün tabutu mozoleden içeri girilecek. Mozolenin hem sağından hem solundan aşağıya şimdi müze olan Atatürk Kurtuluş Savaşı var, var. Yukarıdan da var mozoleden. Biz şu anda oraya engelli asansörleri yaptık. Engelli vatandaşlarımız yukarı çıkabiliyor o mozoleyi aşağıdan. Şimdi buraya inilecek. Sol taraftan Atatürk'ün naaşı inilecek. Kızaklı bir sistemle. Şu gördüğümüz mesela o katafalkın işçiliğinin raporu faturası. Şeyin faturası da elimizde şu anda. Bu da yüzbaşı Halit var. Yener onun mezar odasına şimdi. Evet. Bu işte evet. Şu anda o 50, mezar odasını 60 yıl önceki mezar odasını görüyoruz. Evet. Pirinç kapı. Birazdan açılacak. İçeriği göreceğiz. Burada Murat Bey 67 vilayetten o zaman, evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Selanik'teki Atatürk evinden, Suriye'deki Süleyman Şah'ın türbesinden ve Kore'deki Türk heyetliğinden vatan toprağa getirilmiş hocam. Ona harmanlanmış atamızın naaşı vatan toprağına defnedilmiş. Bu pirinç vazolarda da o topraklardan şeyler var, örnekler. Genellikle bu topraklar da savaş meydanlarından, zafer meydanlarından getirilsin diye karar verilmiş. Mesela İzmir'deki toprak annesinin mezarından getirilmiş. Onun tutanağı da var burada belge olarak. Zübeyde Hanım'ın şeyinden. Evet. Bu. Evet hocam anlattık. Belgelerin tamamı evet. Var elimizde. Bütün vilayetlere bile teşekkür mektubu yazılmış sonra Bayındır Bakanlığı tarafından. Şimdi burada yapılan işlem şu. Mezar odasında Murat Bey. Devlet erkanının huzurunda Diyanet İşleri temsilcisi var. Onun işlemleri şu. Atatürk'ün naaşı gül ağacından yapılan tabuttan çıkarılan ceviz ağacında. Ceviz ağacıyla beraber mezara indiriliyor. Yurt toprağının tabanına serilmiş indiriliyor. Diyanet İşleri temsilcisi aşağı iniyor. Tabutun kapağını açıyor, aralıyor. İçine kefenin yok. Boyun kısmını gevşetiyor. Atamızın yüzünü hafif sağına çeviriyor vücudunu. Yani batı doğu istikametinde yatırıldığı için başı batıya gelecek şekilde kıbleye baktırıyor. Ondan sonra devlet erkanı toprak atmaya başlıyor. Bir 60 santimlik bir basamak gibi bölüme inip atıyorlar toprağı.
İsmet Paşa fenalaşmış mesela. Birisi tutmuş orada öyle toprağa atabilmiş. Ondan sonra mesela Fuat Köprülü Dışişleri Bakanı dönemin fenalaşmış. Ondan sonra Makbul Hanım fenalaşmış. Onu zaten... abisi ya. Evet. Yani abisi. Şey getiriyor koluna girip Rıfkı Salim Burçak ondan sonra. Ve o Yekta Bey de orada olduğunu söylüyor. Rıfkı Salim Bey o da var mı? Evet. O da var. Bakan... Ha tabii 53'ten bahsediyoruz. Evet. Tabii. Milli Eğitim Bakanı zannedersem yanlış ifade etmeyelim. 53'ten bahsediyoruz. Onun kolunda gelmiş oraya. Sonra çıkıyor. Çıkan heyetteki Zevat devlet erkanı aynı zamanda tutanağı imzalıyor. Defin tutanağını. Ve bu işlem bittikten sonra mezarın kapakları kapatılıyor. Beton kapakları. Ondan sonra tekrar toprak atılıyor. Alçı dökülüyor ve üzerine mermer kapatılıyor. Daha sonra da bu şimdiki birazdan göreceğimiz daha iyi bir görüntüde bir sanduka şeklinde mezar kapağı var. Onu sonra seyredeceğiz. Evet sonra birazdan bakacağız. Ses kaydı var. Ama Defne'nin sırasında Ankara Radyosu'nun muhabiri Suat Taşer, basın mensupları buraya alınmadı. Sadece o var. Suat Taşer mi o ses? Suat Taşer, ses onun, muhabir o. O şimdi Defne işlemini anlatıyor. Evet, şimdi ilk önce o ses kaydını verelim. 1 dakika 10 saniye sürüyormuş. Evet. Sevgili seyirciler, evet tekrar istiyorsunuz yayınlayacağız tekrar. Şimdi ses kaydını yani defin sırasında. Evet. 10 Kasım 1953'te cenaze. 13.30 saat diye evet, söyleyelim. Anıtkabir'e gitti etnografyadan. Celal Bayar Reis Cumhur olarak konuşmasını yaptı. Cenaze içeriye taşındı. Aşağıya indi mezar odasına. Yani bugünkü katafalkın 7 metre altına. Oraya indi. Ve orada defnediliyor. Orada tabii film çekilmemiş. Evet. Radyodan bir canlı yayın yapılmış. Ses konuşma olarak. Şimdi o konuşmayı dinliyoruz. Ondan sonra efendim her üç filmi de efendim tekrar yayınlayacağız. Tamam çok talep geliyor. Evet efendim şimdi şey dinliyoruz. O ses kaydını dinliyoruz. Defin sırasındaki. Şimdi dış tabutun içinden çıkarılan atamızı saklayan asıl tabut çıkarıldı. Kahraman erlerin yiğit elleriyle ebedi metfene indirilmektedir. İndiriyorlar. Ata ebedi istirahatgahına şu anda yerleşmiş bulunuyor. Bir yandan gömülme merasimi devam ederken zabıt heyeti de protokolü imzalamaya devam etmektedir. İmza merasimi devam etmektedir ve ebedi metfende de atanın yurt topraklarıyla örtülmesi devam etmektedir. Evet efendim. Tekrar biraz sonra veririz. Şimdi kaç film oldu? Cenaze, yani nakil merasimi var. Celal Bey'in konuşması var. Defne'nin ses kaydı var. Şimdi efendim, biraz önce gördük. Mezar odasının 60 sene önceki halini gördük. Şimdi bugünkü halini göreceğiz. Evet. Ama isterseniz bir küçük ara verelim. Nasıl dersin? Ondan sonra hakikaten çok isteniyor. Kayıtlar hazırlasınlar. Siz kayıt cihazlarını sevgili seyircilerimiz efendim isteyenler kaydetmek isteyenler hazırlasınlar. O filmleri tekrar yayınlayalım. Yani nakil filmlerini tekrar yayınlayalım. 10 dakika sürüyor. 11 dakika sürüyor. Sonra mezar odasının şimdiki halini göstereceğiz. Daha sonra hocayla konuştuk. Çok şey var. Çok da soru da var. Evet. Birazdan devam edeceğiz efendim. Efendim, hocadan daha önce bilgilenmeden önce bu çok talep geldi. Filmleri yeniden yayınlayacağız. Ses kaydını internette bulabilir miyiz diyorlar. Bulamazsınız efendim. Buradan bulursunuz sadece.
Yani kaydedemiyoruz diyorlar ama yani internet bilgi bankası değildir. Böyle bir yerde yayınlanacak. Herhalde bundan sonra koyarlar. Şu anda bulamazsınız. Bu arada şeyi başlamadan önce sorulan, çok sorulan bir soru var. Daha önce defalarca konuştuk, birkaç defa yani bu konuyu konuştuk ama efendim cenazenin resmi çekilmiştir. Söylüyorum. Hoca da gayet iyi bilir. Geçen programda da bugün konuştuk, evet. Cenazenin yani 1953'te tabut açıldıktan sonra tek kare bir fotoğraf çekilmiştir. O fotoğraf mevcuttur. Fakat şeye ne derler? Servis edilmemiş. Hayır. Kısmına. Merasime katılanların anlattıkları şekilde değildir. Evet. Yani cenazenin görüntüsü tamam yani tamamen bozulmamış ama uyuyormuş gibi işte dün işte 10 dakika önce vefat etmiş gibiydi falan şeklinde değildir. Resmi görmüş, fotoğrafı görmüş birisi olarak söylüyorum. Kamil Hoca sadece şunu söylüyor Açan anılarında. Saçlarından bir tutam şakağına, sol şakağına evet, düşmüştü diye söylüyor. Ama siz resmi gördüğünüz için tabii şey o. Yani yüzünde hafif bir bozulma vardı diye herhalde evet. Bir şey var. Olabilir çünkü şeydir yani sonuçta 15 yıl tahnitli bir tabii şekilde canım, bir de tabii. Ölmeden önceki son koma anı vesaire bir son özellikle bir ayı şeydir yani hastalığı zayıflamış. Zaten belli o son andaki resminden de. Zaten hocam o cenazenin fotoğrafı var. Yani vefatından hemen sonra Dolmabahçe evet. Sarayı'nda çekilen meşhur evet. fotoğraf. Evet. O yandan çekilen şey. O öyle koyduk, siroz evet. öyle eritiyor. Hocam hayır hayır. Hayır şey cenaze resmi için diyeceğim. Yani o fotoğrafa şu kadarını söyleyeyim efendim. 53'te çekilen fotoğraf vefatından hemen sonra o Dolmabahçe Sarayı'nda yatakta çekilen fotoğrafa benzemiyor. O kadarını söyleyeyim. Biraz daha önce belki o hastalığın koma ilk komaya girdiği zaman olabilir yani. O yatağındaki. O cenaze resmi değil mi o? Yani cenaze resmi de şimdi siz ikisi birbirine benzemiyor yani biraz hayır, daha şey hayır, şeyi kastediyorum ben. Şimdi o yataktaki fotoğraf vefatından sonra çekilmiş değil mi? Vefatından sonra. Ha. Evet. Oradaki yani 53'teki resim ha ona göre bozulma biraz daha var. Peki, evet. Evet. Süleyman Şah'ın evinden değil efendim mezarından niye toprak geldi diyorlar. Ya Türker Hanım niye kızayım bu soruya? Efendim devletteki devamlılıktır. Evet. Yani Osmanlı Devleti'nin atası, daha doğrusu bir önceki rejimin atası Türkiye Süleyman Şah'tır. Evet. Türkiye Selçuklularının başındaki adamdır. Kurucu Anadolu'yu vatan yapan evet. yani. Bir de Türkiye'nin elçilikler dışındaki tek Türk toprağı. Evet, Caber Kalesi'nde. Evet, Suriye'de. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait halen. Bizim bir birliğimiz tarafından evet. orada korundu. Evet. Şimdi seyircilerimiz altyapımız şu anda yok. Hazır değiliz. Nasıl kaydedeceğiz diyorlar. Efendim eminim bu görüntüler YouTube'a konacaktır. Evet. Veya diğer görüntü sitelerine konacaktır. Şimdi efendim 10 Kasım 1953'te Etnografya Müzesi'nde 10 Kasım 1953 günü Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e gidişin filmini tekrar izliyoruz. Kaydedecek olan seyircilerimiz veyahut tekrar görmek isteyen seyircilerimiz izleyebilirler. Evet İlginç'im. Hocam siz tekrar anlatırsanız evet. Behçet Kemal kısmına kadar. Evet şimdi protokol şimdi devlet erkanı Etnografya'ya evet. geliyor. Evet hocam. Evet Etnografya'ya giriyorlar. Tabutu çıkarıyoruz şu anda Etnografya Müzesi'nden. Ankara'da geçici kabri burası. Atamızın 15 yıl bayraklı tabutu içinde tahnitten aşının beklediği yer. Şu anda kortej ilerlemeye başladı. Etnografya'dan hareket ettiler. Bu opera meydanına inecek. Oradan sağa dönülüp ulusa çıkacak. Ulus'taki heykelin oraya. Bakınız harbiyeliler çekiyor atamızın. Top arabasının aşının bulunduğu top arabasının 53 mezunu. Ben bunlardan bir tanesiyle görüştüm. Zafer Bozkurt Paşa vardı. Muhabere komutanı eski. Onda fotoğrafı da var. Bu şeyin kendisinin yani törende çekilmiş fotoğrafı. Evet. Şu anda kortej devam ediyor, ilerliyor. İlk meclisin önündeyiz şu anda.
Ulus'taki heykelin önünden sola döndüler. Aşağı istasyona doğru, kara doğru iniyorlar şu anda. İlk meclisin önünü geçiyoruz şu anda. İkinci meclisin önüne geleceğiz birazdan. Ankara Palas hemen bu tarafta, sol tarafında kortejin. Burası ikinci meclis. Değerli izleyiciler, ikinci meclisin önünden şu anda. Pırıl pırıl ışıklar, evet. Atatürk'e sahip olan Türk milletinin kalbindeki hüzün gibi düşüyor. Atatürk'ün şehri Ankara, yapılarından ağaçlarına, sütunlarından insanlarına kadar ayakta, bir saygı duruşu içinde Atatürk'ü ebediyet yolunda uğurlamaya hazırlanıyor. Şimdi önümüzde rüzgarda dallar gibi ağır ağır sallanarak kadın ve erkek izciler geçiyorlar. O bu şehirden kaç defa, kaç defa böyle uğurlandı. Kah cepheye, bozgunları durdurup zaferler sağlamaya, kah yurt köşesine yeni bir imar ve iman hamlesi götürmeye, kah bir memleket kasabasında yeni bir inkılabın fikriyatını yapıp yaymaya. Bu sefer de gidiyor, fakat artık dönmemek üzere. 15 sene evvel yine böyle bir Kasım günü Ankara'ya bir daha ayrılamamak üzere, bir daha cisim olarak görünmemek üzere gelmişti. Şimdi o günü hatırlıyoruz. O yurdun bütün bir kalp halinde çırpındığı, bir çift göz halinde bütün milletin ağladığı günü. Yok gayri bizlere uyku dinek vay, kime bel bağlayak kime dönek vay, vay amansız ecel alçak felek vay. Türklük yüreğini dağlasın gayri, cihanda bizimle ağlasın gayri. Kaybını yıldızlar bile bileler, kırıla kanatlar düşe yeleler, kurt kuş duyup ölüsüne geleler. Türklük yüreğini dağlasın gayri, cihanda bizimle ağlasın gayri. Gök düşsün toprağa toza belensin, gece mezarına yıldız elensin. Şehitler doğrulsun nöbet dolansın, Türklük yüreğini dağlasın gayri. Cihan da bizimle ağlasın gayri. Bakışları şimşek gibi çakardı, yarını görürdü düne bakardı, kürsüye çıktı mı arşa çıkardı. Türklük yüreğini de ağlasın gayri, cihan da bizimle ağlasın gayri. Gitti her ocağın söndü alevi, yeryüzü dediğin bir ölü evi. Cihan türbe olsa almaz bu devi. Türklük yüreğini de ağlasın gayri, cihan da bizimle ağlasın gayri. Evet, evet. Ankara Radyosu 24 noktaya muhabir yerleştirmiş. Meclisin önündeki muhabir ve sanatçılar da destek olmuş muhabirlere. O zaman tiyatro sanatçıları, şairlerimiz işte Behzat Kemal Çağlar da meclisin önünde anlattı. Şimdi Anıtkabir'e geldik. Tandoğan kapısından girdik. Aslanlı yolun önüne. Orada hazırlanan bir şey var, sistem var. Nasıl boş Ankara şuraya bakın. Evet, her taraf boş yani. Merkezi bir evet. Evet efendim. Şimdi tabutu aldı Mehmetçik top arabasından. Aşağıya inecekler o rampadan. Ondan sonra Aslanlı yolu geçerek mozoliğe doğru hareket edeceğiz. Şu anda Aslanlı yolun başındaki merdivenleri çıkıyorlar. Daha henüz Anıtkabir'in ağaçlandırma işlemi de tam şey değil, dikkat ederseniz. Şu anda merdivenleri çıktılar Aslanlı yolu. Bunun sağında erkek ve kadın heykel grubu var hemen girişinde Aslanlı yolun. O, atamızın ölümüne üzüntüsünü belirten heykel grupları yapılmış oraya. Şu anda Aslanlı yoldan sola dönüyoruz. Mehmetçik Kulesi'nin oradan mozoliğe doğru ilerliyor. Mozolenin önünde devlet erkanı, işte İsmet Paşa da orada soruyordu bir izleyicimiz. Evet. İkinci şimdi nereye çıkıyor hocam? Şimdi mozolenin merdivenlerinden yukarı mozoliğe doğru çıkıyoruz. Katafalk var orada. Bu hitabet kürsüsünün orada bakın hazırlanmış. Hı. Onun üzerine şimdi naaşı koyuyorlar. Mozolenin önü burası. Mozolenin önü dediğiniz yani önü, merdivenler, mozoliğe dışı. Evet, mozoliğe çıkılan merdivenlerin bir bölümü orası. Hitabet evet. kürsüsünün olduğu yer. Orada koyduk katafalka. Celal Bayar Cumhurbaşkanı o dönemde 53'te şimdi güzel bir konuşma yapacak orada. O konuşmadan sonra içeriye girilecek. Sol taraftan devlet erkanı, sağdan soldan da Atatürk'ün naaşı indirilecek. O merdivenler biraz dardır. Orada askerin omzunda dönmez tabut.
Onun için bir kızak yapılmış. Kızakların üzerinden iple indirilmiş aşağıya. Burada onun faturalarını falan da ben koydum kitabın ekine. Her şey var. Kızakların faturaları. Her şeye faturalanıyor. Tabii tabii. Kitap bu. Son derece ciddi çalışıyor, devlet işliyor o dönemde. Netice itibariyle aşağı inince onu mezar odasına götürüyorlar. Şöyle bir U düşünürsek Murat Bey, bu U'nun açık tarafı merdivenlerden mozoliğe çıkış, işte şeref holü var. Tam bugün çelenk bıraktığımız mermer lahit, yekpare mermerdir o. Evet. 42 ton ağırlığında Osmaniye'den getirilmiş. Onun altında, 7 metre altında şey var. Mezar odası. Mezar odası var. Göreceğiz biraz. Sekizgen, evet. Osmanlı Selçuklu kümbet mimarisi tarzında yapılmış. O aşağıya inilince sol taraftan o galerili koridor dolaşılıp mezar odasına geliniyor. O'nun ortası diyelim yani, o mezar odasının bulunduğu yer girişi. Hiçbir şey anlamadım ben. Şimdi şöyle sorayım. Şu anda mozoliğe var ya o, evet. Mermer. Onun yanında bir kapak, merdiven bir şey ne var? Mozoliğe girer girmez sağdan ve soldan aşağı galerili koridora iniyor. İleriye gitmeden yani. Tabii gitmeden. Ha, tamam, şimdi tam oldu. Kapının girişinde. Kapının girişinde. Evet. Ha, şimdi oldu. Kapının girişinde iki hemen iki taraftan. Ha, şimdi oldu. Evet. O indiğiniz yerden ilerlediğiniz zaman mezar odasına gidersiniz. Anladım. Müzeyi gezdiği zaman izleyicilerimiz şu anda önünden geçiyor mezar odasının. Ve orada hazırlıklar yapılmış önceden. Vatan toprağı getirilmiş her taraftan. Mesela Yugoslavya kralı da göndermiş toprak konulsun diye, ama vatan toprağına defnedilecek diye o konmamış. Mesela. Böyle bir hassasiyet de var. Atatürk'ün mezar konusunda iki vasiyeti gibi şey var, isteği. Bir sohbet esnasında bu gündeme gelmiş. Bir Çankaya der. Evet, yok. Çankaya bir konuşulmuş ama sonra ondan vazgeçmiş. Milletin ben istediği yeri gömsün demiş. Fakat vatan toprağına gömülmesini söylüyor. Reşit Galip bunu önermiş. Onu çok sevmiş. Bir de yeşillikli bir yerde olsun mezarım demiş. Şu anda yemyeşildi. Aslında yani. Şu anda öyle ama. Şu anda iki vasiyeti de yerine geldi. Barış Parkı diyoruz. Anıtkabir'in büyük bir bölümü Barış etrafı Parkı'dır yani. 750 bin, halini bilmiyorum. 750 bin metrekaredir alanı şu anda. Ağaçlık. Bunun 630 bin metrekaresi Barış Parkı'dır. Ve aşağı yukarı birçok ülkeden, 40 küsur ülkeden ağaç gönderilmiştir, fidan gönderilmiştir. Amerika dahil buna. Toprağı kabul etmiyorsa ağaç kabul ediyoruz. Efendim? Toprağı kabul etmiyorsa bu. Mezara, vatan toprağına defin yapılacağı için yani koymuyoruz. Ama ağaçların hepsi var. Yani birçok ülkeden gelmiş. Çoğu çam bir de değil mi? Çam da var. İşte bir, yani çok çeşitli, güzel aslında botanik bahçesi gibi yani, çok değişik ağaçlar da var. Netice itibariyle hem vatan toprağına defnedilmiş, o isteği yerine gelmiş. Hem de yeşillik bir ortamda var. Yatıyor. O da yani Anıtkabir arazisi çok ağaçlıklı bir yer. Şu anda tabii öyle. Orta kısmı tabii ki ağaçlık olamaz. Yani onunla ilgili şeyler de evet, şimdi hocam bir şeyi görelim. Elimizde. Ağaçları şey yaparız. Yani evet. Detayı şey yapmayalım da. Evet. Çünkü şey de isteniyor. Celal Bayar'ın konuşması. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın. Efendim şimdi biraz önce gördüğümüz yerden, yani kaldığı yerden, aslında bu tek film, biz kestik filmi. Daha rahat anlaşılsın diye. Şimdi tabut Anıtkabir'de o şeyin mozolenin altında katafalka kondu. Şimdi zamanın Cumhurbaşkanı Celal Bayar gelecek. Definden önceki son konuşmayı yapacak. Orada şimdi efendim onu dinliyoruz. Büyük Türk Milleti, Atatürk tam 15 yıl önce bugün hayata gözlerini kapamıştı. O gün bütün Türk milleti gözyaşı dökmüş. İnsaniyet alemi emeğimize iştirak etmişti. Çünkü Türk milleti büyük bir evladını, beşeriyet insanlık idealine hadim en kuvvetli bir ülkeyi kaybetmişti. Şimdi şu anda maneviyatını ruhlarımızda mukaddes bir varlık halinde yaşattığımız Kemal Atatürk'ün fani vücudunu ebedi metfenine Anıtkabir adını verdiğimiz buraya tevdi için toplanmış bulunuyoruz. Milli irade yolunu seçtim. Hayatı ve şahsiyetimi milletimin hizmetine vakfettim.
Türk'ün gıpta etti, tahsis etti, öldü ve öldüğü vasıflara maliktin. Bütün bu meziyetlerinde Türk'ün ta kendisiydin. Şimdi seni kurtardığın vatanın her köşesinden gönderilen mukaddes topraklara veriyoruz. Bil ki hakiki yarın daima inandığım ve dayandığım Türk milletinin minnet dolu sinesidir. Nur içinde. Bu tabi konuşma evet. Çok güzel bir konuşma. Gerçekten Atatürk'ü en iyi anlatan konuşmalardan bir tanesi. Şimdi konuşmadan sonra içeri basın mensubu alınmayacak mozoleye giriyor. Devlet erkanından sonra tabutu da içeri mozolenin içine giriyor. Hemen soldaki merdivenlerden aşağı indirilecek. Sağdan da devlet erkanı inecek. Yani. Evet, kızak konmuş. Evet. Kızak kondu. Çünkü dönmez yani çok dar bir alan merdivenler. Oradan mezar odasına gelinecek. Mezar odası normal bu bizim padişah mezarlarında da gördüğümüz sistemdir. Yani bir törensel sanduka var biliyorsunuz üst tarafta altta mezar odası vardır. Yeri zemin de yani. Evet o şekilde yani düşünülmüş yapılmış. Şu anda o kapıyı görüyoruz mezar odasının girişini görüyoruz. Yani ama bu 60 sene önceki hali sevgili seyirciler. Tabii seyirciler. Önceki hali şu biraz anda sonra böyle bugünkü değil. Halini de göreceğiz. Evet. Bu pirinç kapı açılıyor. Şimdi? Evet. Tavanını görüyoruz mezar odasının. Sekizgen bir odadır. Piramidal külahlı. Mimari açıdan hocam daha iyi şey yapabilir. Ve turkuaz çinilerle süslüdür. O ışıktır, aydınlatma ışığıdır. Pencere değil yani izleyicilerimiz. Tepede şey bir fener tepede, gibi. Evet, fener gibi. Bu dairesel bir oda içerisinde tam ortasında batı doğu istikametinde mezar hazırlanmış. Onun içerisine atamızın naaşı. Yani hocam onun Türkçesi kıbleye bakıyor. Tabii. Yani sağa döndürüldüğü zaman kıbleye bakacak şekilde yatırılmış. Ama doğu batı yönünde yatırılıyor. Batı doğu yüzü hocam. Batı yönü. Batı, biraz başı çeviriyorlar. Batıya gelecek şekilde. Başı, biraz batı, çeviriyorlar. Evet. Bütün gelenek öyle yani. Bütün mezarlar öyle. Yüzü kıbleye bakacak. Evet. Şimdi efendim, yayınladık efendim, herhalde kaydetmişsinizdir ve işte tekniğimiz yok, şu anda kaydedemiyoruz diyen seyircilerimiz. Kaydeden mutlaka var. Şeye konur, internete mutlaka girmiştir bunlar. TTT Upload, ne? Haluk Üzüm, efendim biliyorsunuz çok büyük Atatürkçüler, Atatürk sevenler, şey, yani böyle... İngilizce isim almayı bayılıyorlar şimdi bu gençlerimiz burada Türkiye'de. Atatürk'e işte niye şöyle şey yaptınız, niye yayınlamadınız, niye etmediniz? Atamız bilmem ne deyip ama İngilizce isim yazıyorlar, o ayrı bir şey. Haluk Bey söylemişler. Demin başka bir mesaj vardı, onları kastettim. Haluk Bey değil. Efendim, siz Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı baş başa verip bu resmi Türk halkı göremez diye karar vermişsiniz. Bari resme zarar vermeyin de gelecek nesiller terekenizden çıkan bu resmi görsün. Haluk Beyciğim ben senin yani şeyini yazarım. Ne denir ona? İyi insandı. Eserler vermiş. Postmortem denir bilimsel anlamda. Daha gönderemezsin hiç merak etme. Göremezsin o günü. Şey yanlış anlaşılmasın. Demin söylediğim isim bu Haluk Bey değil. Şeyden böyle George Marsh bilmem isimler geliyor. Hey Yankee niye atamız diye. Niye kendi isimlerini koymuyorlar? Özenti diyoruz hocam buna. Kişilik problemi. Bu değil ama Haluk Bey'in yanlış anlaşılması. Özenti mi? Kendi isimlerini gizlemek mi? Hocam özent. Bunun başka şeyi yok. Kendi isimlerini efendim ismini gizleyecekse başka Türkçe isim mi yok? Ve odun der bir şey der. Yani. Şimdi odun. Haluk Beyciğim. Haluk Bey yani bir kere o resmin yayınlanmamış şeyini yapar. Hani Fatih Altaylı yoktu. Bu gazetede olmadı ki o. Hürriyet'te oldu. Söyleyeyim. Söylemeyeyim. Öyle uygun gördü yönetim. Gazete yönetimi yayınlanmadı. Yayınlanmamasına karar verildi. Hatta yayınlansaydı ne olurdu biliyor musunuz? Böyle etrafta dolaşıp böyle yeni keşifler falan yaptığını iddia eden bazı adamlar var ya. Yeniden işte yok İstiklal Harbi yoktu. Hı. Efendim biz Yunan'la savaşmadık. Yunan'la Anadolu'ya medeniyet getirmiş. Onun yan sapıklar da çıkmış. Hoca söyledi ben şaşırdım.
Tüylerim diken diken. Profesör şu anda yazan. Profesör. Doktora tezi bu. Hocam ona ne? O unvanı verelim. Valla. Neyse. Peki bunun jürisi falan insan. Yok mu? Danışman şimdi, hocası yok mu ya? O filmi ve fotoğrafı yayınlasaydık bu herifler, yani Kurtuluş abi İstiklal Savaşı olmadı. Efendim biz hiç şey yapmadık. Türkiye işgal edilmedi bilmem ne olmadı diyenler Atatürk'ün son fotoğrafı diye onu kullanırlardı. Atatürk'ün resmi diye. Evet. Çok iyi edilmiş efendim, karar verilmiş yayınlanmamakla. Bence de. Çok iyi edilmiş. Bu kadar basittir. Bence. Bazı şeyleri diyorlar, anlamadık diyorlar şeyden. O hafif bozulma vardı şeyinde. Efendim şunu söylemek istedim. Atatürk'ün vefatından hemen sonra şu fotoğraf. Şu bakın bakın. Evet hocam sağ olun. Şu. Bu cenazenin fotoğrafı. Evet cenazenin öldüğü. Şuna arkadaşlar yaklaşalım. Lütfen zoom edelim. Şuna. Şu cenazeden vefatından hemen sonra şu geliyor. Şu. Şu. Siz bırakın ben tutuyorum. Şu fotoğraf. Cenaze vefatından hemen sonra çekilen fotoğrafıdır. Demek istediğim şuydu. Biraz nazik bir dille söyleyeyim dedim. Olmadı. Anlaşılmadı herhalde. 1953'te çekilen yani 1953'teki yani Atatürk'ün böyle değil. Daha açık söyleyeyim bozulmuş. Korunamamış. O bütün hocam 15 sene geçmiş. Aslında iyi yapılmış ama yani 15 sene geçmiş. Bütün tahmide rağmen evet, bozulmuş. 15 sene geçmiş. Evet. Bu. Bu görüntüden bu kitapta burada değişmiş. Buradan geliyor. Hemen atacak şeyi ekranı kapatacak biliyor musun? Bu. Kitap hocanın ya çıktı mı piyasaya hocam? Çıktı hocam çıktı. Yeni. İki bugün, gün oldu. İki gün ha. Hayırlı olsun. Evet bu. Evet, sağ olun. Şey bu. Yani bozulmuştu bunu söylemek istiyorum ama yayınlanacak bir resim değildi. Hocam ilk tabut ne oldu diyorlar. Şu anda kurşun tabut ve gül ağacından yapılan tabut Anıtkabir'de müzenin deposunda saklanıyor. Ben aslında onun da sergilenmesini istemiştim. O da kabul görmedi. Hiç değilse 10 Kasım günü. Şimdi bu Atatürk'ün naaşını taşıyan top arabası Murat Bey sergileniyor. O kulelerden birisinin içerisinde. O onun yanında bu tabut da sergilenebilir örnek olarak. Başka bir şey daha var mesela. Bu yüzünün ve sağ elinin maskı var. Onlar sergilenebilir. Artı bir de tahnidi yapan Lütfü Aksu Hoca koltuk altlarına o eriği koymuş. Etiketini de yazmış üstüne. Sonra Kamile Mutlu Hoca 53'te açınca tahnidi çözerken o şişeleri almış. Anıtkabir'e göndermiş. Şu anda onlar da Anıtkabir'in deposunda. Dolayısıyla bunlar da sergilenebilir. Bir 10 Kasım günlerinde hiç değilse bir bölümde sergi yapılması lazım. Bu Atatürk'ün cenazesiyle ilgili olan. Hocam orası olgeler. Büyük bir mekan. Niye? Yani şeyi ben anlayamıyorum. Her 9 Kasım günü, kusura bakmayın, Genelkurmay bonbon dağıtır gibi o güne kadar çıkmamış resimler diye çoğu çıkmış bazı fotoğraflar dağıtır. Niye yani? Şimdi niye devamlı bunlar açılmıyor, yayınlanmıyor, şey yapılmıyor da şeker dağıtır gibi? 9 Kasım günü 10 Kasım öncesi diye bazı resimler şimdi biraz sonra izleyeceğiz. Mezar Odası'nın resmi. Görüntüleri yayınlandı. Arkadaşların da 60. yıl dolayısıyla onu yaptılar. Arkadaşların da söylediği yani sizin talebiniz üzerine hatırlandı diyenler de var. Evet olabilir. Yani, siz çünkü programı orada yapacaktınız. Evet. Şimdi bu sene değişik bir şey var. 60. yıl olduğu için gerçekten Anıtkabir'deki arkadaşlar da bir takım yeni şeyler yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi mesela bu 53'teki o izcileri, o görüntüyü biraz evvel Celal Bayar konuşurken gördüğümüz mozolenin önündeki görüntüyü artık bugün oldu. Yani 10 Kasım'a girdik. Yarın 9:05 geçe o görüntüyü orada yapacaklar. Yani nasıl canlandıracaklar. 53'teki cenazenin defininden önceki görüntü var ya biraz evvel sizin gösterdiğiniz merasim filmde. Olabilir, evet. Evet. Onun canlandıracaklar. Vallahi yarın. Kusura bakmayın bana göre o gereksiz bir şey. Ne gerek var? Yani öyle bir şey. Hacı bunu yapacağınıza sizin söylediğiniz gibi açın mezar odası önünden camı kapatın. Mezar odası açın. Millet geçsin. Evet. Yani şey Atatürk'ün defnedildiği tabut gösterilmiyor. Yani, tabii bunlar ise yani tahnit malzemesi gösterilir. Yani hala şekilcilikten öteye gidemiyoruz demektir yani, bu. Şimdi 19 Mayıs'ta. 19 Mayıs'ta bir heykel arabayla dolaşıyor. Birisi eline çıkıyor. 1923 böyle arabayla 1919'u sembolize eder. Beni görmek ne demek behemahal yüzümü görmek değildir. Beni görmek fikirlerimi hissediyorsanız, beni anlıyorsanız budur diyen bir insana
Bir şekilcilik yapıyor. Mezar görüntüleri de ilk defa mı verildi? Evet. Şey yani, daha önce yayınlanmamıştı değil mi mezar görüntüleri? Daha önce bir Anıtkabir belgeselinde kısaca vardı. Şimdi efendim, ama bu yeni çekim. İstanbul'u ismiyle gönderen sevgili seyircimiz, Allah aşkına Türkçe isim koy kardeşim. Yani İstanbul'u. Yani mavi İstanbul'da bir şeydi, onu da mı diyemiyorsun ya Blue? Yani şimdi neyse o şey. Murat Hocam gönderdiğim resimler gerçek mi? İstanbul ucu. O resimler 38'de vefatından sonra çekilen resimlerdir. 53 değil. Mulaj alınıyor. Yani yüzünün kalıbı alınıyor. Onları o fotoğraf onlar. Yani... Sevgili seyirciler, 1953'te tabut açıldıktan sonra çekilen fotoğraf hiçbir yerde yoktur. Daha önce söyledim. Yayınlanmadı da. Yayınlanmadı. Tektir o resim. Tek. Ha, devlette belki bir kopyası vardır. Abi, veya filmi Cumhurbaşkanlığında vardır. Öyle mi? Ha, biliyorsunuz. Gördünüz değil mi? Yok, ben o resmi görmedim ama Cumhurbaşkanlığında cenaze töreninin filmi de vardır. Hı hı. Fotoğrafı da vardır. Cenaze namazının diyelim. Evet. Bu bahsettiğiniz resmin benzeri resimlerde olabilir. Tekrar çekilmiş işte şeyde. Evet. Ama var. Yani o resim hiçbir yerde çıkmadı. Lütfen bu mu, şu poz mu falan diye onu göndermeyin efendim. Değil. Onları biliyoruz. Onlar var. Bizde de var. İstanbul ucum, o gönderdiğin resim 38'de vefatından hemen sonra elinin ve yüzünün kalıbı alınır. Tabii, dikkat edin, bakın yüzüne bir şeyler koyuyor adam. 10 Kasım şimdi, günü. O. O'dur. Enteresan bir soru. Makedonya'da akrabası var mı diyorlar? Şu anda Kocacık köyünde yaşayanlar hepsi. Dedesinin evi orada zaten, oraya yapıldı. Geçen bahsetmiştik. Kendilerinin Atatürk'le akraba olduğunu söylüyor zaten. Ne sorular geliyor? Hangisini atlayacak? Bunlar şimdi efendim? Bunlar doktorlar hocam. Şu iki şeyi büyük babamın arkadaşlarıydı. Çocukluğumda tanıdım. Aa. Reşat Berger'le Kamil Berk Hoca. Nihat Reşat. Evet. Bunların bir kısmı daimi doktorları, bir kısmı yani müdavi doktor deniyor, bir kısmı da müşavir doktorları, yani danışman doktorları. Sohbete başladı. Erhan'cığım sus. Bu, hocam Reşat Belger enteresandır. Prens Sabahattin'in yakını. Ama ben tabii o zaman çocuktum yani, böyle bir şey. Ama çok enteresan. Mesela Prens Sabahattin'in yakını Ademi Merkeziyetçi, Paris'te yıllarca faaliyet göstermiş, Türkiye'ye gelince Yalova'ya dahil. Ve ilk teşhisi koyan da odur. Bir ara verebiliyor muyuz, kısa bir ara? Şimdi kitabı efendim var zaten bak. Hı? Profesör Reşat Berger'le mülakat. Atatürk'ün hastalığı. Evet, Ruşen Eşref Enayi'nin yaptığı kitap. Hazırladığı evet, mülakat. Kamil Berk. Evet. Bu aradan önce şeyi soralım. O Atatürk'ün vefat saati kaçtır? Bak, çok tartışılan meseleden birisi evet, odur. 9'u 5 gece değil, daha önce vefat etti diye iddialar vardır. Evet. Hocam şimdi bu da bir asparagas konusu işte. Yani böyle milleti kandırmaya dönük bir konu. Şimdi biraz evvel programın başına doğru söylemiştim. 8 Kasım günü, 2 gün önce, 10 Kasım'dan 2 gün önce saat 18.30'da son komaya girdi. Hı hı. 38 saat 5 dakika sonra 10 Kasım günü 9'u 5 gece vefat etti. Bunun ayrıntılı biliyoruz çünkü Cumhurbaşkanı'dır yani ölen ve yaverleri tarafından nöbet defteri adı altında her şey kayıt altına alınıyor. Dakika dakika yediği yiyecekler, efendim verilen ilaçlar, arkasından işte hocam vefatı her şey. 9'u 5 geçe mi değil beş, mi? Beş, 9'u 5 geçe vefat etmişti. Kim uydurdu değil diye? Bunu yıllardır birileri söyleyip duruyor. Yani bir şey diyor. İsmini biliyor ama, zaten söylemiyor. Şimdi diyelim ki Atatürk gece 3.30'da vefat etseydi biz töreni gece kalkıp 3.30'da mı yapacaktık yani? Gerekçe güya bu. Böyle şey diyorlar, şey dediler, birisi uydurdu canım. Yani Celal Bayar güya memurlar gelemez, şey yapması, şey saati yapamaz, ileriye almış yani, böyle saçma şeyler. Sayın Cengiz Şimşek biliyor mu efendim? Onu söylemedim. Bir mesaj, İstanbul'un ne olduğunu yazmış olabiliyor. Söylemedim. Şimdi efendim, ara vermeden önce seyircilerimizin yoğun ısrarı üzerine şu mezar odasının 2013'teki yeni görüntüsünü tekrar yayınlayalım. Şimdi sevgili seyirciler, o görüntüleri yayınlayacağız. Ondan sonra bana
geçsin şey. Kısa bir ara verdikten sonra tekrar isteyeceksiniz biliyorum efendim, tekrar yayınlarız. Şimdi efendim Anıtkabir'deki mezar odasının 2013 görüntülü. Hocam onu ben şey yapmadım, siz ilk günle yaptınız. Ses var mı onda? Yok. O zaman siz anlatın. Sadece görüntü. Siz anlatın. Evet, evet İlkün'cüm. O son görüntüyü verirsen. Evet efendim. Evet. Şu anda yeni görüntü. Bunun sebebi masonik bir sembol müdür? Hayır. Bu ben artık eski bir şey diyeceğim. Bu evrenselliği, cihan şumurluğu, sonsuzluğu ifade eden bir sanat mimarisi bizim yani Türk sanatında hocam daha iyi bilir. Ayrıca sonsuzluğu yani çok temsil eden bir şey. Şey Selçuklu türbe geleneğini devam ettiren evet. bir şey. Yani bir evrenin şey, sekiz köşesini ifade eder. Niye peki? Var mı bizde? Bir şey söyleyeyim mi? Bazı şeyler yerleşmiş, yaşamış, onlar kullanılıyor. Ondan sonra bazen sonradan anlam veriliyor. Evet. Hocam sekizgen daha önce var mı? Var tabii. Bir şey söyleyeceğim. Efendim hocam pardon. Bu, şey yapalım, şunu şey yapalım. Çünkü bu dönüp dolaşıp başka hale alacak. Hayır. Bu, hocam vilayetlerin sayısı arttıkça oraya gelip ekleniyor mu? Tabii tabii. Bugün, mezara yani bugün, sadece tabii tabii hocam 81 vilayet hocam, var. Hocam sekizgen mühim. Hocam sekizgen Türk mimarisinde kullanılıyor. Bu döner dolaşı efendim, başka şey olur. Şunu bir açıksın. Yuvarlak da var, köşeli de var, altıgen de var, sekizgen de var. Ya Selçuklu Tümbet mimarisine baksınlar. Her tarafta var Anadolu'da yani. Anadolu'da bir sürü örneği var. Sonsuzluğu benim bildiğim Türk kozmografi Emel Esen Hoca'nın şeyinde var kitabında. Evet. Türk mitolojisinde Bahattin Ögül Hoca'nın var. Evet. Sonsuzluğu, cihan şumul anlayışı temsil eden bir şey. Beyler, sekiz dünyanın, hanımefendiler. Evrenin sekiz köşesi. Çıkın köşesi. Şu İstanbul tarafına inin. Yani İstanbul'da inin şimdi anladın. İstanbul tarafına inin. Şeye. İşte Sultanahmet. Eski. Laleli'ye kadar uzanın. Bakın orada padişah diyor böyle bazı. Birkaç tanesi sekizgendir. Evet. Hala, bu eski Türk adetidir. Tabii tabii. Orta Selçuklu Tepe'den şeyleri. Sigetvar'daki türbenin şeyi de mi sekizgendi? İlk hali. Hatırlıyor musunuz? Orada bize şey göstermişlerdi Kanuni'nin. Herhalde o da sekizgen gibiydi. Hatırlamıyorum. Altıgen miydi, sekizgen miydi? Yani genelde bu sekizgen Türk mimarisinde var, hatta Orta Asya'da da kullanılan bir şey. Çünkü Bahattin Ögül Hoca'nın Türk mitolojisinde evet, de var. Emel Esin Hoca'nın şeyinde de var. Sonsuzluğu simgeliyor. Şimdi hocam biz burada görüntüleri verdik ya. Evet. Ne sorular geliyor tahmin edemezsiniz. Bayrak sayısının sırrı nedir? Söyleyeceğim de ayıp olacak şimdi. Yeni konulmuş daha bayrak. Bu tip her şeyden bir şey keramet gibi. Beyler 206'da yani. Buzağı aramayın yahu. Burada bir resim gördüm. Hayat denen küçük bilimdir diyen bir adamın cenazesinden bahsediyoruz ya. Burada bir keramet mi arayacağız arkadaşlar yani? Lütfen keramet yani. Değil hocam, ne bileyim, sembol mi? Arıyorlar. Masonik sembol. Allah Allah. Söyledin zaten mason sembolü. Değildi. Masonu. Hocalarını kapatan adam. Hocam mesele o değil. Her şeyde. Şimdi Türkiye öyle bir hale geldi ki hani Atatürk'ün gizli bakın. Atatürk'ün gizli vasiyeti diye. Gizli vasiyette uyduruyorlar ya. Uyduran herifler var ya. Her millete bir sembolizm belası aşıladılar. Zerk ettiler beyinlerine. Her şeyde bir sembol aranıyor. Beyler sekizgen türbe eski Türk geleneğidir. Ya adam Türk Devleti'nin kurucusu başkanı. Ne yapacak yani? Şinto'ya Budist türbesi mi yapacak? Sekizgen yapmışlar. Neler soruyorlar? Aşağıda. Görüyoruz diyorlar tavanla şey arasında 7 metre olduğunu söylüyorsun. Kafaya onun bak. Da bir şeyi mi var? Arada ne var? Gizli ne gömüldü? Hava o var. O sır o. Ama onu söyleme. Hava söylemeyiz. Var. Hava. Gizli bir hava var. O da bir sır var. Bir sembol bir şey var orada söyleyemem. Herkes var. Bulunduğu odanın tavanına baksın. Onun üzerinde ne varsa o tavanın üzerinde o var. Yani. Bakın burada benim dikkatimi çeken bir resim var. Operatör Mim Kemal. Evet, bu Profesör evet, Mim Kemal'in doğru söylüyor. Dedesi her şeyde İlluminati arıyoruz. Benim bir roman zihninin içine etti Türkiye. Ya bak, İlluminati ne oldu biliyor musun? Geçenlerde bizim oğlan geldi, ortaokul çocuğu. İlluminati'yi soruyor. Oraya kadar inmiş yani. Sosyal medyada çok yaygın. Tabii. Uzak şey değil. Böyle bir ilimünat varmış. Hocam sosyal kapatın. Medya dediğiniz dedikodu mekanı. Evet. Tabii. Siz yazdınız çok güzel. Bunu sosyal medyada bulun. Gün müydü? Evet şu gün mü yazdınız yani? Evet. Çok güzel yazmışsınız. Yani elinizde dilinizde sağlık. Yok çocuk bile onu diyor ya. Her şeyi bunlar kontrol ediyormuş. Ben bilmem derslerde neymiş. Öğrencilere söylüyorum arkadaşlar. %99'u yalan. İnanmayın. Araştırın. Yani artık bu şey oldu. Ayyuka çıktı. Bir de hocam bu komplo mantığı.
komplo, komplo teorisi mantığı. Tabii. Mesela Türk milletinde yok aslında. Biz yöneten bir milletiz. Ya Nurhan Hoca, siz kumaş bir şey takıyordunuz. Broş. Kumaş gibiydi. Evet. Neler geldi onunla ilgili? Ne? Allah Allah. Şimdi hatunları da masonları alıyorlarmış bir yerlerde. Onun sembolü bu. Ciddi soruyorlar buna. Allah Allah. Allah Allah. Masa niye üçgen diye soruyorlar diye. Masa niye üçgen? Masa niye üçgen? Bunun üstünde de laleler var. Allah Allah. Hiçbir masonik filan şeyi de yok. Anlamadım. Ben bu Mim Kemal Öke'den bahsetmek istiyordum. Buyurun buyurun. Çünkü bakın bu şey Kurtuluş Savaşı sırasında hizmet veren doktorlar bunlar. Evet. Ve o devirde Sahra hastaneleri kuruluyor. Hı hı. Her çeşit hastalığa bakıyorlar. Kendisi operatör ama çok sayıda şey yapıyor. Film çekiyor, röntgen çekiyor. Röntgen ışınlarının daha şey olduğunu tam bilmiyorlar. Ne kadar zarar verdiğini. Ve bu parmaklar gidiyor. 7 parmağı vardı. Allah'ım. Kimin? Mim Kemal Öke'nin. Evet. Aa. 7 parmağı vardı. Bu yavaş yavaş bu şeylerde bu parmaklarını kaybetmişti. Hocam hem Trablusgarp'ta... Yani bunlar, bu vatan nasıl kurtuldu? Bu kimisi parmağını verdi, kimi canını verdi, kimi bacağını verdi. Trablusgarp'ta dernede de görevli, oradaki Sahra Hastanesi'nde röntgen uzmanı olarak, daha sonra Gelibolu'da da görevli doktor olarak, 5. Ordu'da sağlık başkan yardımcılığı yapıyor. Çoğu öyledir bu Atatürk'ün müdavi ve müşavir doktorlarının çoğu aynı zamanda da milletvekilliği Atatürk döneminde bunların bir kısmı milletvekilliği de yapıyorlar. Benim apandist ameliyatımı yapmıştı. Büyük babamın arkadaşı. Mim Kemal mi? Evet. Ve 7 parmağıyla yapmıştı. Yani Sahra hastaneleri kuruluyor. Yok. O hasta bakın o devir hasta doktorları her türlü hastalığa koşar bakardı. Evet. Şimdi ben operatör. Soru ne hastalık? Çünkü onların pratikte uyguladıkları o Sahra hastanelerinde önlerine ne hangi hastalık gelirse tedavi etmek durumunda. Tabii yani evet bir de savaş ortamı. Yani savaş ortamında evet, olduğu için. Şeyler, hastalıklar. Anıtkabir niye 15 yıl sürdü? Kardeşim olmuş. Baraka yapmıyorsun orada. Anlatalım isterseniz. Hiç anlatmayalım hocam. Hiç yani, anlatmayalım. Siz bilirsiniz. Yani. O kadar büyük bir arazi. 9 yıldır aslında temel atma töreninden hiç sonra 9 yıldır yani. Yani ama planı hazırlanıyor şeyi yapılıyor. Tabii yapıyor. Savaş yılları bir de. Yani 2. Dünya efendim, Savaşı var. Efendim Sayın Mahmut Sami Palamut. Kardeşim ben espri diye söylemedim. Twitter'da dolaşıyormuş da. Evet Atatürk'ün gizli vasiyeti. Yarın 3'ü 10 geçe. Yapma yahu. Yani söyleyip durma. 15 İnananlar olacak. Yapma. Adam hocam Twitter'da dolaşıyormuş. Böyle bu şaka yapıyorsun ama. Herkes şakaya gidecek. Evet yani 15-10'da. Ciddiye alırlar Allah aşkına. Hilafet mi neydi? Bütün o gizli vasiyet açıklanıyor. 75 yıl doluyor işte. Kimin halife olacağını da söylüyormuş. İsim de varmış değil mi? Evet. Öyle bir olay. Merak ettim. Yani görenler. Ay ay ay. Yoksa padişahlık da mı gelecek? Yok o yok hocam. O yok hocam o yok. Kürt meselesinin nasıl çözüleceğini de anlatıyorum. Ne arasınız var? Evet. Pi sayısının gerçek değerini bile söylemiş. Bengücan fındık efendim. Tamam söyleyeyim. Kıbleyi gösteriyor. O işaret kıbleyi gösteriyor. Bazı işaretleri soruyorlar da mezarda. Yani... evet hocam. Neden Fransız doktor getirilmedi? Getirildi. Hayır, neden Fransız doktor getirildi diyorlar. Hocam şimdi şöyle, bu hastalığın seyrine bağlı olarak bizim Türk doktorları evet bu gerekli muayeneleri, kontrolleri yapıyorlar ama bir de Avusturya'dan, Almanya'dan ve Fransa'dan bu siroz hastalığı konusunda çok uzman olan büyük bilim adamları var, doktorlar var. Onlar da bir konsültasyon yapmak üzere, muayene etmek üzere çağrılıyorlar. Ve işte Doktor Fischenge, Eppinger gibi meşhur, dünya çapında o dönemin meşhur doktorlar da getirilmiş. Ama bizim doktorlarla onların yaptıkları ortak konsültasyon sonucunda bu ortak tedavi kararları uygulanıyor. O hastalık konusunda bir tartışma var. Atatürk'ün... Hocam zaten zehirlendi mi diye sorup evet, duruluyor. Siroz hastalığı, alkole bağlı bir siroz muydu?
Yoksa peklik ve işte düzensiz beslenmeye dayalı olarak bir siroz hastalığı, kanlı karaciğer iltihabı hastalığıydı diye tartışılıyor. Mesela bu Eppinger geldiği zaman burada söylüyor. Diyor ki benim mesela Afrika'da diyor hiç alkol almamış siroz hastalarım vardı diyor. Çünkü bu olabiliyor. Hepatit de mesela hocam, yapabiliyor. Hocam çok konuşuyor siz böyle, çok akademik anlatıyorsunuz. Atatürk'ün rahatsızlığı neydi? Atatürk'ün kanlı karaciğer iltihabı raporlara siroz. Geçen şey siroz. Alkole bağlı siroz. Budur efendim. Yani şimdi doktorların anlatınca ortak kararı bu. Bugün bu tartışmalar çıkıyor. Bazı seyircilerimiz şeyi soruyorlar. Ona müsaade ederseniz ben cevap vereyim. Hanedanı niye sınır dışı ettiler diyorlar. Başka türlü. İngiltere'de gibi olmaz mıydı? Tekrar söyleyeyim. Beyefendiler, hanımefendiler. İngiliz kraliyet ailesi, Royal Family. 11 veya 12 kişidir. Bizim hanedan, Imperial Family. Çıkartıldığı zaman 1924'te 155 kişi. Şimdi hilafet konusunda her bilen bir şey konuşuyor. Bildiğini iddia eden daha doğrusu. Basit bir şey söyleyeyim. Hilafet bütçesi 1924 yılında 640 bin liradır. Türkiye bütçesi 12 milyon civarındadır. Yani çok... 640 bin liradır. Ankara'nın bütçesi, meclis ve bir ek bütçe yapılır Cumhuriyet'in ilanından sonra arada. Cumhurbaşkanlığı bütçesi 760 bin lira civarındadır. Şimdi o zamanki paraya göre bakarsanız korkunç bir para bu. Yani niye çıkartılmadı, niye şey oldu? Şimdi 1924 kaçtayız? 2013, 89 sene olmuş. 89 sene önce olan bir hadiseyi niye yaptılar, niye ettiler diye konuşamayız artık. Geçmiş şeyi. Sonuçlarına bakın. Neredeyse 90 sene oluyor seneye. 3 Mart 1924'tür. Şeyse. Niye çıktı da niye şey oldu da bilmem ne bu. Yani İslam dünyasının önderlerini Türkiye yapardı falan diye bu iddialar ortaya geliyor. Yaşadığı dönemde yani Osmanlı Devleti'nin son döneminde hilafet o rolü oynamış mı da? Şimdi oynayacak hocam yani. Yani padişah. Hocam Orta Doğu ile ilişkiler belli yani. Şu anda mesela. Suriye'deki gelişmelere bakalım. Irak'taki gelişmelere bakalım. Yani şeyi... Ha şimdi. Varsayımlarla. Karamanlı mıydı Atatürk? Evet. Benim araştırmalarıma göre Atatürk'ün baba tarafı ve anne tarafı Konya Karaman'dan Rumeli'ye göçürülen Yörük Türkmen gruplarına belgesi dayanıyor. Var ama var şöyle hocam, Karaman deyince bugün Karaman şehrini anlamayalım yani. Diyarı Karaman diye bir şeyden bahsediyor Mustafa Kafalı Hoca. Bu Osmanlı Devleti'nin Karamanoğlu Beyliği'ni merkeze bağlamasından sonra Rumeli'ye sevk ettiği Yörük Türkmen gruplarından bahsediyoruz. Kızıloğuzlar ve Konyalılar. Belgesi var mı? Belge yok. Yani böyle nokta olarak şuradan gitti, buradan gitti. Hayır, hayır tabii o tabii olmaz o kadar. Ama anlatımlar var. Kocacık köyündeki gelen, yaşayan şu anda Makedonya'daki dedesinin köyünde yaşayanlar Konya Karaman'dan geldiklerini söylüyor. Hocam Balkanlarda ama kimle konuşsanız. Tabii. Anadolu'dan çünkü şey Yörük Türkmen deposu burası. Konyalılar yalnız Zübeyde Hanım'ın. Ben ona pek inanamıyorum. Zübeyde Hanım'ın şeyi. Çoğu da Konya'dan. İşte şey Konyalılar deniyor. Zübeyde Hanım'ın. Öyle bir şey olursa o dönemde Konya'nın nüfusu 4 milyar falan olmasın. Yok, tahrir defterleri var. Konyalılar adına kayıt tutulmuş hocam. Şeyde. Göçmen Rumeli'de şeyleri var. Geldikleri yerin olduğu adına izafeten. Oraya evet götürüp. Hocam evet, yalnız Erhanların falan mesela Yusuf Hocaların söyledikleri de tahrir defterlerinde öyle büyük nüfus değişimi yok diyorlar. Çünkü bizde taşındı, on binlerce kişi gitti falan deniyor ama tahrir. Yok yok. Tahrir defterleri var. Öyle bir o nakillerde nüfus değişimi yok. Sadece benim dediğim Rumeli'deki Türk gruplarıyla ilgili tahrir defterleri. Konyarlar diye kayıtlar tutulmuş. Yani onların adına özel tahrir defterleri biraz var. Biraz bir ayaklanır gibi olanlar mı gidiyorlar? Genelde öyle. Hem orayı Türkleştirecek, İslamlaştıracak fethettiği yeri hem de buradaki Türkmen nüfusu azaltıyor, isyan etmesin yani bir daha tekrar. Efendim evet, tamam İstanbul'u ismini yenileyeceğim diyor İstanbul'u hocam. Yani
İngilizce veya herhangi bir dilde olmasının dışında insan bir içki markasını alıp kendisine isim yapmaz. Efendim? İçki markasını alıp isim yapmaz. O vodka. Ama yenilesen tabii. Evet, cenaze namazı cemaat olarak mı? Herhalde kaçırdığınız şeyi onu soruyorlar. Cemaatle kılınmıştır şeyde. Dolmabahçe Sarayı'nda, Muayyede Salonu'nda. Demin uzun uzun konuştuk. Şimdi Ali Bey diyorlar Atatürk'ü yazacak mı? Size göstereyim. Dünya kadar kitabı var. Tabii bulamıyoruz diye mesajlar da geldi. Göstereyim efendim. Bu ikisi Ali Güler, Atatürk'ün saklanan şeceresi bu yeni mi? Yeni, yeni. Bu ikisi Eskiden yeni. Yok muydu bu? Eskiden vardı ama baskısı yoktu. Bir daha geliştirilmiş baskı. Şimdi efendim baskı. Burada 280 küsur 91 akrabasının bakın tamamının listesi vardır Atatürk'ün. Bütün akrabaları, şu anda yaşayan akrabaları yani. Hani millet konuşuyor ya, yok şuydu buydu bilmem ne belli değildi akrabaları falan. Bütün akrabaları isim isim soyadı. Türkiye'de yaşayanlar bunlar. Sadece Türkiye'dekiler. Niye pahalıyor? Işıktan oluyor galiba bu. Şunu biraz yaklaştırsana şeyi. Çok pahalıyor gözükmüyor. Niye pahalıyor? Bakın. Bütün isimleri soyadlarıyla. Baba tarafı da anne tarafı. Baba tarafı anne tarafı. Hocam 184 baba tarafı. 184, 107 de anne tarafı. 284, 291 akrabanın isimleri, soyadları, nerede, hangi şehirde. Kim kimin çocuğu, kaçıncı kim kuşak. Kim kimin çocuğu, kaçıncı nesil. Evet. Hepsi burada var. Bir kitabı bu Ali Bey'in. Diğer kitabı bu. Yeni çıktı bu. Efendim, aleyküm selam. Şeyin... definle ilgili cenazesi kitabı. Evet. Definle Anladım. İlgili kitap. Yani Atatürk'ün cenazesiyle ilgili. Anladım. Burada bütün belgeler, fotoğraflar, yazışmalar her şey var. Efendim. Daha önce çıkarttıkları var. Şu var. Bunu yeniden şey evet. yapacağız. Baskılar mesela, pek yok. Mesela Mustafa Doğru. Kemal'in notları. Evet. Okul kayıtları. Şunlar görüyorsunuz. Karneleri şöyle yapalım. Mesela. Karneleri, okul kayıtları hepsinin belgeleri. Künye defteri kaydı. Yani ortalıkta konuşup şey yapan, atıp tutan, ahkam kesen, zevat-ı keriha-i mekruha'ya bakmayın. Anladınız tabii. mesela soyu. İşte aile kayıtları bir başka kitap. Gösterecek miyiz? Evet. Ama en yeni kayıtları, son araştırmaların kayıtları istiyorsanız bu. Rahatlıkla bulabilecek. Atatürk'ün saklanan şeceresi. Evet. Bu çok yeni. Dediğim gibi bütün aile şeyleri şurada. Askeri müzede satılıyor mu? Daha oraya gelmemiş. Hocam 2-3 gün önce çıkmış. 2-3 gün önce çıkmış. Biz internet satış sitelerine girdi. Bu. Kitapçılara da yeni dağılıyorlar. Hatta Atatürk'ün babasıyla ilgili mesela Atatürk'ün babasının ismi burada kapakta var. Evet. Ali yani Rıza Atatürk'ün Efendi. Babası Ali Rıza Efendi değildi vesaire biraz kaldırarak iftira edenler. Burada açıkça bu idadi kaydı mıydı? Bu asker harp okulu. Harp okulu kaydı. Dünya kaydı. Asker liseden gelenlerin şeyi kaydı. Yani. Harp okulundaki künye evet. defterinin yani kaydı. Yani bu da şey diyor Selanik'te koca Kasımpaşa Mahallesi gümrük memurlarından Müteveffa Ali Rıza Efendi'nin mahtumu diyor. Evet. Arkada onun çevirisini de belgeler bölümüne koyduk zaten. Evet. Oradan bakalım. Şimdi efendim. Öf ya Rabbi Allah Allah. Şimdi ya arkadaşlar siz deli misiniz ya? Bir şey mi var kafanızda? Anıtkabir'i yıkalım. Türk usulü mezar yapalım diyor. Bu gavur usulü müymüş? Allah Allah ya. Yapanlar Türk mimarlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kararlarıyla proje seçilmiş komisyonlar 47 proje var değil mi? 49 proje var hocam. 47'si incelemeye değer bulunuyor. İkisi. Bunun içerisinden 5 tanesi şey yapılıyor. Üçünün değerlendirmeye alınmasına karar veriliyor. Onun üçün içinden de Emin Onat Profesör Doktor ve Orhan Arda Doçent onların bu uygulanan projesi. Cengiz Agayev seyircimiz. Cengiz Bey çok teşekkürler. Şimdi size bir şey göstereceğim.
Şimdi hiç bunu bağlamayayım kabloyu gene. Şuradan arkadaşlar yapalım. Hani sekiz köşe masonik bilmem ne falan dedik ya. Demek ki Türkmenistan tarih boyunca masondu. Evet. Türkmenistan devlet arması. Şunu arkadaşlar yaklaştıralım. Doğru. Sekiz köşeli yıldız. Kültür Bakanlığı'ndan çıkmıştır. Senin hanımın kitabı mıydı? Yok. Padişah Türbeleri. Hakkı Önkal, Önkal mıydı? Olabilir. Hakkı Önkal. O kitaba bakarsanız şöyle bej renkli, büyücek boylu hanedan türbeleri de zannedersem. Oraya bakarsanız çok var canım. İstanbul'daki padişah türbelerinin hangisi sekizgendir, hangisi dairedir, hangisi nedir, hepsi bazı. Evet, bu Türkmenistan devlet alması. Türk geleneği beyler, sekizgen olması. Evet. Yani Anıtkabir'de tam bir Türk geleneğine uyularak sekizgen yapılmıştır. Evet efendim, bu sohbet çok uzayacak. Anlatamıyoruz efendim, tekrar şey yapayım. Yani şeyde dolaşıp duruyormuş Twitter'da yarınki tören. Vasiyet açıklanması. Tekrar söyleyeyim. 3'ü 10 geçe. Çankaya'da. Söyleyip durma Allah aşkına. Söyleyip durma. Ciddiye can, alacaklar. Ya şey, yapma ya. Yalan mı söylüyorum hocam? Allah. Atatürk'ün gizli vasiyeti. Efendim yarın 3'ü 10 geçe. Şimdi bak, bu dönüp dolaşıp Murat Bardakçı açıkladı. 3'ü 10 geçe açıklanacak diye çıkacak. Yalan mı? Açıklıyor evet. İşte. Allah Allah, Allah açıklıyorum işte. Yani herkes oraya toplanıyor. Herkes toplanacak sonra orada. Hilber Hoca'nın emekliliği. Efendim, Atatürk'ün doktorlara kaç sigara içtiği konusunda bilerek yalan söyledi diyorlar valla. Evet. Enteresan, doğru. Doktorlardan korkuyor. Bir anekdotlar. Utanıyor bir de. Kim? Atatürk. İçme diyorlar. Evet. Açın diyor göğsünüzü, şöyle bir bakıyor falan. Sonra başını çeviriyor, kaçıyor. Çocuk tarafı var. Var galiba, evet. Enteresan. Sonuçta insan yani. İnsan yani, evet. Evet. Sigara konusunda biraz kandırıyor, evet. Efendim, yahu. Kardeşim, bakın son defa söyleyeceğim. Bir daha artık bunu başka programlarda da pek söylemek istemiyorum. Ve çok açık şekilde söyleyeceğim. 1953'te tabut açıldığı zaman Atatürk'ün cenazesinin bozulmadığı, evet, iki günlük sakalı olduğu, bu tip ifadeler hilaf-ı hakikattir. Yani gerçek değildir. Ama sakal büyür. Hocam, hocam resmi gördünüz mü? Görmedim ama ya 15 normal. Senede sakal 2 santim uzar mı ya? Yok canım. 15 senede yani, sakal büyümez. Cenaze cesedin sakalı büyümez cenazenin. Bana öyle dediler. Şöyle efendim, evet, sakal çıkar. Çıkar. Niye çıkar ama, sakal büyümez. Vefat olduğu için, öldüğü için bir erkek cesedinde su gittiği için deri çekiyor. İşte sakal dışarı çıkıyor, sakal uzamıyor. Ya ölenin sakalı tırnağı uzar mı? Deri çekiliyor. Fakat 53'teki fotoğrafta böyle bir şey yoktur. Yani tamamen bozulmuş değildir cenaze. Değildi cenaze ama zaten sadece yüzüne bakıldı hocam. Efendim? Yüzüne bakıldı sadece. Yani ne? Yüzündeki pamuklar kaldırıldı. Hayır, hepsi çekilmiş. Tamamı açılmış mı? Tamam. O kayıtlarda ben rastlamadım hocam, onu. Onun tamamının için fotoğrafı var. Evet. Ve hatta şey de madem söyleyeyim. Anlatayım, söyleyeyim mi? Yani bir muçambaya boynundan aşağı sarılı diye. Değil hocam, değil. Bakın. Şunu tabut düşünün. Şunu. Şöyle yaklaşalım arkadaşlar. Şunu tabut düşünün. Jimmy gösterebiliyor mu bunu tepeden? Şimdi. Ve tamam, şöyle şöyle gitmeyin. Şunu tabut düşünün. Şuraya geçsene. Ben size fotoğrafının nasıl çekildiğini söyleyeyim. Bir kere gelip şu tabut şurada. Adam gelip resmi şöyle şuradan çekmemiş. Hayır. Buradan çekilmiş diyor. Tepeden. Ya bir merdiven kurdular. Zaten çünkü şeye çıkıyorlar. Tabut yukarıda. Oraya Kamil Hoca'yı falan çıkarıyorlar. Hocam, yukarı yani. 90 dereceden çekilmiştir o resim. Yukarı. Ve cenaze yatar orada. Bütün. Hepsi açılmış. Yüzü falan değil. Açılmıştır ve cenaze çekilmiştir. Evet, sargılar şeyler var bazı yerlerde ama cenaze olduğu gibi çekilmiştir. Hayır. 90 derecedir. Ve öyle dendiği gibi hiç bozulmamış. Tamamen gitmiş değil tabii ki. Ambome edilmiş yani. Şey yapılmış. Ne tahmin demiyor, edildiği için tahmin edilmiş koruma ama altında. Bozulmuş tabii ki bazı yerleri. Olabilir tabii. 15 bozulmuştu. Yıl. Yüz bozulmuştu. Ve size söyleyeyim. Ben onu gördüğüm vakit ilk epey şey yaptım. Evet. İrkildim. İrkildim yani, insan şeye gidiyor. Atatürk'ün ambome yani tahmin edilmiş kalıyor falan deniyor cenaze. Şimdi ama bakıyorsunuz, kalıyorsunuz ve üzülüyorsunuz tabii şey. Yani bütün şey şu. Efendim, tam
düzgün olmamış. Doktorları falan suçlamaya gerek yok. O zamanki teknoloji. Tahnit geleneği yok ki ya. Evet, o zamanki yani teknoloji. Doktor nereden bilsin, daha önce kimi tahnit etmiş yani. O zamanki teknoloji. Yani. Evet. Yani tahnit. Yani o Lütfü Aksu Hoca'nın gene çok iyi yaptığını evet, söylüyor. Evet, gene kalmış evet. Tabii evet. Kamile Mutlu Hoca. Bugünkü teknoloji yani yok bir ki. Genelde işte bir gaz birikmesi tabutta vesaireden korkuluyor, çekiniliyor. Tamamen evet. Bozulacağından, bozulmuş olabileceğinden tereddüt ediyor Kamile Mutlu Hoca açmadan önce. Hatta Ticaniler o dönemde dedikodu üretmişler. Tabut günahı o kadar fazlaydı ki tabut bile patladı filan diye. Bir grup o dönemde şey yapıyorlar. Atatürk'ün büstlerine filan saldırıyor. Efendiler, Atatürk'ün türbesi altı köşeli yıldız, Mührü Süleyman, Yahudi yıldızı falan diyor. Öyle adam. Sekiz köşe, sekiz. Altıdan sekize kadar iki sayı var. Bu altı, şu altı, bu sekiz. Şöyle yaparsa bu sekiz. Sekiz köşeli. Altı köşeli değil. Şimdi Yahudi şeydi falan filan diye. Evet efendim. Darışmetli mezar taşları mı hocam? Şurada var. Akitaka yazmışlar. Hatta Azerbaycan bayrağında. Üç renkli hilal. Sekiz köşeli yıldız. Ya Türk sembolü. Bu kadar basit. Şimdi bir kısa bir ara versek. Verebiliyor muyuz? Ondan sonra artık zaten. Kapamaya geçeceğiz. 3:20 geçiyor. Ondan sonra evet. Çizim de şu. İşte şu. Şu. Şunu gösterelim arkadaşlar. Şu. Biraz önden zoomlayalım. Şu. Şu. Mozolenin altında bakın. Altında yani sekizden. Öyle boşluk bu. O işte tavanın hemen üstü o mermer lahit zaten. Ama anlatamazsınız efendim. Bu İlluminati belası yani. Varken anlatamazsınız. Efendim? Vallahi. İlluminati belası varken tabii eskiden bir masonlar vardı, bir de bu çıktı. Faneler tamam çıkacak. Yani artık. Evet efendim. Şimdi gene kısa bir ara yapıyoruz. Efendim hocam Allah aşkına. Evet hayır kısa söyleyelim yani çok buyurun. Detaya girmeden. Türk doktorlar, mason doktorlar kasten öldürdü. Sirozu uyuz dediler diyor. Hayır. Saligran isimli ilaç vererek civalı diüretik zehirlendi diye iddia ediliyor mason doktorları tarafından. Ben araştırdım hocam. O 1950'ye kadar civasız diüretik yok. Tıp bilmiyor yani. Eczacılık alemi bilmiyor. 50'den sonra civasız diüretikler çıkarılmış yani. Yani idrar söktürücülerin hepsi civalı yani o dönemde. Hmm. Dolayısıyla şey yok yani. O iddia havada kalıyor yani. Burada bir şu bir açılsın da güzel bir fotoğraf gelmiş gösterelim. Kanuni'nin türbesi sekizgende diyorlar. Yani Kanuni Süleyman mason muydu? Yahudi miydi? Alakası varsa. Yani dediğim gibi efendim şu İstanbul tarafına lütfen gidin. Evet 1566 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Yapı sekizgen, dış yüzü aynı mermer süslemeli vesaire. Sekizgen şurada resim varsa şey yapmışlar. Gönderen efendim seyircimiz Doktor Hakan Macit Beyefendi teşekkürler. Ha yaprak efendim bugün yok. Unuttum söylemeyi. Şu anda tayyarede. Japonya'ya gidiyor. Geçen hafta söyledik Japonya. Evet Japonya'ya gidiyor efendim. Japonya yolunda. Anıtkabir'in projesi kayıp mı doğru mu çalınmış evet. Gizli vasiyetle beraber yarın açıklanıyor. O da yarın o da açıklanıyor çok doğru hocam unutmuştum. İyi. Tamam havaya girdi. Hocam başka ne açıklanacak? Şey daha açıklanıyor. Havaya yani. Girdi. Şimdi Atatürk'ün... Ha, o resimde gösterecek herhalde dağıtılacak. Evet, sizin herhalde. Bahsettiğiniz resim dağıtılacak. Efendim, 3 değil sevgili seyirciler, 3-10 geçe. Zeki Bey, Zeki Ateş Bey, haklısınız beyefendi. Semboller ve masonluk gibi teşkilat işlerine kafa yorduğumuz kadar başka şeylere yorsaydık, Mars'a ilk biz giderdik sanırım. Çok haklısınız. Evet. Maalesef. İşte örnekler geliyor, Kubadabat cinileri. Çok gelir sekizgen. Tabii yani. Tabii. Ben de evde olsam... 3 tane kitap çevirsem. Şimdiler öyle şeydeki. 3 tane kitap çevirsem. Yani mesela Semerkant'taki medreselerdeki Çinliler diye de var. Her yerde var. Konya'daki Çiftemirel Medresesindeki Çinliler diye de var. Çok hocam yani. Neden bu kadar karalama kampanyasına katılıyor diyorlar efendim? Para, şöhret getiriyor ve bu işi yapan adamlar maalesef üstad falan addediliyor memlekette. Çünkü peşlerinde tıklanlar onlardan cahil. Bu kadar basit.
cehlin ol mertebesi sehl olmaz diye bir söz vardır biliyorsunuz. Evet. Atatürk 13 sene Bektaşi dergahında Bektaşilik eğitimi almıştır. Allah. Çok güzel bir bilgi. Allah Allah. Fevkalade bir bilgi. Manevi çalışmalar yapan makam sahibi Ali Mirzan Utku Bey'e göndermişler. Alkole başlamasının nedenini çok iyi biliyorum bazı sebeplerden dolayı. 13 sene Bektaşilik eğitimi ben hiç duymadım yani. Nerede yani 13 sene? Nerede 13 sene? 13 sene nerede kaldı Atatürk? Cumhurbaşkanlığı dışında. Mevlevilik var ailede. Mevlevilik geleneği var. Hayır. Bektaşilik geleneği yok yani. Hayır, bir de sabit bir yeri yok ki dediğim gibi 13 sene. 13 sene Cumhurbaşkanlığı dışında nerede kaldı? Nerede oturdu ki zavallı? Tabii tabii. Selanik, Manastır, İstanbul. Mümkün değil. 57 senelik ömrünü zaten büyük kesimi şeyde yani. Şimdi seyircilerimiz niye cevap vermiyorsun, soru yazdık diyorlar. Arkadaşlar her hafta söylüyorum. Binlerce mesaj geliyor. Göremem sorunuzu. Göremeyebilirim. Niye mesajımı okumadım diyeceğine. Aynı soruyu orada tekrar yazsaydı ikinci, üçüncü sefer görmüştüm. Bu yüzden. Ya biz biz bu programın aslıyız. Tarih programı. Taklitlerimiz değiliz. Taklitlerimiz 30 mesaj gelince dünyalar onların oluyor. Ya binlerce geliyor şeyden. Bu. Efendim Şevket Süreyya Bey'in tek adamı, kusura bakmayın, Devli Toplu Atatürk hakkında yapılmış benim için hala en mükemmel çalışmadır. Evet. Ha, mesela Hoca Şeceresini yayınlamış burada. Tabii. Defin şeyini yayınlamış ama Şevket Süreyya Bey o 60'lı yıllarda yazmış, 70'lerde çıkmıştır. Evet. En mükemmel kitaptır. Hala. Evet efendim. Kısa bir ara veriyoruz. Ondan sonra efendim artık şey yapıp ne derler kısa toparlayıp edip falan. Yani bu işin o kadar vebali. Yaşamak istemiyorum gibi bir şey geldi. Kim hocam? Ben. Size mi yaşamak istemiyorum evet. gibi? Hayırdır selamun kavlam bir Rabbil Rahim. Bir güle söyledim. Gül artık perişan. Yedikleriniz dokununca mı? Dün akşam kustum işte herhalde ben ne bileyim. Ama o şeydi. Ama yaşamak insanın istemiyorum deyince dahili yiyeceği değil psikiyatra götürürdüm ben o zaman Gül'ün yerinde yok, size. Yok insan oluyor yani. Ama yeter hocam artık. İnsanın Allah kusursun. Mide düzeni bozulduğun zaman evet, en büyük ızdıraplardan birisi o. Çok o dokunma. Her şimdi şey bir seyircimiz Gökhan Kalender Bey. Yani beni Atatürk karşıda bitesi nerede efendim şey hastalık. Evet. Olur mu hocam ya? Daha sizin yapacağınız bir sürü şey var. Pazardan evet. Taze fasulye geldi çok iplikli çıktı pek de tatsızdı. Çok zor geçti. Sohbet oraya geldi. Ama ne diyor? Yaşadım yaşadığım kadar diyor. Böyle bir şey denir mi ya? Gül seyrediyor mu saatte sizi? Yeğen efendim Profesör Gül İrepoğlu. Gül Hanımcığım seyrediyorsan dahiliyeciye bir kalpçiye falan filan değil. Psikiyatra. Bir şey var yalnız bunda. Bir duygusal bir şey yaşamak istemiyorum. Hayır, bu niye oluyor yani aşk ızdırabından oluyor başka şeyler oluyor. Hayırdır hocam? Terk edilmişlikten. Terk edil. Bak. Terk edilmişlikten oluyor. Yemek dokunmuş. Ha? Dün yemek dokunmuş. Yedi yemek. Çok çıkardım. Böyle bir şey. Geçmiş olsun hocam. Midenizi düşmüşsünüzdür belki. Kendimi dikkat yorgun hissettim. Ya, yorgun hissedince yukarıda fena çalışamayınca artık tükenmiş gibi hissettim efendim, kendimi. Evet. Bu ilahi adalet. O kadar seni abuk subuk kara mimiye verirseniz böyle olur. Yukarıdan ha diye sopayı sallıyor. Allah. Yani Allah. Oturun yıldızı yazın. Böyle kara mimi yok. Daha başlayamadım. Kubilli Kenef'in müstakil kitap yapacaksınız. Kubilli Kenef'i. Saray helalarını çalışıyordunuz. Oturmuş kara mimi. Neyse. Hocam bilseniz kara mimi diye bir adam varmış. Biliyorum. Seni dinleyen kara memeyi bilmez mi? O kara memeyi elimde olsa boğardım şu anda yaşasaydı. Kaç senenizi çaldı bu herif ya. Evet. Ama bu da platonik aşk da olabilir. İş bitti ya ondan da olabilir. Doğru hocam. Belki. Evet. Evet şimdi şeyde kaldık. Gökhan Bey beni Atatürk karşıtı sanmış. Yalnız düşünmüşüm. Yanlış düşünmüşüm. Beni. Helal edin. Helal olsun. Şimdi efendim. Gökhan Beyciğim nerede? Bakın.
yahu şu kitabı alın yarın, incecik bir kitap. 3 kuruş. Bakın kapakta, yaklaşalım arkadaşlar, yaklaşalım. Ali Rıza Efendi'nin kaydı var. 3 tane zibidinin, Tanzimat zamparasının, bilmem nenin çıkıp, yok babası Ali Rıza Efendi değildi falan filan. Yahu hocam ortaokul mu lise mi bu? Giden o harp okulu, harp okulu kaydı. Ali Rıza ne olur diyor. Nasıl yani, harp okulundan bahsediyoruz. Sahte belgeyle girecek değil. Evet efendim. TÜYAP kitap fuarından alabilir İstanbul'daki izleyiciler yani. Orada indirimli de alabilirler. Açık. Şeyi soruyorlar Barış 1899. Ne? Tabii tabii 1899. Tarihi. Belgenin tarihi. O belgenin tarihi 13 Mart 1899. Şu. Evet. İçinde var mı hocam? Var var. Arkada var, içinde şey, de var. Çevirisi de var. Belgelerin içinde yok, var. Yok çeviriyi boş verin. Şeyisi aslında. Yani orijinali de var. İlk başta, ilk belge. İlk belge mi? 85. sayfada. Dünya kadar, ha. Evet efendim, 1 Mart 1315 yani 13 Mart 1899. Kara Harp Okulu arşivi, künye defteri gibi. Bakın şu, şu yaklaşalım arkadaşlar şuna. Bu şuraya. Kare içinde sonradan alınmış. Yani defterin orijinalinde böyle değil tabii. O yandaki öğrenciler gibi. Ahmet Tevfik. Niye bozuyorlar ya? Onu birisi işte belirlemek için şey yapmış. Şu, aslında yanlış. İşte yani. Resim koymuşlar, kaydı bu. Evet. Defter şu anda Kara Harp Okulu arşivinde. Evet bu. Orijinal defterin. Bu kalıp evet defter, efendim. Ünye defteri yani. Barış Ergan soruyorlar. Kılıç Ali aleykümselam dediğini söylemiş. Efendim şurayı okumuyorum çünkü öyle bir şey yoktur. Falih Rıfkı, Nihat Reşat, Şerkes Süreyya falan. Sonsuzlu saat kaç? Dedikten var, sonra aman değil ama evet. Efendim? Yok dil değil. Saat kaç diye soruyor. Ondan sonra o biraz evvel anlattığımız şekilde gelişiyor olay yani. Şey, Hasan Rıza Soyak'tan nakil zaten evet. Onların hepsi. Çünkü ben de öyle biliyorum. Evet. ha enteresan Salih, soru. Salih Bozok da orada mıydı? Salih Bozok da... Hayır. Törende 53'te diyorsun. Yok, öldüğü anda Salih Bozok. İçeriye gider. Evet, o gidiyor aşağıya, o aşağıda sarayın altında intihar ediyor. Silahıya. Teşebbüs ediyor daha doğrusu. Teşebbüs daha doğrusu. Ölmüyor, hastaneye kaldırılıyor, o iyileşti. Ölür ölmez mi? Atatürk ölür ölmez tabii, mi? Tabii tabii hemen. Zaten feryat filan millet bağırmaya başlamış filan, ağlamaya silah başlamış. Silah sesi geliyor orada. Evet, aşağıdan. Daha önceden sormuş o. Yani işte nereye ateş edersem nasıl ölürüm filan diye evet. Doktorlarla konuşmuş. Onlar da espri yollu. İşte kalbe ateş edersen daha şey olur falan ama kurşun kalbe gelmemiş. Hmm. Öyle kurtarıyor yani. Çocukluk arkadaşı değil mi Salih Bozok? Efendim? Çocukluk arkadaşı Atatürk. Tabii tabii Atatürk'ün Selanik'ten itibaren çocukluk arkadaşı. Nurcu Önker ve Salih Bozok. Ama isim vermeyelim de. Üzüntü mü korku mu? Korku olabilir sizce? Çünkü Atatürk'ün adeta tetikçisi gibi. Yani çok... Malum. Yani üzüntü değil, rahmetli Muzaffer abi, oğlu. Onunla biz o meseleyi çok konuştuk. Yani neyse. Salih Bozok da asker miydi? Nuri Cönker askerdi. Nuri Cönker asker, Salih Bozok değil. Değil değil mi? Değil. Doktor muydu? Yok Salih Bozok da asker ya. Asker canım. Asker, asker, asker. Asker. Bir ara tabii, asker. Tabii, tabii. Asker. Asker canım asker. Asker. Sonra mebus olmuş o İsmet Paşa. Mebus olduğunu biliyorum da. Asker, asker. Asker o da asker. Sayın Sami Can Pelit. Efendim Atatürk'e otopsi yapılmış mıdır? Yapılmadı. Yapılmadı. Yapılmadığına dair de bir rapor hazırlandı 10 Kasım. Şimdi elinde Atatürk'ün otopsi raporu var diyen her kimse yalancıdır, sahtekardır ama bilmeden uyduruyorsa da yani şey yapıyorsa cahildir. Otopsi şimdi, yapılmadığına dair rapor var. Bakın, bakın şimdi ne dedi hocam aramayın. Yani otopsi yani, yapılmadığına dair diyor. Ya bu da var değil mi? Bu kitapta var. Var var kitabın ekranı. Kardeşim bu kitapta var, bu kitap yeni. Ne ararsanız var, her türlü verilir. Burada var rapor. Otopsi yapılmadığına dair, niçin yapılmadığını da özet i̇şte, bilgileri var orada. Şu iri yazı var ya. Şurayı gösterelim madem. Orada da özet ana şey rapor var. Rapor bu. Otopsi niye yapılmadı diye rapor. Yani otopsi yapıldı diye değil. Yapılmadığına dair. Evet. Fethi meyit. Fethi evet. Meyit yani ölüm şeyi. Hastalık takip edildiği için gelişmeleri anan biliyorlar. Yani Sayın Pelit böyle bir şey efendim yoktur. Sebebini biliyorlar. Evet. Zaten yazıyorum.
Tahakkuk eden mevtin sebebinde en ufak bir tereddüt ve şüphe kalmamış olduğundan otopsiye gerek duyulmamıştır. Yoktu efendim, yani efendim Cahit Bey'e inşallah, Cahit Kayra'yı çağıracak mısınız diyorlar. İnşallah efendim. Valla Sayın Fadile Özgü Ulusoy, kusura bakmayın. Kendi önümden kimseye vermem. Siz de vermeyin. Niye verirsin? Birisinden alıp da birisine ömür verirsin. Verilmez. Yani zaten öyle bir şey yok. İnsanın ömrü zaten bellidir. Allah Allah. Efendim. Şu şeye bak Allah aşkına. Efendim sevgili seyirciler. 15.13'te değil, 3.10 geçe. Yalnız hoca bir şey söyledi. galiba o resmi de basına dağıtacak da 53'te çekilen resmi. Hani gizli vasiyet açıklanıyor ya yarın. Bekleyin, şey yapın. Ay 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 ay. Evet efendim. Ne yapalım hocam? Siz bilirsiniz. Siz bir daha bulun, Anıtkabir falan dünya kadar evrak var. Yani İnşallah. Evet, Ali Bey devlet arşivi gibi. Malzeme var. Ayaklar şey. Kitabı burada konuşamadığımız çok ayrıntıda kitapta var belgeleriyle beraber. Bakanlar Kurulu kararından proje seçimi o? Mesela bu çok önemli bir rapor. Tabii. Ha şey. Evet. Hocam bir şey soracağım. 1938'deki anayasaya göre veya meclis iş tüzüğüne göre veya anayasaya göre yani Cumhurbaşkanı vekilliği var mı? Cumhurbaşkanlığı vekilliği onu anayasaya göre bilmiyorum. Yani şey olarak. Şuraya gelmek istiyorum ben. Şunu şey için. Abdülhanik Renda. O günkü anayasaya göre Cumhurbaşkanlığı vefat ettiği vakit meclis reisi Cumhurbaşkanı vekili midir, Cumhurbaşkanı mıdır? Meclis vekili olarak İsmet Paşa'ya gidip ona meclisteki seçim sonucunu tebliğ eden. Hayır. Anayasaya göre. Cumhurbaşkanı öldü. Evet. 38'deki anayasaya göre. Evet. O 24 anayasasıdır değil mi? Tabii. Ama orada tadilatıyla geliyor. Ama Cumhurbaşkanı olmaz ki. Bir dakika dur. Bir dakika. Tahminle olmaz mı? Hayır. Vekil olur. Tahminle değil. Amerika'da başkan öldüğü vakit başkan yardımcısı başkandır. Evet. Bizim anayasaya göre. Vekil. Anayasaya göre vekil mi? Vekil. Ben yanlış hatırlamıyorsam vekil hocam. Vekil yani. Hiç ona bakmadım yalnız geçen gün. Vekil. Bir arkadaşım ya şeye bir baksana dedi. Anayasaya. Eğer vekillik müessesesi yoksa yani Amerika'daki sistem gibi falansa o zaman Abdülhalik Renda bir günlüğüne ikinci cumhurbaşkanıdır. Yok, Amerika'da başkan yardımcısı başkan oluyor değil mi? Başkan oluyor, anda başkan oluyor. Evet. Johnson nasıl oldu? Evet. Nixon gibi. Şey istifa ettiği vakit Nixon. Johnson. Hayır Nixon gibi. Nixon hayır. Kennedy öldüğünde Johnson geldi. Nixon istifa edince Ford geldi. Ha Ford geldi. Ve affetti. Bakanlar şimdi Celal Bayar Atatürk'ün yanında 10 Kasım'da. Geliyor. O gün akşam Bakanlar Kurulu'nu topluyor. Bakanlar Kurulu'nda parti grubunda İsmet Paşa'nın... Hocam o teferruatı biliyoruz. Hayır. Hukuki şeyi. Yani hukuken benim yanlış anlaşıya hatırlamıyorsam... bakmak lazım tekrar ama yanlış hatırlamıyorsam vekil yani. Siz emin misiniz? Onun? Yani ben şu andaki bilgilerime göre... Ben de emin değilim onun için. Bakalım o zaman. Bakalım. Ah şeyi hatırlatıyorlar. Evet. Yener Yalçın abi bey. Beyefendi çok haklısınız. Yarın şey de açıklanıyor 15.10'da. Lozan'ın gizli maddeleri de var. Sırf bu hiçbir şey kalmayacak. Bak seyircimiz pratikleşti. Evet Yener Beyciğim çok teşekkür ederim. Haklısınız. Ve esprinizi de çok sevdim. Hakikaten. 24 Anayası. Ali sen bunlarla niye uğraşıyorsun? Bu sırların kitabını yaz tamam. Ne uğraşıyorsun ya? Ne köşe olur? Belge toplamayla uğraşıyor. Bir de çok mürit toplarsın. Evet ya doğru. Kitabında güzel bir ifade var ama. Üfürük tarihçilik diyor. Efendim? Evet. Bu tür ifadeleri yapanlar üfürük tarihçilik diyor. Üfürme tarihçiliği. Üfürme tarihçiliği diyor. Halbuki diyeceğine Anıtkabir'deki o metodası boş. Ben de üfürsem. Daha hocam, iyi değil bak, mi? 70'li yıllarda bir iddia ortaya atılmıştı. Atatürk Sirius yıldızından geldi demişler. Ne? Sirius. Harika. Halbuki bununla uğraşacağına. Yok belgesiydi, şu suydu, bu suydu. Evet ya. Bir senaryo. Şeyde 10 Kasım 1938 gecesi
uzay gemisi geldi o mezar falan boş Sivriz'e gitti desen üf. Atatürk'ü alıp götürdü. Alıp götürdüler. Evet. Öyle mi atılmıştı? 70'lerde yazılıp çizildi mi gazetelerde bu? Efendim? Gazetelerde yazılıp çizildi mi bu yıldız? Seyircilerimizden geliyor. Cumhurbaşkanı hastalık ve memleket dışı yolculuk gibi bir sebeple görevini yapamaz veya ölüm, çekilme ve başka sebeple Cumhurbaşkanlığı açık kalırsa Büyük Millet Meclisi Başkanı vekil evet. olarak Cumhurbaşkanlığı görevini yapar. 24 sanırım. Galip Çakır Bey göndermişler. Evet, ondan evet. sonra efendim Muhsin Sezal Bey göndermiş ama o dönem, bir bakacağım o şeye. Evet. Gene geldi yürüt bir dakika. Bir tane daha geldi. Dilek Banu Yılmaz hanımefendi göndermişler. İzleyicilerimiz duyarlı. Evet. Hayır şeyi bana söyledi. Yani bir bak dedi. Bir o çevreye çok yakın olan bir zat. Çünkü 60 anayasasına göre vekildi değil mi? Mesela ya dağıtmayalım. Hayır hayır. Fahri Korutük'ten sonra meclis başkanı kimdi? İhsan Sabri Bey. İhsan Sabri Bey vekildi. Erhan'cığım onu konuşmuyoruz. Hı. 38'deki anayasayı. Tabii. Yani bizde bir milli anayasa, bir şeyi şey yaparsanız o dağıtılır böyle yayılır. 60 anayasası. 80 anayasasına göre bir de onu da konuşalım. Mesela şey meselesi. 24. Evet. Ha bakın şimdi o şey Türkçesiyle, o zamanın diliyle kim göndermiş? Sayın Serven Uluk. Reis-i Cumhur, hastalık ve memleket haricinde seyahat gibi bir sebeple vazifesini, vezaifini ifa edemezse veya vefat, istifa vesaire sebep dolayısıyla Cumhuriyet riyaseti inhilal ederse Büyük Millet Meclisi Reisi vekaleten Reis-i Cumhur vazifesini ifa eder. Bunu niye sordum? O çevreyi, Atatürk'ün çevresine, çocukluğu o çevrenin içerisinde geçmiş. Çok sevdiğim bir zat. Bir dedi, ben de merak ediyorum, bir baksana anayasaya dedi. Bakacağım tabii ki, yani yine bakacağım şeye. Yani ikinci reis-i cumhur olabilir. Reis-i cumhur dedi. Vekili diye geçiyor zaten şey. Metinlerde yani, mi? Evet. Ya yani, resmi yazışmalarda. Bu o dönemki kayıtlarda reis-i cumhur vekili meclis başkanı Abdülhalik Rendel. Ha, ha. Belgeye de yansımış. Evet. Belgede mi? Evet evet. Evet o zaman öyle evet. O yazdıkları doğru yani. Şey. Zaten kısa bir gün. Tabii tabii bir gün. Sevgili seyirciler, uf bir resim yağıyor. Arkadaşlar, İhvan-ı Müslümin, ya ümmeti Muhammed, ey şecii Türk milleti, kardeşim 53'te çıkan resmi bulamazsınız. Hiçbir yerde yayınlanmadı, görmemişsinizdir. Toplam görenlerin toplam sayısı belki 10 kişidir. 10 kişiyi de biliyoruz kim olduğunu. Yani şu resim mi bu resim mi diye lütfen göndermeyin. Göremezsiniz, yoktur. 53'e çekilen resim bu diyen varsa o da yalan söylüyordur. Yayınlanmadı hiçbir yerde. Çok şey geliyor. Evet ama gene şeye bakacağım olabilir. Evet. Evet hocam. Teşekkür efendim bu akşam... Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ali Güler'le beraber olduk ve bize inanılmaz görüntüler, inanılmaz iki tane ses kaydı. Bir tanesi ben ilk defa dinledim radyo canlı yayınını ve Atatürk'ün vefatından sonraki cenaze merasimleriyle alakalı son derece enteresan, bilmediğimiz hususlarda aydınlatıcı malumat verdiler. Efendim kendilerine teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür kapatmadan ederim. Efendim, evet yarın 15.10'da Allah Allah. Gizli vasiyeti açıklanıyor Atatürk'ün. Lozan'ın gizli maddeleri açıklanıyor. Pek emin değiliz. Ali Bey de Ankara'da duymuş. Bugün Ankara'dan bir geldi ama. Bir de hangi takımı tuttuğunu da açıklıyor. O da var. Hava var. Fenerbahçeli mi? Galatasaray'ın hangi takım mi? Beşiktaşlı mı? Vasiyetinde var mıymış o? Bu gizli vasiyette var. O da açıklanıyor. Çünkü hangi o takımın taraftarlarına bir misyon yüklemiş orada. Ne yapmalarıyla. Havaya girer. Vallahi. Evet. Yani yarın çok ilginç şeyler olabilir Türkiye'de. Hocam Çankaya'da köşkte mi yoksa ayrı bir şey mi yapılacak orada? Benim tahminim Sinistan yani işte bu Çankaya, Çankaya dediğimiz zaman Atatürk'ün hatıralarının yaşadığı köşk yani Cumhurbaşkanlığı. Köşk. Eski köşk yeni köşkte. İkisi de olabilir ama şimdi eski köşk daha uygun bence. Eski köşk daha uygun. Yani çünkü
Bu iddiayı ortaya atanlara göre Cumhurbaşkanı muhatabı için o açıklayabilir. Şeyde o tuttuğu takım da açıklanacak. Evet, tuttuğu takım, ondan sonra işte bu Lozan'ın da gizli maddeler hangileri o fotoğraf da atılacak mı Eylül'de? Sonra halifelik konusu. O vaziyette var zaten. Çin'deki Türk piramitleri. Evet. O kadar uçma sen de, onlar yok. Yok. Herhalde durdu. Espriyi bir şey yapma. Gerçekleri karıştırıyorsun. Başka hocam. Belki Atatürk'ün peygamberlik ilanı olabilir mesela. Öyle iddialar da var. Öyle iddialı mı atıldı? Tabii tabii. Hilafet. Hayır, peygamberlik. Türklere gönderilmiş var. Bir peygamberdir Atatürk diyenler var. Allah Allah. Duymadınız mı hocam bunu? Hocam onu duymamıştım yani. Yani böyle iddialar da var. Evet, Zeynep Hanım yazmışlar, haklısınız. Yarın değil, bugün, bugün. Artık 10 Kasım'a girdik. Evet. Saat 3'ü 10 gece, 15.10'da Ankara'da bir yerde efendim açıklanıyor. Tam şimdi. 12 saat kaldı. Ölümünün 75. yılında. Evet. Tulgay Bey sormuşlar, Atatürk'ün 53'te çekilen resmini nerede, nasıl gördünüz? Gerçekten böyle bir resim var mı? Yok, yalan söylüyorum Tulgay'cığım. Biliyorsunuz ben çok yalancıyım. Allah. Hacım. Tekrarla nerede gördün? Hiç oğlum, hiçbir zaman söylemedim ki. Arkadaşlar bakın. Feyzullah Bey göndermiş. 53 diye her yerde bu fotoğraf var diyorsunuz. Kardeşim Feyzullah Beyciğim, bu fotoğraf 1938'de 10 Kasım'da vefatından sonra mulaj 100 kalıbı alındığı sırada çekilmiş fotoğraftır. Öteki yayınlanmadı, göremezsiniz. Şu anda kimin himayesinde bilmiyorum. Ama o fotoğraf hayırdır? Vasiyetle evet, ilgili bir şey mi acaba? Bir toplanmaya başladı insanlar. Evet. Hava şey güzel. Efendim? Uzaylılar da geldi. 1997 mi? 98, 90'ların sonuydu. 99'da olabilir. O fotoğrafı, fotoğrafın yayınlanıp yayınlanmaması çok tartışıldı Hürriyet'teyken ben. Yayınlanmamasına karar verildi. Bu kadarını söyleyeceğim. Bir yerden geldi bu kadar efendim. Başak resmini göndermiş, nasılım diye, berbatsın. Berbatsın. Allah boyfriendine kolaylık versin, berbatsın. Ne diyeceksin tatlı? Evet efendim. 10 Kasım'da hakikaten belgeli, görüntülü, güzel bir şekilde Atatürk'ü iade ettik. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin, evet. Niye rahmet okuyorsun diyorlar. Ne diyeceksin bunlara da? Uskurul mevtakum bil hayv diyeceksin. O ne demek diyecekler. Efendim, neymiş o? Nedir o? Tamam, kapatıyoruz, kapatıyoruz. Kapat diyorlar. Ali Bey hocamıza tekrar teşekkürler. Son defa ben kitabı gösterdim. Aleyküm selam. Ve bu. Bu ikisi yeni. Onu değil ya, bunları göstereceksin ilk gün. Hocayı çok gördük. Bunları. Bunları efendim pazartesinden itibaren kitapçılarda bulabilirsiniz. Belki yarın akşam bu vasiyet Lozan falan açıklandıktan sonra belki haberleri kanal kanal dolaşırım. Değerli görüşlerimi veririm. 15-10'da herkes ekran başına. Hocam futbol da açıklanıyor değil mi? Hangi takımın tabii, tuttuğu tabii, da açıklanıyor. Tabii. O taraftarlara olan vasiyetini, o da açıklanacak. O da hepsi var. Evet efendim. Ali Güler'e, Doktor Ali Güler'e çok teşekkür ediyoruz. Ben bir teşekkür akşam yine inşallah beraber oluruz. İnşallah. Hocam ayağınıza sağlık sevgili seyirciler. Ben de yarın değil aslında bugün 15-10'u büyük bir merakla bekliyorum. Ne şey yapılacak? Hoca da havaya girdi. O da bekliyor. Efendim önümüzdeki hafta galiba İlber gelecek bize. Gelir misin dedim, gelirim dedi. Belki İlber Hoca ile beraber olacağız. Öbür hafta da galiba bir şey çıkmazsa Yusuf Hoca gelecek. Önümüzdeki hafta asıl stüdyomuzda efendim bir araya gelmek üzere. Hepinize iyi geceler.